Efendim iyi akşamlar. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Akıl Çemberi programıyla karşınızdayız. Ben Fulya Öztürk. Açıklamalarıyla, attığı tweetlerle adından çokça söz ettiren bir isim bugün canlı yayın konuğumuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu bugün canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Bu programda bana Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ve kamuoyu araştırmacısı Özay Bey'e Hakan hayırlı olsun Bayrakçı diyoruz. Eşlik edecek. Hoş sağ geldiniz. Sağ olun Sayın Başkan. Sağ olun Sayın Başkan. Özay Bey'e de hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Sağ olun Sayın Başkan. Milliyet Gazetesi'ndeki yeni görevinizden bahsettiniz değil mi? Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Özay Hocam sağ olun. Şimdi Tevfik Bey önce şeyden başlayalım, Ekrem İmamoğlu'ndan başlayalım. Çünkü 14 dakikalık bu bir video kaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grup üst düzey partilinin katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen ve kaydı internete sızan toplantı tartışma yarattı. Son günlerin en çok konuşulan konusu bu. 14 dakikalık bir videodan bahsediyoruz. Şimdi öncelikle bu videoyu izlediniz mi? Onu bir sorayım. İzlediniz öncelikle mi? Hayırlı akşamlar diliyorum. Yayınınızın hayırlı ve güzel olmasını temenni ediyorum. Umreniz de mebrur olsun diyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Son benim tweetlerim konuşuyor ama son sizin şeyiniz daha fazla herhalde. Canları sağ olsun evet. diyorum. Allah kabul etsin. Özay Bey'e tekrar hayırlı olsun diyorum. Milliyet Gazetesi yayın yönetmeni olmak başka bir tarihi sorumluluktur diye Tabii. düşünüyorum. Evet. Çünkü evet. insan bizim medeniyet kültürümüzde, medeniyet değerlerimizde şehir tasavvur edilirken dört temel kavramla tarif edilir. İhya, inşa, tevarüs ve idrak. Şimdi dört temel kavram şehir tasavvurunu anlatır bize. En önemli şey idrak ve tevarüstür. Yani nereye bastığını bil ve kime neyi bırakacağını bil. O açıdan insan nereye bastığını, neye bastığını bilirse kime de neyi bırakacağını bilir diye bizim şehir tasavvurumuzda çok önemli dört kavramdır bu. Ne alakası var videoya diyeceksiniz. Az sonra oraya getireceğim. Ha, bu konu videoya bağlanacak. Evet yani. Konu videoya bağlanacak. Aynı zamanda da şimdi biz Fulya Hanım sıradan bir şehirden bahsetmiyoruz. İstanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul bizim kendi tarihi kültürel değerlerimizin, medeniyet değerlerimizin kök hücresidir. İstanbul bizim göz bebeğimizdir. İstanbul bizim payitahtımızdır. İstanbul bizim dünyanın bize ikram etmiş olduğu en kıymetli hazinedir. Neyle? Coğrafyasıyla. Neyle? Kültürel birikimiyle. Neyle? Hoşgörüsüyle. Neyle? Sosyolojisiyle. Neyle? Şöyle baktığınızda size söylediği tınısıyla. Neyle? Erguvan'ıyla. Neyle? Süleymaniye'siyle. Neyle? Ayasofya'sıyla. Neyle? Efendim Fatih Camisi'yle, neyle? Çamlıca'sıyla, Üsküdar'ıyla, Beyoğlu'suyla. Her tarafa baktığınız zaman Necip Fazıl'ın tabiriyle güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar dediği bir kenttir. Böyle bir kent. Şimdi siz böyle bir kentte görev yaparken önce nasıl bir kentte, nasıl bir şehirde görev yaptığınızı idrak etmeniz gerekir. Eğer nasıl bir şehirde görev yaptığınızı idrak etmezseniz, tırnak içinde söylüyorum, kendinizi oyunda ve oyuncakta hissedersiniz. Ve kendinizi esas idrak etmek gerektiğini duyduğunuz mekanın üzerinde tasarrufta bulunan ve de tasavvurda bulunan bir insan değil, başka alanlarda uğraş veren bir insan olarak konumlandırırsınız. Şimdi şöyle şu soruyu soralım. İstanbul'da yaklaşık 5 yıla yaklaşıyor değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görev süresi. Şu 5 yıllık süre içerisinde baktığınızda mesela ilk 2 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2 yılı nasıl geçti diye bir analiz yapacak olsak neyle geçti? Algı, manipülasyon, Musakkaşoğlu. İlk 2 yıl böyle geçti biliyorsunuz. Ne dedi? İlk 2 yılda araçlardan bahsetti. Makam araçlarından bahsetti, sergiler açtı ama sergiye kendisi gelemedi. Sonra o kadar ileri gitti ki Fazilet Durağı denen bir yalanla İstanbulluları karşı karşıya getirdi.
Hatırlar mısınız bir televizyon kanalında konuşurken programın moderatörüne de işte izledim kanım dondu, kanım dondu böyle bir görüntüyü dedi. Sonra yargı dedi ki böyle bir görüntü yoktur. Böyle bir süreçte sonra 2 yıl böyle geçti. Son 2 yıl neyle geçti? Cumhurbaşkanı adayı olmak hayaliyle geçti. Sonra son 1 yıl neyle geçiyor? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olma hayaliyle geçiyor. Peki soruyorum size şu 5 yılda İstanbul nerede? Şimdi siz İstanbul'a bir günde şu anda bugün İstanbul'a kaç tane araç trafiğe çıktığını biliyor musunuz Hakan Bey? 1506 tane. Peki o zaman çok özür dilerim. Parantez açayım araya sorayım. Arkadaşlarım haberi için uğraşıyorlar ama biz İstanbul'a bir günde girmesine izin verilen hafriyat kamyonu sayısıyla uğraşıyoruz. Mesela, bu sayıya ulaşamadık. Sizde varsa rakam alabilir miyim? Çünkü izni Büyükşehir'den alıyorlar bildiğim kadarıyla. Bulur gönderirim. Çok sevinirim. Hafriyat kamyonu. Peki siz şunu söylüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı bu son 4-5 yıldaki performansına değiniyorsunuz. O taraflara geleceğim aslında değil. Ama. Fulya Hanım ben tam sizin dediğiniz yere geleceğim. Şu video daha sıcak mesele yok, ya onunla başlayalım ama geleceğim istiyorum. Ama şimdi biz şunu yapmak zorundayız. Burası İstanbul. Eskiler İstanbulluları şöyle tarif ederlermiş. Aklı selim, kalbi selim, zevki zelim insanların yaşadığı mekan olarak İstanbul'u tarif ederlermiş. Şimdi burada şunu söylemek çok kıymetli bir şey. Bakın ben şöyle diyebilirim. Çok bir hamasi nutukla bu video işte partici bir tartışmadır. Beni ilgilendirmeyen bir konudur der geçer giderim. Hı hı. Ama bizi ilgilendiren bir boyutu var. Bunu partici tartışma ya da partici mesele olarak değil. Niye? Biz neyi tartışıyoruz? İstanbul'u. İstanbul'u tartıştığımıza göre İstanbul gibi bir medeniyet hazinesinin siz sorumluluğunu üstlenmişseniz o zaman değerlendireceğiniz objeyi ona göre değerlendirmek zorundasınız. Buradan yola çıkarak şunu söylemeye çalışıyorum. İstanbul bakın bugün İstanbul'da trafiğe çıkan araç sayısı 1506. İstanbul'da ortalama şu an 2023 yılının ortalamasını veriyorum. Her gün 1506 tane ortalama araç trafiğe çıkıyor. 1506 tane araç ortalama trafiğe çıkıyor. Tamam. Her gün 98.100 araç, ortalamayı söylüyorum, İstanbul'un dışından İstanbul'a araç giriyor. Tamam. Peki bu şehrin, bu araçların yürümesi, bu araçların sürdürülebilir hızını sağlayabilmesi, İstanbul'da bir günde ne kadar yolculuk yapılıyor? İstanbul'da bir günde 33 milyon yolculuk yapılıyor. Bir günde. Toplu taşımalar hepsi. Hepsi. Yaya vesaire vesaire hepsi. Ama. 33 milyon Mustafa Ilcal hocamızın tespitine göre. Sadece 7,5 milyon sadece 7,5 milyon toplu taşıma araçlarında yolculuk yapılıyor. Neye getireceksiniz konuyu? İşte bu kadar büyük bir kentte. Siz bu büyük kenti arkanızı dönüp başka bir yere giderseniz İstanbul'u başka bir alana taşımış olursunuz. İmamoğlu şu CHP anda, Genel Başkanı mı olmak istiyor? Şimdi, hedef İstanbul, hayali o mu? İstanbul diye bir gündemi yoktur. Bakın çok basit bir şey. Hedefi o mu CHP Genel Başkanlığı? Şu andaki hepimizin gördüğü ve aleni bir şey var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'a hesabını vermeden kaçmak istiyor. Bir daha söyleyeyim mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbullulara hesabını vermeden kaçmak istiyor. Neyin hesabını verecek? Başarısızlığının. Başarısız İstanbul'u, bir belediye başkanı evet, İstanbul'u 5 yılda ne kadar geri götürdüğünü az sonra size bütün rakamlarıyla anlatacağım. İstanbul'u ne kadar geri götürdüğünü, İstanbul'da tahrifi mümkün ol, tamiri mümkün olmayan hangi tahrifatlara açtığını anlatacağım. Mekansal olarak, fiziksel olarak, sosyolojik olarak bu şehirde ne büyük tahribatlar yaptığını az sonra aktaracağım. Peki hiç mi katkısı olmadı? Bakın söyleyeceğim. Katkısının olup olmadığını... Sayın Başkan özür dilerim. Ya bir teknik bir şey soracağım. Hı hı. Hızla geçebiliriz sonra. Ya günde 1500 araç demek. Evet. 550 bin senede yarım milyon araç giriyor. Evet. 3-5 yılda İstanbul biter. Yani çıkan bu nereye var. Varacak? Çıkan da var ama. Ha çıkan da var. Tabii, çıkan tersine da göç de var. Tabii tersine göç değil.
Trafikten şey, çıkan araç da var. Şey, Urdaya çıkan araç da var. Ama girenle çıkan birbirini denk getirmiyor. Abi şöyle söyleyeyim mesela. Ama bu hep böyleydi zaten. Yani bu şunu söyleyeceğim. İyice Sayın arttı Başkan. Da, hani AK Parti hani AK Parti'nin olduğu dönemde de trafik vardı. Şimdi onlar de var. Az sonra AK Parti dönemindeki trafiğin hızını, şu andaki trafiğin hızını hepsini söyleyeceğim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'da bu hatırlar mısınız 6 Mart krizi olmuştu. 6 Mart krizinden sonra İstanbul Ankara'da bir şeyler yapmıştı. Sonra bir tweet attı. Ne dedi? İstanbul'a döndüm işimin başına diye. Yani o gece bir kriz yaşamışlardı. İstanbul'a döndü. İstanbul'dan o kadar uzak ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kavramından o kadar uzak ki. Diyor ki bak döndüm Ankara'daki sabaha kadar sürdürdüğüm siyasi mücadelenin ardından İstanbul'a rutin İBB yönetim kurulu toplantısına katıldım diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kavramsal olarak o kadar yabancılaşmış ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönetim kurulu diye bir kavram yok. Peki artık bu arada Sayın Ekrem İmamoğlu'na da buradan seslenelim. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da cevap hakkı elbette vardır. Bağlanabilir yayınımıza. Bunu da belirtmiş olayım. İsmi geçiyor. Cevap hakkını tabii kullanabilir. Elbette. Hatta yayınımıza... ben her çıktığım yayında şunu söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na hodri meydan diyorum. Hangi televizyonda, hangi gazeteciyle, hani onun tetikçi gazete televizyonları var. İstiyorsa televizyonlarda. Hangi gazeteciyle, hodri meydan, öyle algıyla, şovla, tweet atmakla bu kent yönetilmez, yönetilemez. Bakın. Çok özür dilerim. Sayın Başkan, buyurun. Şunu sormak isterim arada. Şimdi tweet'i tahminen kendi yazmamıştır zaten. Ekibinden birisi yazmıştır. Yani ifadenin yanlışlığı konusunda haklısınız. Ona hiçbir şey söylemem. Garip. Ama öbür taraftan mesela bir belediye başkanının, İstanbul gibi metropolün belediye başkanı iken İstanbul'a ilgilenirsiniz ama her dakika yani şöyle söyleyeyim, iyi bir kadro kurarsınız aslında. O kurduğunuz iyi kadro iyi çalışırsa siz vizyonu koyarsınız. Elemanlarınız o vizyona doğru ilerlemeye çalışır. Mesela bu Karadeniz gezisi başta olmak üzere elbette tartışılacak yerler vardır ama hani her gün mesaiye gidilmesi gereken de bir makam değil sonuçta, değil mi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? Ben zaten şöyle demiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı niye her gün mesaiye geliyor ya da gelmiyor demiyorum. Hı-hı. Ben bir şey söylemeye çalışıyorum. İstanbul Yönetim Kurulu kim var? Yönetim Kurulu böyle bir kavram yok. Başka? Yok. Yönetim Kurulu'yla toplantı yaptık. Yönetim Kurulu'da kim var? İyi Parti Grup Başkan Vekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Ne zaman parti devlet olduk biz? Şimdi diyor ki videoda biliyorsunuz o videoda konuşmalar yapıyorlar. Evet. Onlar parti içi meseleleri. Beni çok o boyutuyla ilgilendirmiyor. Kendi işlerinde zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar kavramından anladığı bir cümle vardır. Nedir biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar kavramından anladığı şey parti içi iktidardır. Yani toplumsal sorumluluk üstlenip toplumu bir yere taşımak, toplumun geleceğini inşa etmek değil. Parti içi iktidar meselesi. Orada parti içi iktidarla ilgili kendi aralarında... Ne yorumladınız o videoyu izlediğinizde ilk? Yorumladığım şey Cumhuriyet Halk Partisi'ne alışkın olduğumuz. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde... Yok şaşırmadım. Hı hı. Kendi içerisinde her zaman iktidar savaşı var olan ve tamamıyla kendi prosesleri içerisinde kendi kariyer planlamalarına odaklanmış bir siyasal anlayış. Hı. Şimdi burada esas şu soruyu sormamız lazım. Bu arada bu toplantı kaydını İmamoğlu'nun sızdırdığı yönünde bazı iddialar var, yorumlar var. Okudum. Yani bak şöyle bir yorum yapanlar var. Mesela bu yorum yatsınamaz bir yorumdur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mevcut genel başkana meydan okuyarak senin en yakınlarınla ben toplantı yapıyorum. Bu görüntüyü, bu fotoğrafı göstermek için, ona meydan okumak için böyle bir görüntüyü sızdıda dahil metinler okudum. Ama gerçeklik nedir? Beni çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren boyutu şu. Ne diyor? Böyle diyor, tam 200 tane toplantı yaptım diyor. Evet. Hatta bugün başka bir gazeteciye verdiği demeçte 250 tane toplantı yaptım. Şöyle söyledi İmamoğlu, seçimden bu yana bu ve benzeri 200'e yakın toplantımız olmuştur. Hiçbir gizli tarafı yoktur. Tamam.
Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 50 günde 200 tane toplantı yaptım diyor. Aynı Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul'un en hayati konusu deprem tartışırken meclis toplantısına gelmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı için 50 günde 200 toplantı planlayıp yapabiliyor. Ama İstanbul'un en hayati konusu olduğu alan deprem konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi araştırma önergesini görüşmek üzere toplanıyor. Depremi tartışacak, depremi konuşacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu toplantıya gelmiyor. O toplantı ne zaman oldu Sayın Başkan? Deprem konulu toplantı? Nisan ayında. Tabii. Nisan ayında. Yani seçim süreci devam ederken. Ortalama 4 toplantı oluyor bu. Evet. Ya, özür dilerim. Ortalama 4. Fulya Hanım şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Sayın Başkan ısrarla açıkçası takdir de ettim. Konunun CHP içi siyasi kısmına girmiyor. Beni diyor İstanbul kısmı. O konuda biz yorumlarımızı bilahare söyleriz. Yani o şeyle ilgili. Anlatabildim tamam, mi? Tamam, evet. Ben o boyutu beni tartışan bir alan değil. İstanbul diyor. Sizler şey. Ben İstanbul boyutunu ilgilendiriyorum. Ben bu soruyu, bu şeyi görünce kendi kendime şu soruyu sordum. Bu kadar az önce rakamları onun için verdim. Hülya Hanım siz bakın 1506 tane araç niye verdim bu örneği? 1506 tane aracın yürümesi için her gün ortalama siz 4 kilometre asfalt yapmanız gerekiyor. Karayolu yapmanız gerekiyor. Bunu yapmazsanız, her gün taş üstüne taş koymazsanız İstanbul'da hayatı sürdürülebilir kılamazsınız. 33 milyon yolculuktan bahsettim. 33 milyon yolculuğun sürdürülebilir olması için bakın bu insanlar İstanbul'un insanı, İstanbul'un çocukları okula gidecekler. Okula vaktinde gitmesi lazım. İşe giden vaktinde gitmesi lazım. Konutta oturan güvenli konutta oturması lazım. Değil mi? Bunlar hepsini söylüyoruz. İstanbul'da yerel yönetim bir hata yaptığı zaman bu hata sadece İstanbul'u ilgilendirmiyor. Dünyayı ilgilendiriyor. Türkiye'yi ilgilendiriyor. Niye? İstanbul 3 boyutlu bir şehirdir. Hakan abi siz bu işleri çok daha benden daha iyi biliyorsunuz. İstanbul 3 boyutlu bir şehirdir. İstanbul yerel bir şehirdir. İstanbul ulusal bir şehirdir. İstanbul küresel bir şehirdir. Evet. İstanbul yerel bir şehirdir. Kendi coğrafi ve idari bir sınırı var. Napolyon'a göre dünyanın başkenti. Evet, Napolyon'a göre dünyanın başkenti. İstanbul ulusal bir şehirdir. Türkiye'nin ekonomisinin yaklaşık %50'si burada neşvünema bulur. İstanbul küresel bir şehirdir. Bütün dünyanın kültür hazinesi ve finansal değerlerinin birçoğunun akrette olduğu, gelip geçtiği mekandan ibarettir. Siz burada bir yanlış yaptığınız zaman Türkiye'ye sermaye girişini engellersiniz. Siz burada bir yanlış yaptığınız zaman Türkiye'ye İstanbul'a turist gelmesini engellersiniz. Değil mi? O açıdan buranın büyükşehir belediye başkanı olacak kişi bu kentin farkına varmak zorundadır. Peki bu kenti ne hale getirdi? Eksensiz, savrup ve yönetilemez hale getirdi. Şimdi ben burada 200 tane toplantı yaptım diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na İstanbullular adına şu soruyu sormakla sorun olduğumu düşünüyorum. 50 günde İstanbul için kaç tane toplantı yaptın? Yapmıştır belki, söylemedi. Hayır. Yapmamış mıydı? Biz takip ediyoruz Hülya Hanım. Siz gazeteciniz belki siz bunu yakından takip etmezsiniz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'yiz. Biz İstanbul'da belediye başkanıyız. Biz İstanbul'da büyükşehirin neler yaptığını, ne yaptığını çok iyi takip ediyoruz. İşte İstanbul gündeminden o kadar uzak ki bakın şunu kenara atmayın. Saraçhane'de o binada olan her şeyden haberiniz oluyor mu? İBB binası. Tabii ki her şeyden haberimiz olmaz. Yani hani belki kendi işlerinde toplantı yapılmıştır diye soruyor. Eğer toplantı yapsaydı onu da Twitter'da yazardı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaşam felsefesi Twitter'da iletişimde olmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hayat felsefesi ve kurgusunu iletişime dönüştürmek için planlamıştır. Onda her şeyi iletişime dönüştürmek içindir. Az sonra örneklerini vereceğim size. Az sonra örneklerini vereceğim. Kendi personeline sevk ettiği evrakı bile iletişime dönüştürerek yeni proje başlatıyorum diyecek kadar iletişime düşkün bir adam. 200 tane İstanbul için toplantı yapsa var ya, 200 tane toplantı yapsa var ya, bu toplantıların kapanış törenini yapmak için dünyanın en önemli insanları davet eder. Ama şimdi soruyorum ben, aziz İstanbullulara soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olabilmek için
ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi kontrolüne alabilmek için 50 günde 200 toplantı yaptığını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 50 günde İstanbul için toplantı yapmış mıdır? Tatildeydi biliyorsunuz, daha yeni döndü yani. Tekrar bu arada hatırlatalım. Tabii. Sayın Ekrem İmamoğlu yayınımıza bağlanabilir. Şimdi cevap hakkı vardır. Bu açıdan baktığınızda İstanbul için en hayati konu olan deprem araştırmasının önergesinin verildiği ve depremin tartışıldığı grupların konuşma yaptığı toplantıya gelmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ortalama her hafta 500 civarında dosya görüştüğü meclis haftalarında. 500'e yakın İstanbul'un, bakın çok önemli Hülya Hanım. Biz meclis haftalarımızda ortalama 500'e yakın dosya görüşürüz. 500'e yakın dosya görüşürüz. 500'e yakın dosya görüştüğümüz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarında lütfedip bir gün katılmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 200 tane toplantı yapabiliyor. O toplantılara katılmıyor mu başkan? Hayır. Niye? Kendisine soracaksınız. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na şöyle dediler. Dediler ki, biliyorsunuz 2019'da bir matematik sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazandı. Ona şunu söylediler. Türkiye'de hemen bir erken seçim olacak. Bu erken seçimde sen Cumhurbaşkanı olacaksın. Sen İstanbul'u boş verirsin. O bu hayalle... Sayın Başkan, bu özneyi açalım. Ona şunu söylediler dediniz, söylediler. Bölümünü siz bulacaksınız abi. Kim yani... Birileri, ajans, kahramanın yolculuğu diye kitaplar yazdılar hemen biliyorsunuz. Yoksa burada daha ajans, uluslararası bir şeyden mi bahsediyorsunuz? Onu bilemem. Ajans. Böyle bir cümle kullandı onlara. Bunu söylediler. Sonra bu cümle onun da işine geldi. Niye işine geldi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağını düşünmüyordu. Bol keseden vaatlerde bulundu. Sonra matematik sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanınca oturdu. Şimdi siz oturduğunuz zaman, mesela siz şimdi burada programa başladınız değil mi? Hı hı. Sizi deprem çalışmalarında takdirli izledik ki aradım ben size, teşekkür ederim. Evet, ettiniz, sağ olun. Evet, Türkiye'ye bir ufuk açtınız. Deprem konusunda bize bir pencere açtınız siz. Topluma bir pencere açtınız. Oraya giderken bunu düşündünüz değil mi siz? Ben ne yapacağım? Bu insanların derdini nasıl yansıtacağım? Burada çektiğim acıyı nasıl hissettireceğim? Değil mi? Bunu içinizden sordunuz. 3 aylık hazırlık yaptım ben en fazla. Başta fiziki bir hazırlık. Hayır. Sordum. Sonra da tabii ki yani sordunuz. İnsan en iyi şekilde şimdi nasıl yayın İstanbul, yapabilir evet, mi? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğa oturdu. Oturduktan sonra karşıya baktı, her şey yapılmış. Sağa baktı, her şey yapılmış. Sola baktı, her şey yapılmış. Arkaya baktı, her şey yapılmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı krize girdi. Panikledi. Çünkü AK Parti'den daha öteye bir vizyon koyamayacağını, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye yönetiminden daha ileri bir vizyon koyamayacağını fark edince, kendisinin öyle bir vizyonun olmadığını da fark edince panikledi. Ve kendisini bir an önce sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasası ve masasını ilgilendiren boyutuyla Büyükşehir ilgilendi. Bir daha söyleyeyim bu cümleyi. Kasası ve masasıyla ilgilen boyuta Büyükşehir'le ilgilendi. Kendi yönünü sürekli başka bir alana itti. Hemen Anadolu illere başladı. Programlara başladı. Çünkü ona dediler ki seçim erken olacak. Sen de aday olacaksın. Büyük bir uğra sonunda aday olamayınca en sonunda Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını kabul etmek durumunda kaldı. O da olmadı. O da olmadı. Çıkıp biliyorsunuz seçim akşamı kendi seçmenine bile, yani yalan ifadesini kullanmak istemiyorum da, kendi seçmenini bile yanıltacak kadar bir yanlışın içinde olan birisini çıktı ve işte kazandık, aramızda kalsın, kazandık bilmem ne gibi tam bir stand-up formatında bir açıklama yaptı. Şimdi soralım, başa gelelim. Bu toplantı size ne ifade ediyor? Bu toplantı bana 4,5 yıldan beri bu stüdyolarda, meclis toplantısında, gittiğim her yayında, gittiğim her toplantıda söylediğim,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul diye bir gündemi yoktur. Onun için İstanbul sadece kariyer planlama merkezidir. Florya'da açtığı İstanbul Planlama Merkezi diye açtığı yer de İmamoğlu Planlama Merkezi, PR merkezidir. Dediğim şeyi doğruladı. İmamoğlu'nun, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a hiç katkısı olmadı mı? Az sonra sizlere hangi katkıların olduğunu söyleyeceğim. Hangi katkıların olmadığını söyleyeceğim. Peki Fulya Hanım, ben size bir soru sorayım. Bu metro... Bana cevap vermek durumunda değilsiniz. Ama ben size bir soru soracağım. Ama burada soruları ben soruyorum. Bana sormayın. Peki. Bana soruyorum. Sayın Başkan, Özel Bey'e soruyorum. Yok, izninizle ben... Objektif gazeteciliğini yap. Objektif gazeteciliğini yap. Ben bir şey demiyorum. Ben sadece şunu sormak istiyorum. Size sormuyorum. Bütün İstanbul'a soruyorum. Bütün İstanbul'a soruyorum. İçimizde en eski İstanbullu galiba Hakan abi. Bilmiyorum. Doğrudur. Doğma Hakan abi özellikle İstanbul'da doğdu. Hakan Bey'e soruyorum. Yani Aslan Erzurum ama şu anda çocuk ya tabii. Aa. Evet, şu anda bütün İstanbullulara soruyorum. Sesimi duyan herkese soruyorum. 4,5 yılda İstanbul'da dün kötüydü, bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı? Bu arada sosyal medyadan da bize izleyicilerimiz yazsınlar, evet, sorularınız, yorumlarınız. İstanbul'da şu 4,5 yılda hashtag ile sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bugün iyi oldu dediğiniz bir konu oldu mu? Oldu mu? Hayır. Peki, şimdi Sayın Başkan, izninizle ben burada bir şey soracağım. Bir İstanbullu olarak. Ben de artık 54 oldum. Rahat rahat sorabilirim. Şimdi ben bir İstanbullu olarak... Hakiki İstanbulluyum diyorsunuz. Çocukluğumun ilk devresinde benim dedem 1940'ta Kasımpaşa başkomiseriydi. Hmm. Kasımpaşa Karakolu'nun başkomiseriydi. Yani babam öyle devam etti. Ben çocukluğumda böyle şeyi biliriz biz. Elimizi çeşmenin altına dayayıp böyle su içmeyi biz biliriz. Ama biz çok uzun zamandır musluk suyu içemiyoruz ve hatta bu damacanalara ödediğimiz inanılmaz, evet, paraları da konuşuyoruz. Ben bir İstanbullu olarak musluktan akan suyu gönül rahatlığıyla çok uzun yıllardır içemiyorum. Buna AK Partili dönemlerde dahil. Kimse Ekrem içemiyor Bey'in galiba olduğu, zaten dönemler. İstanbul'da. Mesela ben bir İstanbullu olarak bu suyu içebilmek istiyorum ve aslında damacana suya da o kadar para vermek istemiyorum. Evet. Şimdi mesela bunu büyükşehirle konuşmam lazım değil mi? Tabii. Şimdi geldiğimiz yer, mesela ben bir İstanbullu olarak şunu bilmek istiyorum. Diyorum ki ya dünyanın bütün büyük megapollerinde buharlaşma çok yüksekse, bizim barajlarımızdan da saatte on binlerce litre su buharlaşıyor. Diyorum ki ya şu barajların üzerini Amerika'da yapıldığı gibi bir kaplayalım şu plastik toplarla. Buharlaşmayı geciktirelim. Çünkü suya ihtiyacımız var diyorum. Mesela biz niye suyu hiç konuşamıyoruz? Ya depremi bile çok konuşamıyoruz da. Bu biraz siyasetten mi oluyor? Mesela ben bu suyu ne zaman içebileceğim bir İstanbullu olarak? Şimdi şöyle, bu su meselesine girdiniz. Ben su meselesini aktarayım size. İstanbul'un şu anda normal mevcut baraj kapasitesi yaklaşık olarak 900 milyon metreküp. Verimlilik kapasitesi 1.6 milyon metreküp. İstanbul'un kullandığı bir günlük su, yaklaşık olarak söylüyorum, 3 milyon metreküp. Bir yılda kullandığı su miktarı 1 milyar metreküp. Şimdi dünyanın şu anda en anlamlı ve ihtiyatla beklediği en önemli krizlerin başına ne geliyor? Su krizi. Su krizi geliyor. Peki siz bu kenti yönetiyor olsanız, elinizin arasına kafanızı aldığınızda hangi konuda öncelikli iş yapmak istersiniz? Deprem ve su. Depremden sonra su. Evet. Evet. Değil mi? Deprem ve su. Şimdi soruyorum size. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönettiğimiz süre içerisinde günlük, yani bir toplam kapasitesi yaklaşık 9 milyon metreküp olan barajları bırakmışız. Artı aynı miktarda oradan su gelen Melen'i hayata geçirmişiz. Melen'i hayata geçirmişiz. Burada Melen hayata geçmiş, barajlar hayata geçmiş ve siz 4,5 yıl olmuş, 4,5 yıl olmuş.
0.5 litre değil mi? İstanbul'a 0.5 litre bile ilave su kaynağı oluşturmamışsınız. Bakın 0.5 litre bile ilave su kaynağı oluşturmamışsınız. Dünyanın beklediği bu riske rağmen bunu oluşturmak yerine az önce dedim ya İstanbul diye bir ufuk ve vizyon ortaya koyamadığı için bütün meselesi ne yaptı? Geçmişte kavga etmek ve geçmişe iftira atmakla kendisini konumlandırdı. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın vaadi neydi? Bir, damacana su ya kimse para vermeyecek. Çeşmelerden akan su içilebilir olacak. Şu kadar su bedava olacak. Hatırlamıyorum. Öyle mi dedi? Bunlar doğrudur. Bunlardı. Vaatleri bunlardı. Çeşmelerdeki su içilebilir olacak. Kimse damacana suya para vermeyecek. İşte bir bölümde su bedava olacak. Buydu. Peki yıl bitti. Dönem bitti. Su insan haklarıdır. Yani suya ulaşım insan haklarıdır. En önemlilerinden bir tanesidir. Çok güzel bir şey söylediniz. Biz AK Parti olarak dedik ki her ev 2,5 litre her fatura döneminde insani su kullanım hakkı kullansın. Bundan bedel alınmasın. Bunu İSKİ Genel Kurulu'na getirdik ve geçirdik. Su kullanım insan hakkıdır. Evet. İnsan hakkıdır. Peki, ücretsiz de hani, olmasıdır hatta. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çok sosyal demokrat ya hani haklar, özgürlükler falan diyor ya. Bu temel insan hakkını veto etti biliyor musunuz? Bu veto mu edildi? Veto etti. Neden yani, ama? Veto etti. Sonra biz bir daha geçirdik. Bize gerekçe olarak da şunu söyledi. Hı. Burada bizim yetkimiz yok. Şimdi istediği zaman yetkisi olmayan alanlara gidiyor, yapıyor. Yetkimiz yok. Sonra biz Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik. Cumhurbaşkanı kararnamesi gerekiyor. Kararname de çıktı. Ve bunu biz AK Parti grubu, Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak İSKİ'nin ana maddesi olarak 15 metreküp'e kadar şu kadar metreküp suyu insanız kullanmak koyduk. Ve şu anda öyle. Vallahi şu ben şöyle söyleyeyim Sayın Başkan, açmak için söyleyeyim. Avrupa'daki çeşitli havalimanlarında bedava su olmadığı için bu iş yargı konusu oldu. Ve orada mahkeme kararlarıyla da Avrupa Birliği içerisinde tescillendi ki suya ücretsiz erişim bir insan hakkıdır ve bunun engellenmemesi gerekir. O yüzden artık İstanbul Havalimanı dahil birçok yerde bedava sebil görürsünüz. Evet. İnsanlar bedava su içebilsin diye. Şimdi yani zaten bizim bu hepimiz için hakikaten bir artık kesin insan hakkı olarak kabul edildi bütün dünyada. Şimdi ben burada şu su meselesini Milliyet'te de onu işliyor da gazetede. Hayır çok doğru. Bizde gazeteyi çok alsınlar, okusunlar. Bizden size çok veri verebiliriz. Bizim elimizde çok ciddi veriler var. Ben bayılırım rakamlara evet, yani Sayın Başkan. Çok ciddi ver. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir, bugün aslında siz bugün İstanbul'un çeşmesinden akan suyu içebilirsiniz. İçebilir miyim? Tabii. Çünkü biz bıraktığımızda içilebilir suyu bıraktık. Bütün borular değişti. Mesela artık demir, altyapı, eski borular kalmadı. Ama ben korkarım şahsen içmeye. Biz bütün İçiliyor. İçiliyor mu? Tabii. Bütün altyapıyı yeniledik biz. Yani? Biz bütün altyapıyı yeniledik. Şimdi bana kalırsa şu anda çeşmede akan su içilebilirliği değil, çeşmede su akacak mı akmayacak mı onu konuşmamız gerekiyor. O da problemlerden biri. Bakın size söyleyeyim. Şu anda İstanbul suyunun ne kadarı melenden geliyor biliyor musunuz? Ne kadarı? %72'si. Eğer melen olmasa Hülya Hanım evinizde su akmayacak. Ve çıkıyor. Kendisinin şu anda İstanbul'da, İstanbullulara, hanelere gelen suyun %72'si melenden geliyor. Bizim projemiz. Melenden geliyor. Çıkıp melene laf ediyor. Niye? Daha ileri bir ufku yok çünkü. Ve geçenlerde bir kanalda izliyorum. Melen diyor parasını biz ödüyoruz diyor. Şimdi ben sizin kanalınızda ilk defa açıklayayım. Bakın. Melen'e şu ana kadar devlet 22 milyar Türk lirası para ödemiş. 22 milyar Türk lirası para ödemiş. Melen'den gelen suyla İSKİ'nin kasasına giren para ne kadar biliyor musunuz? 35 milyar Türk lirası. 13 milyar fark var herhalde. Evet. 35 milyar Türk lirası İSKİ'nin kasasına para girmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
Meren için devlet ödediği para ne kadar? 5.5 milyar. O da en son ne zaman ödenmiş biliyor musunuz? Rahmetli Kadir abi döneminde ödenmiş. Ondan sonra bir ödeme de yapılmamış. Yani mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda zaten hiçbir ödeme yok. Sayın Başkan, içilir hale tam hangi yıllarda geldi İstanbul suyu? Suyu yani. Şunu diyebilirim. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı şöyle dersek, yani 2004'ten sonraki süreçte, tabii 2004'ten sonraki süreçte böyle 2009-2010'da altyapı aşağı yukarı komple değişmiş oldu. Ama burada şöyle bir sorun var. Ondan önce hiç bizim arkadaşlarımız da takip ama ediyorlar. Ama şu anda ben içeni de görmedim. Orada şöyle bir dertten bahsediyorum. Artık şöyle oldu. Bu kültür haline geldi. Evet, bir damacana alışkanlığı oldu. Bir kültür haline geldi artık. Binalardaki depoların ve bina içi sistemlerinin tabii ne kadar sağlıklı olup olmadığına galiba bakmak gerekiyor değil mi? Binalardaki su depolarına sorun varsa. Şimdi altyapıyı yeniledi ama sen bina, şimdi sorun şu anda İSKİ'nin altyapısında değil, binaların sistemlerinde. Eski binaların borularında, şunlarda, bunlarda mutlaka bunlara bakılması lazım. Hı hı. Ama esas şey şu. Şimdi siz Melen'de böyle bir şeyiniz var, su takviyeniz var. Peki soruyorum size. Siz her gün bir atılımla bir şey yapmanız lazım değil mi? Temiz su kaynağı oluşturmanız lazım. Yeni su rezervleri oluşturmanız lazım. Şimdi küresel ısınmadan dolayı bugün buharlaşma oranının ne kadar yüksek olacağını görüyoruz. Bugün çok sıcaktı, dün de çok sıcaktı. Evet. Peki siz bunun karşısında az önce söyledim. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum. Bir 0.5 litre yeni bir su kaynağı oluşturdun mu? Hayır. O açıdan oluşturmadığı gibi bakın. Peki, sözde... Sizin şu yetkiniz yok mu mesela Büyükşehir Belediye Meclisi olarak ya... dünyada hani Amerika'da, Avrupa'da şöyle yapılıyor. Ufak böyle o plastik toplar var biliyorsunuz. Barajların üzerini kapatıyorsunuz ve buharlaşmayı çok ciddi oranda azaltıyor. Mesela sizin böyle bir karar alıp uygulatma yetkiniz yok mu? Yok. Direkt başkan veto ederse gitti öyle mi? Yok. Tabii. Biz belediye meclisi olarak önümüze gelenlere karar veriyoruz. Anladım. Önce gelmesi tabii, gerekiyor. Önümüze gelenlere karar veriyoruz. Buradaki trajik şey şu. Bir, temiz su kaynağı. İki, kirli su. Şimdi bir günde biz, bir günde Fülya Hanım, 3 milyon metreküp su tüketiyoruz. Yaklaşık olarak söylüyorum İstanbul. Ama aynı İstanbul bir günde de yaklaşık 4 milyon metreküp atık su üretiyor. 1 milyon metreküp temiz su tüketiyoruz. 4 milyon metreküp de temiz atık su üretiyoruz. Şu anda bu ürettiğimiz atık sular nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Marmara Denizi'ne. Denize gidiyor. Evet. Peki yüzde kaça arınarak gidiyor, arıtılarak gidiyor? Kaça? %45'i. %45'i? Evet. Bir de bu arıtmanın dereceleri var değil mi? Söyleyeceğim. İleri biyolojik arıtma. Öyle arıtma. %99 bizi o hale getirdik. Biz geldiğimizde %0'lardaydı. İleri biyolojik arıtmamız %45 şu anda. Ne zamandır %45? Bizim dönemde oldu. Bir daha hiç artmadı mı? Onu söylüyorum. Bırakın atmayı... Temel atmama törenini kendisine vizyon olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı. Hatırlıyor musunuz? Bu ağaçlar beni alkışlıyor diyerek. Neydi temel atma, silahlara arıtma tesisi? İleri biyolojik arıtma tesisi. İleri biyolojik membran teknolojisi, Türkiye'de ilk defa yapılacak olan membran teknolojisi. Membran teknolojisi ne demek? Kullandığınız atık su içilebilir su niteliğinde çıkacaktı. Haliç'teki suyu temizleyecekti. Ondan sonra diğer o kanallardaki kanallara basılıp oraları temizleyecekti. İlk gelir gelmez ne yaptı? Silahtar Ağı arıtma tesisinin ihalesini iptal etti. Ve bunu da büyük bir belediyecilik başarısı olarak çıktı tören yaptı. Temel atmama töreni. Neden? Bir sebebi olabilir belki. Yani nedir? Ben anlamadım çünkü. Sebep şu. Şimdi zaten buradaki temel zihniyeti ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi siz icraatınızla ortaya bir şey koyamadığınız zaman ne yapacaksınız? İletişimle bir şey ortaya koyarsınız değil mi? İletişimle bir şey ortaya koyarsınız. Ve iletişime konu olabilecek aykırı şeyler yapmaya gayret edersiniz. Çünkü varlığınızı hissettirmek istiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel zihniyeti hiçbir zaman için şu olmamış. Bu ülkeyi, bu milleti bir yere taşımak, geleceğe taşımak değil... İstikamet değiştirmek. Siz ortaya bir şey koymadığınız zaman bir şeyle bir şey yapmanız lazım. Ajan sonra demiş ki bak gel farklı bir iş yap. Temel atma bir töreni yap. Yapmış. Bakın. Çok... Ajans Necati Bey mi? Bilmiyorum. Onun ajans siz onu nasıl anlarsanız. Yok. Şimdi
Sayın Başkan. Sayın Başkan müthiş bir göndermeci yalnız. Bak hep ucunu açık normal, bırakıyor. Söylediler diyor. Yurt dışını mı kastediyorsunuz? Hani İngiliz Büyükelçi, Amerikan Büyükelçi diyorum. Siz bulacaksınız diyor. Bakın. Göndermelerde o anlamda gayet şey. Özal Bey bakın. Esas dramatik tablo burada. Ne o? Evet. Şu 28 yıl önceki Haliç. Bizden önceki Haliç. Evet. O şey mi üzerindeki ne? Pislik. Çamur mu? Göremedim mi? Cam açamazdı. Cam açamazdı. Kokudan geçemezdi. Kimse cam açamazdı. Şu AK Parti dönemindeki Haliç. Görüyorsunuz değil mi? Masmavi. Evet. Tertemiz. Evet. Adı gibi. AK. Tertemiz. Şu da İmamoğlu dönemi. Peki Sarıyer'den deniz suyu da gelmeye devam ediyor. Ne yapılmıyor da bu hale döndü? Onu işletmiyorlar. Şimdi bakın o kadar... Ama videolar da yayınlanmıştı. Haliç temizlendi, berraklığa kavuştu diye. Zaman zaman öyle bizim videolar dönemde görüyor. Bizim dönemde. Yok İmamoğlu onlar şöyle, paylaşıyordu. Tabii geçen gün diyor ki Haliç diyor muhteşem oldu. Bir tweet atmış. Evet. Yani ya, bir tweet atmış. Aslında zaten size onu anlatacağım ben. Bir zihniyeti anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlara dedim ki arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın attığı bu tweette Haliç muhteşem olmuş dediği tweette bir tane kendi yaptığı var mı? Bakın dedim. O ne demek? Yani şunu dersiniz ben şu işi yaptım Haliç tertemiz oldu dersiniz. Bir tane ben şunu yaptığımda tertemiz oldu dediğim bir konu var mı? Bakın bu Haliç öyle kolay temizlenmedi. Bu Haliç de Cumhurbaşkanımız bu sürece başladığında Cumhurbaşkanımıza şunu söylediler. Sen Haliç'i temizleyemezsin, doldur futbol sahası yap dediler. Biz ne yaptı Cumhurbaşkanımız? Hayır. Ben Haliç'i, bu altın boynuzu temizleyeceğim. İstanbul'un iki tane kültürel değeri, o çok kıymetli değeridir. Nedir abi? Biri İstanbul Boğazı, birisi altın boynuz. O dönem nasıl Golden temizlendi Horn, peki evet. Tevfik Bey? O dönem nasıl temizlendi AK Parti döneminde? Aynen şöyle oldu. 5 kilometre uzunluğunda kanal döşedik, boru döşedik. Sonra da çamur. Tamam evet, çamur döşedik. 5 kilometre uzunluğunda. Hı hı. Ve 5 milyar metreküp çamuru o borudan bastık. O buradan o 5 milyar metreküp çamuru bastık. Tamam. Orada büyük bir havza oluştu. Bak akla bakın. Çamur gitti. Sonra çamur dinlenmeye alındı. Bir bölüme temiz su bırakıldı. O temiz su oksijenlendikten sonra tekrar Haliç'e getirildi. Bir de çevre düzenlemesi tabii, de. Bu de, böyle sürekli yapılması gereken bir şey miydi tabii, peki? Tabii zaten şu anda böyle olmasının sebebi şu. Ha. Bunu bakmıyorlar. Ha, bakım gerekiyor. Bakım yok. Hı-hı. Dip siz eğer dip temizliğini yapmazsanız hı-hı, çabuk gider bu. Hı-hı. Niye? Çünkü Marmara Denizi'ne akan atık suların işletmesini, atık su tesislerinin işletmesini yapamıyorlar şu anda. Ne demek işletmesini yapamak? Yani neyi yapamıyorlar Sayın Başkan? Ya yönetemiyorlar. Ya şu anda Özay Bey şunu görelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetilemiyor şu anda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanımız geçen gün söyledi ya fetret dönemi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda bir fetret dönemini yaşıyor. Bakın İSKİ'yi söyleyeyim ben size. Bizim dönemimizde İSKİ, CHP'den aldığımızda nasıl bir İSKİ'ydi? Artık çeklerini, senetlerini kimsenin kabul etmediği bir İSKİ'ydi değil mi? Hmm. Sonra dünya devi oldu İSKİ. Bir kuruş borcu olmayan İSKİ, 350 milyon günlük ihtiyaçlar için borcu olan İSKİ'nin şu an ne kadar borcu var biliyor musunuz? 13 milyar. 13 milyar. 13 milyar. Peki yeni yatırıma falan gitmedi mi? Hayır. Tam tersi hiçbir yatırım yapılmadı. İlave hiçbir yatırım yapılmadı. 13 milyar borcu var. 2021 yılı ile 2022 yıl arasındaki İSKİ'nin borçlanma oranı %160 arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu 5 yıllık dönemini tamam biz tahribatlarını yavaş yavaş anlayacağız. Yavaş yavaş anlayacağız. Ben hep mecliste de konuşurken söylüyorum. Biz diyorum bu Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'den aldık. O zaman farklı versiyon CHP'ydi. 25 yılda düzelttik. Şimdi bir 5 yıl sonra gene 25 yıl uğraşacağız. Sayın Başkan, Ekrem İmamoğlu da açıklamalarında genellikle şunu söylüyor. Engellendiğini düşünüyor. Yani atacağı adımlarda, yapacağı projelerde hem sizin işte hem İBB meclisindeki çoğunluğunuzu da kullanarak onu engellediğinizi ve
hükümetin de destek vermediği yönünde bir takım açıklamaları olmuştu. En çok olmuştu. Bunu dile getirir. En çok da bunu dile getirir. Evet, işte biz engelleniyoruz, bize destek verilmiyor. Biz işte CHP belediyesi olduğumuz için hükümetten de bir destek görmüyoruz. Sizin de aynı şekilde İBB meclisindeki çoğunluğunuzu kullanarak engellediğinizi söylüyor. Böyle iddiaları var. En çok da söylemiş olduğu cümlelerde bu yöndedir. Arkadaşlar da rica etsem şu Silivri konuşmasını bulabilir misiniz? Yani siz bu açık buyurun ver, girebilirsiniz, alabilirsiniz. Şimdi şöyle. Siz engelliyor musunuz? İşte ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ağzından cevap verecektim. Onu bulsunlar, oradan video da cevap verecektim. Bir soru Sayın Başkan. Tabii, video mu? Video izleteceğim. Ha, bu arada bir soru sorayım. Şimdi taze gelmiş. Büyükşehir Belediyesi çalışanları maaşlarına zam almıyorlar mı? Alamıyorlar şu an. Niye? Twitter'dan geliyor değil mi sorular? Ya Özay Bey. Bakın, sosyal medyadan geldi. Sosyal medyada. Şimdi ben bu böyle belgelerle konuşuyorum ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokrasisi bir elit tabaka var orada biliyorsunuz. Bu elit tabaka çok rahatsız oluyor. Niye? Algılarını bozuyorum çünkü. Manipülasyonlarını bozuyorum. Ondan dolayı çok rahatsız oluyorlar. Ben Hamas'ın utuk atabilirim. Ama her şeyi neyle yapıyorum ben? Bütün verilerle. Bizim meclis grubumuz çok dinamik bir grup. AK Parti grubu, MHP grubu dinamik bir grup ve niteliği çok yüksek bir grup. Biz bu konuştuğumuz her şeyi Cumhuriyet Halk Partisi ve onun yandaşı olan partilerin yüzlerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yüzüne söylüyoruz. O açıdan şimdi en ufak bir şey olduğu zaman gönderme yapıyor. Diyor ki göndermede ben diyor şunu yapacaktım. Geçen bir işletme, bir şirket personeline zam yapacak. Zam yapacakmış. Personel diyor ki AK Parti bana mecliste zam verirse yapacağım. Bak nereye getiriyor. Onlar var. Peki engelliyor muyuz? Hı hı, engelliyor musunuz? Evet. Sayın İmamoğlu. Buldular bu arada. Buldular mı? Bu arada mikrofonunuza şöyle yaklaştırın Sayın Başkan. Belediyesi meclisine örnek verin. Şöyle. 31 Mart'ta mecliste çoğunluğu aldılar mı aldılar, doğru mu? Aldılar. Başkanlık bizde, yani Millet İttifakı'nda, mecliste Cumhur İttifakı'nda. Evet. Ne oldu kardeşim? İşler tıkır tıkır işliyor. Millet mutlu mutlu. Bir daha dinleteyim mi? Ne zaman söylüyor Sayın İmamoğlu? 14 Mayıs 28 Mayıs arasında. İkinci tur. Ha, bu öncesi. Yeni yani. Tabii. Yeni açıklaması. 14 Mayıs 28 Mayıs arasında Cumhur İttifakı çoğunluğu alınca orada vatandaşlarımızın bir kısmı şunu söyledi. Ya kardeşim biz 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu aldı. Nasıl Kemal Kılıçdaroğlu kazansa da zaten siz bu işi götüremezsiniz. Dedi ya, ona cevap veriyor. İşler tıkır tıkır işliyor diyor. İşler tıkır tıkır işliyor diyor. Kim söylüyor bunu? Her gün engelleniyoruz diye bağıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediği sözün doğru olup olmaması onu ilgilendirmiyor. Hangi şartta hangi cümleyi kullanması gerekir bunu ilgilendiriyor. Peki mesela kredilerde hemen, hazine garantisi meselesi nasıl bir mesele Sayın Başkan? Hemen anlatıyorum. Şimdi. Bu arada Sayın Başkan anlatmadan önce reklama gideceğiz. Kısa bir reklamımız var. Ama ben sevgili izleyicilerimize de hatırlatmak isterim. Çok soru geliyor. Bakıyorum arada bir Twitter'a. Hashtag görüyorsunuz akıl çemberi. Hashtag'ini kullanarak Twitter'dan sorularınızı yazabilirsiniz. En çok gelen soru yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak mı, olmak istiyor mu? Hayali İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi diye sorarlar. Elbette biz de bu soruyu yönelteceğiz. Pek çok daha soru var. Ekrem İmamoğlu'nun bu 4 yıllık, 4,5 yıllık süreçte ne yaptı, ne yapmadı? İstanbullulara özellikle soruyoruz. İşte kent lokantaları açtı diyen var, bir şey yapmadı diyen var, yaptı diyen var. Epey yorum geliyor. Lütfen yazın, sorularınızı da yazın, yorumlarınızı da yazın. Okuyacağız, bakacağız, Tevfik Göksu'ya da soracağız. Ama kısa bir ara, aranın ardından beraber. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akıl Çemberi programıyla karşınızdayız. Tevfik Göksu bu akşamki yayın konuğumuz. Tekrar hatırlatmak isterim çünkü bizim için
benim için seyirci yorumu sorusu çok çok önemli. İstanbullular, İstanbul'da yaşayanlar özellikle lütfen yorumlarınızı yazın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun performansını Sayın Başkan değerlendirdi. Elbette ismi sık sık geçiyor Sayın Belediye Başkanı'nın, Ekrem İmamoğlu'nun. Cevap hakkı vardır. Tekrar hatırlatmak isterim. Yayınımıza bağlanabilir. Tevfik Bey'in sormuş olduğu sorulara, yapmış olduğu yorumlara cevap verebilir. Kendisi de bağlanabilir. Yayınımız açıktır Ekrem İmamoğlu'na. Tevfik Bey'le devam edelim. Hakan Bayrakçı ve Özay Şendir eşlik ediyorlar. Onların da epey sorusu var, olacak. Sizden başlayın. Sizin sormak istediğiniz... Ya ben bir tane genel soru sormak istiyorum. Aha. Şimdi bir cümle verdi de Sayın Başkan. Durmuş saat bile günde iki kere doğruyu gösterir diye. Evet. Ekrem Bey'in günde iki kere doğruyu gösterdiği zaman da mı olmadı bu kadar geçen zamanda? Çok teşekkür ederim. Şimdi yayından önce engelliyor musunuz diye bir soru sordunuz. Evet. Ekrem Bey de hayatında mesela doğru yaptığı zamanlar oluyor. Ben şimdi... Ekrem İmamoğlu bu arada hep engellendiğini söylüyor yani. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her gittiği platformda nasıl engellendiğini, hatta genel başkanları falan da anlatıyor. Şimdi ben... Örnek verin. 31 Mart'ta mecliste çoğunluğu aldılar mı? Aldılar. Doğru mu? Aldılar. Başkanlık bizde, yani Millet İttifakı'nda, mecliste Cumhur İttifakı'nda. Ne oldu kardeşim? İşler tıkır tıkır işliyor. Millet mutlu. Mesela doğru söylüyor. İşler mecliste AK Parti olduğu için, İstanbul'un %62.3'ünü yönettiği için tıkır tıkır işliyor. Sayın Başkan ama niye engellendiğini iddia ediyor? Burada bunu söyleyin de Sayın Başkan. Tam orada öyle çünkü söylüyor ama. Çünkü Sayın Başkan, az önce de söyledim, meselenin mazrufla değil zarfla ilgileniyor. O sadece iletişmesi gereken bir konu ne zaman, nerede iletmesi gerekiyorsa onu iletmesi gerekiyor. Engellenme olmadığını kendisi de çok iyi biliyor. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bize niye engellemiyoruz diye kızıyor. Yani benim iş yapma becerim yok. Ortaya koyacak vizyonum yok. Ortaya koyacak performansım yok. Siz beni niye engellemiyorsunuz? Beni engelleseniz ben hiç olmasa buna bağırırım. Şimdi müsaade ederseniz moderatörümüz olarak bu engellenme meselesini altını çizerek tane tane anlatmak istiyorum. Buyurun. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kim engelleyebilir? Bir, merkezi hükümet, yani hükümet, hı hı, kaynaklarını keserek engelleyebilir. İki, biz mecliste engelleyebiliriz. Hı hı. Başka engelleyebilecek var mı? Yok. Yok. Peki. Ben onun için her mecliste İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef meclis toplarına katılmıyor. Katıldığı iki tane meclis oluyor. Bir tanesi faaliyet raporu, bir tanesi bütçe görüşmeleri. O senede bir oluyor onlar. İki. Hayır, işte bir. Ben bu iki, en son faaliyet raporunda da beni dinlemeden çıktı. Çünkü ben mesela mecliste konuştuğum zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bana cevap veremiyor. Vermiyor demiyorum, veremiyor. Sadece ben kürsüden indikten sonra acıyorum, üzülüyorum diyor. Ertesi gün tetikçi medyası var onun. O tetikçi medyaya çıkıyor, orada bana cevap veriyor. Şimdi ben her mecliste bütün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin huzurunda ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın huzurunda katıldığı mecliste diyorum ki sizi kim engelliyorsa çıkın söyleyin. Bugüne kadar İstanbul adına bir proje getirdiniz de engelledik. Çıkın söyleyin. Hatta en son bütçe görüşmesinde ben konuşurken kendisi kürsüdeydi. Kendisine döndüm ve dedim ki ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, hangi projen şu ana kadar engellendiyse çık konuş. Ben buradayım. Nerede? Peki kim engelleyebilir? Merkezi hükümet ve şey. Merkezi hükümet nasıl engelleyebilir? Kaynağını keserek. Kaynak vermez. Peki bakalım. Hı hı. Rakamlar ne diyor? Şimdi Büyükşehir Belediyesi bütçe yaparken Hakan Bey mesela der ki 2022 yılında benim bütçem
Ne demiş? 58.9 milyar demiş. Bu 58.9 milyar bütçemin 43 milyarı demiş merkezi bütçeden gelecek. Değil mi? 59 milyar bütçe yaklaşık olarak 59 milyar bütçe yaptım. Bunun 43 milyarı merkezi bütçeden gelecek demiş. Peki size şimdi okumuş yazmış, entelektüel, irfanı idraki olan insanlar olarak soruyorum size. Engellenen bir profil olsa 43 milyar beklediği yerde merkezi bütçeden kaç para gelir? 40 gelir, 38 gelir, 39 gelir değil mi? Eğer engelleyen bir irade olsa değil mi? Peki ne gelmiş? Bakın Hülya Hanım bakın çok önemli. 43 milyar gelecek demiş. Evet. Ne gelmiş? 52 milyar. 52 milyar mı? Evet. 52 milyar. Yani ne kadar? Yaklaşık olarak 9 milyardan bahsediyorum. 9 katrilyon. Eski parayla evet. Evet. 9 milyar fazla geldi. Daha fazla. Bu nasıl, neye göre hesaplanıyor? Nüfus mu? Neye göre? Yani, İller Bankası desteği mi? Toplanan vergiler. Toplanan vergiler. Şimdi bunun içinde şey var. İller Bankası var ve hazineden gelen var. İller Bankası ve hazine değil mi? İller Bankası ve hazineden gelen var. İlçe belediyeleri sadece İller Bankası'ndan geliyor. Büyük şehirlere hazineden geliyor. Evet. Buyurun. Ben aziz İstanbullulara ekranlarınız vasıtasıyla söylüyorum. Eğer size İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına hatta Ankara adına bir CHP'li, buna Sayın Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere engelleniyoruz diye söylüyorlarsa gerçekten yalan söylüyorlar. Kaynak falan kesilmedi diyorsun. AK Parti'nin olduğu yerde engel olmaz. AK Parti'nin olduğu yerde bir kente hizmet üretilecekse buna engel değil, buna katkı sunulur, motive edilir. Söylüyorum. Buyurun. Peki başka kim engelleyebilir? Meclis. Meclis. Meclis, evet. Buyurun. AK Parti döneminde 3 yılda 2016, 2017, 2018 6504 dosya gelmiş meclise. Tamam. Bunun 1871'ine CHP hayır demiş. Yani %29. Tamam. Tamam. Peki gelelim bu döneme. Şu ana kadar 2019 Haziran'ından bugüne kadar meclise 6231 tane dosya gelmiş. Karara bağlanmak üzere. Tamam. AK Parti 138'ine hayır demiş. %2'sine. Bu hangi? Bu 4 yılın kapsıyor. Evet. Bu 4 yılı kapsıyor. 4,5 yılı. Hı-hı. Bir örnek verdim. Öbür 4 yılı aldım. Bunu öbür 4 yılı aldım. Hı-hı. Bakın CHP %29'una hayır demiş. Ki onun hayır demesi bir şey değiştirmiyor. Bizim de çoğunluğumuz var. 6231 dosya getirmiş Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı meclise. Biz AK Parti ve MHP grubu olarak sadece 139 tanesine hayır demişiz. %2. Şimdi siz rakamlarla, resmi kaynaklarla konuşuyorsunuz. Evet. Şimdi İmamoğlu neden o zaman engelleniyoruz? İşte az sonra bunu bitirince bir zihniyet. Diyor. Çünkü az söylüyorum. Ortaya koyacak, ortaya koyup onu ispat edecek rüştünü tabiri caizse söylüyorum. Tam da bunun zaten ortaya çıkacağını bilmiyor mu Sayın Başkan? Ha, o şöyle. Şimdi engelleniyoruz diyeyim geçiştireyim mi diyor işte rakamlarla ortaya çıkartmışsın. Goebbels'in bir şeyi var biliyorsun. Ya da bilmediğimiz başka bir şey mi var? Başka bir engellenme yolu mu var? Kredili projeleri mi söylüyor? Oraya geleceğim. Hepsine geleceğim. Goebbels'in bir şeyi var. Ne diyor? Telkinin tekrarı telkini getirir. Hitler'in bakanı. Hitler'in bakanı. Evet. Yalanı diyor tekrarlayacaksınız. Ve yalanı diyor koca koca söyleyeceksiniz. Hatırlıyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız hakareten bir bayan vardı. Neydi? Sedef Kabaş mıydı? Evet. Neyse. Evet. Gazeteci evet. Sedef Kabaş. Evet. Evet. Bu bunların iletişim hocasıydı biliyorsunuz. Bir derste ne diyor? Yalanı diyor koca koca söyleyin. Ve tekrarlayın. Hangi derste? İletişim dersinde. Sedef Hanım mı diyor? Tabii. Kimin dersi bu? Ya nasıl yani? CHP'nin iletişim hocası Sedef Hanım. O bayan işte. Tamam. Başkanımıza hakaret eden o bayan. Yalan diyor koca koca söyleyeceksiniz. Tekrarlayacaksınız. Nasıl ya, bu bir yerde çıktı mı?
Tabii kaç, sosyal medyada çok çıktı. Var mı? Bilmiyorum. Ben sosyal medyada çok çıktı. Çıktı mı? Goebbels'in aslında şeyidir. Bu arada şey çok ilginçtir. Yani şunu da söyleyeyim. Nürnberg mahkemelerinde yani bütün Hitler yönetimi yargılanmıştır. Hitler'in albaylarına kadar yargılanmıştır. İlginç bir şey, yargılanmayan da bir tek şey olmuştur. Yani ceza almayan da Goebbels olmuştur. O da başka ilginç bir şeydir o, ama başka dünya böyle bir şey. Goebbels zaten intihar etti. Karısı ve çocuklarıyla intihar etti. Evet. Şey şimdi yapmış. Bakın Hülya Hanım. Şu belediye meclis kararları. Bunlar ben resmi belgelerden bahsediyorum. Yok tabii canım, resmi rakamları buyurun paylaşıyorsun. Şimdi 139 tane hayır dedik. Aha. Şunu diyebilirsiniz. Tevfik Bey öyle 138'e hayır demişsinizdir ki. Değil mi? Evet, hayır dedikleriniz ana neydi? Yok ama o, şimdi bu neydi oranda o bir şey değil. Şimdi yok. 138 tane hayır dedik. Anladım. Ne biliyor musun hayır dedik? Şimdi hayır dedi de öyle önemli bir şey değil ki. Söyleyeyim. 138 doğru, tane yani hayır dediğimizi söyleyeyim. Evet. 138 tane hayır dediğimiz. Bir. Engellenecek bir şeydir bir, belki yani. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde bir LGBT tutkunluğu var. Sürekli LGBT ilgili müdürlük kurmak için müdürlük teklifi getiriyorlar. Nasıl müdürlük? İşte toplumsal cinsiyet, eşitlik vesaire ayaklar altında. Bu CHP'li belediyelerde bu toplumu cinsiyetsizleşmek üzere özel bir gayret var. Maalesef. Ama Sayın Başkan özür dilerim. O konuda LGBT yani en azından o eylemi doğru bulan AK Partililer de var. Eylem? Yani, ben o AK Partililerden değilim. Tamam anladım. Yani o konu biraz tartışmalı bir konu da onun için. Ben o AK Partililerden değilim. Yani ben AK Parti hiç görmedim bunu doğru bulan. Çünkü şöyle bir şey var. Siz bireysel olarak başka bir duruşunuz olabilir. Ama kamu eliyle toplumu ifsad edecek bir şeye kalktığınızda... Anlıyorum. Kalktığınızda orada dur demek gerekir. Anlıyorum. Biz bugüne kadar bu anlamda gelen dosyaların hepsine hayır dedik. Bundan sonra da hayır diyeceğiz. Bu 138'in... İçinde bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Birkaç tanesi bu. Birkaç tanesi. Çünkü tekrar tekrar geldi. Ekonomik değil diyor. Bunlar geldi. Değil. Mesela bir tanesi suya aşırı zam geldi. Hayır dediklerimizden bir tanesi bu. Mesela yeşil alanların satışı geldi. Hayır dediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Mesela bir yeşil alanın imar açılması geldi. Hayır dediğim şeyler bunlar. Bunun içinde işte icraat var mı? Mesela metro çalışmalarıyla, metro projeleriyle ilgili çok engellendiğini söylemişti Sayın Başkan. İşte Goebbels'in o yalanı koca koca. Ya öyle söyledi, ben söylediğimi şey söylüyorum mesela yani. Şimdi ulaşıma bir zam gelecekse hayır derseniz yapılamayacak mı? Bizde değil, UKAME'de o, mecliste değil. Anladım, o UKAME kararı. Şimdi gelelim. Metroları da ilgilendiren bir şey. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Ya gözüm de hiç görmüyor şöyle bir... 2014-2019. Tamam. Yani AK Parti dönemi. Tamam. Meclise 22 tane borçlanma dosyası gelmiş. Sizin ha, kredileri koyuyor. Evet. Hı hı. 22 tane borçlanma dosyası gelmiş Hakan Bey. CHP kaçını evet demiş? 2 tanesini. Yani Ekrem İmamoğlu... Oran bu mu ya? Evet. O Ekrem İmamoğlu... İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak İstanbul'un metrolarının borçlanması meclise geldiğinde hepsine hayır demiş. Bak iki tanesine CHP evet demiş. Peki CHP dönemi. 2019-2023 meclise 53 tane borçlanma dosyası gelmiş. AK Parti kaçın evet demiş? Hülya Hanım 52'sine evet demiş. Peki bir şey soracağım. Şimdi siz evet dediniz. Ama hazine garantisi gereken bir borçlanma talebi. Hazine garantili borçlanma yok. Bu peki Sayın Başkan söylüyorsunuz zaman zaman Ekrem Bey hani hazineye gittik bize kefil olmadılar o yüzden çok avantajlı parayı kaçırdık diye. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil mi? Hayır öyle değil. Hazine garantili borçlanma değil. Sadece hazine stoğunda gözükecek borçlanma. Onun da şunu bir anlatayım burayı tamam, da anlatayım. Lütfen. Çünkü az sonra onu ilgilenen konu var. 52 tanesine evet demişiz. Buyurun. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı mecliste olduğu zaman Sayın Başkan o kadar çok kartonet, dosya, kağıt getirmişsiniz ki gerçekten bunun onların arasında nasıl kaybolmamak acayip bir şey. O kadar iyi çalışmışsınız bakın, ki hepsine de hakimmişsiniz. Bakın, kulağıma söyledi arkadaşlar. Bakın şuraya bakın. Şu AK Parti dönemi bütün borçlanma dosyaları oy çokluğu, oy çokluğu, oy çokluğu diye devam eder.
CHP dönemine geldi hep oy birliği, oy birliği, oy birliğidir. Oy çokluğu ne demek? Sadece AK Parti evet dedi. Oy birliği hep beraber. Bir tane oy çokluğu yoktur. Şimdi niye bu yalanı söylüyorlar? Bunu yüzlerine söylüyorum ben. Niye bu yalanı söylüyorlar? Çünkü bu yalanı söylemeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu bir hiç oldukları, bu kenti yönetmek adına bir hiç oldukları ortaya çıkıyor. Mesela diyorlar ki arsız... Özür dilerim Sayın Başkan, şeyi de izah ederseniz daha iyi olur. Bu şimdi siz evet dediniz, başka bir mercide reddedilebilir. Çok güzel, hemen söyleyeyim. Ha. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda hazine onayından geçmiş borçlanma miktarı ne kadar biliyor musunuz? Yok. 192 milyar. 192 milyarın 58 milyarını kullandılar. 192-58 ne yapar? 140. 130 milyar civarında parası istediği zaman hiç kimseye sormadan kullanabilir. Yani o orada ekstra izine de gerek yok. Hiç. Direkt hazır, istediği zaman sabah kalkıp akşam kullanabilir. Anladım. Stratejiden geçmiş, bütçeden geçmiş, hepsinden geçmiş. Şu ana kadar öyle bir reddolan bir şey yok. Ha, bir şey var. O da ne? Onu biliyor. Hazine önce bir borçlanma süreci şöyle işler. Uzman kurum hangisi ise projenin feasible olup olmadığına karar verir. Feasible olduğuna karar verdikten sonra strateji başkanlığına gider. Strateji başkanlığına gider. Plan, bütçe ve strateji başkanlığına gider. Strateji başkanlığı senin borç stoğuna bakar. Sen borç stoğunu, bu borcu ödemeye muktedir misin? Tamam. Borç stoğun borcu ödemeye muktedirsen sana izin verir. Şimdi mesela diyor ki ben diyor otobüs alacaktım izin vermediler diyor, değil mi? En çok kullandı. Niye? Çünkü borç stoğu yoktu. 28 yıldan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk defa borçlanamaz hale geldi. Bu yasal bir şey mi? Kanun. Yasal, kanun. Şimdi başka bir defa hatta öyle ilginçtir ki mesela biz meclisten geçiriyoruz ya, meclisten geçirdiğimiz kararların hazineye gidecek, bakanlığa gidecek, Cumhurbaşkanı, Strateji Başkanlığı'na gidecek konuları bizzat ben AK Parti Grup Başkan Vekilleri takip ediyorum. İstanbulluların işi kalmasın diye. Ya biz İstanbul gibi bir kente İstanbulluların işini engelleyen olabilir miyiz? Peki. Hele İstanbul'u tarihi ve kültürel dokusuyla o kadar büyük yatırımlar yapmış. Marmara'yı yapmış, Avrasya'yı yapmış, Yavuz Sultan Selim'i yapmış, tünelleri yapmış, efendim Çamlıca'yı yapmış, şehir hastanelerini yapmış, dünyanın en büyük havalimanını yapmış bir siyasi hareket. İstanbul'a metro yapacağım diyenin önüne engel olur mu ya? Sayın Başkan, tam da onu soracağım. Şimdi buyurun. Ulaştırma Bakanlığı'nın uğulu metroları. Mesela şimdi Çam Sakura sanatsal haliyle de gördük. Görebildiğim ve bilebildiğim kadarıyla Gayrettepe böyle bir eşsiz bir hem metro istasyonu hem bir böyle sanat galerisi haline gelecek vesaire. Mesela Ulaştırma Bakanlığı girip yapmayaydı, olmayacak mıydı o istasyon? Olmayacaktı, hayır. Olmayacaktı. Zaten şu anda aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iki tane büyük şansı var. Ne biliyor musunuz? Bir, İstanbul'un üç tane büyük şansı var. Bir, İstanbul'un %62.3'ün AK Partili belediyelerin yönetmesi. İki, hükümette Tayyip Erdoğan gibi İstanbul sevdalısı bir liderin olması. Üç, mecliste Cumhur İttifakı'nın AK Partili ve MHP'nin çoğunlukta olması. Çünkü engel olmuyoruz. Tıkanan yerde hükümet devreye giriyor. Tıkanan yerde bypass'ı hükümet yapıyor ve önünü açıyor. Bir de ilçe icraatları da ve var. Ve ilçe icraatları tabii, yoksa çöker. Biz mesela İstanbul'un %62.3'ünü biz yönetiyoruz. AK Parti yönetiyor. Yerel anlamda söylüyorum. Tabii ki merkez anlamda İstanbul'un hepsini biz yönetiyoruz. Biz ana arterleri temizlemesek büyükşehir ne olur? Ayaz'da kalır. Biz hiç ayrım yapmıyoruz. Şimdi başka, bakın en önemli söyledikleri şey, arsa satışlarımıza izin vermiyorsunuz diyorlar. Biz de her şeyi bilgi ve belgeyle. Şu ana kadar meclise 4 yılda, 4,5 yılda 2 milyon 365 bin 862 metre arsa satışı getirmişler.
Ne kadarına izin vermişiz? %84. 1.996.265. Buyur. Soldaki neydi başkan? O adedi. Dosya adedi. Buyur. Geçmiş dönemde CHP bir metreye bile evet dememiştir, biliyor musunuz? Arsa satışı. Evet. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın meclis üyesi olduğu CHP grubunda bir metre bile evet dememişlerdir. Buyur. Halep oradaysa Arşın burada. Ve onun için zaten bu beyanlardan çok rahatsız oluyorlar. Bu rahatsızlığı şunu da anlatayım. Bakın o kadar şey, otobüs kiramı anlattım. Ha. Biraz önce söylediğiniz borçlanamama meselesi. Aynen. Değil mi? Tamam. Şimdi bakın. İşin, o ne? İşin püf noktası. Buyurun. 2018'in ilk 5 ayı. Gelen para ne kadar? 5 milyar. 5 milyar. Gelen para 5 milyar. Evet. 2018'in ilk 5 milyar. 2023'ün ilk 5 ayı. Gelen para ne kadar? 30 milyar. 30 milyar. Dolar bazında ne kadar fark ediyor Sayın Başkan? Birebir aynı her şey yukarı. Öyle mi? Evet. 6 kat. 6 kat. Peki. Sayın Başkan, siz diyorsunuz ki özetle ne bizim meclisimizde ne hükümet tarafında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu engellenmedi. Ne yapmak istediyse de destekler çıktı diyorsunuz. Peki İmamoğlu şu ana kadar şu 4,5 yıllık süreçte yani yapması gereken neyi yapmadı? Ne eksik var şu an yani? Yapması gereken neyi yaptı ki? Şunu da vereyim. Onu da verin. Evet. Sonra bakın, şu soru cevap gidelim. Engellemenin şeyini verelim. Bak. Son bir engelleme tartın etti evet, galiba bu. Sultanbeyli'de konuşma yapıyor. Bu diyor metro var ya, bu metro. Metro açılışından mı? Yok, temel atma bir şeydir ya, bir şeydir. Bu metro var ya diyor, bu metro. 8 aydan beri diyor borçlanma dosyası mecliste bekliyor diyor. Allah Allah dedim ya. 8 aydan beri mecliste bekleyen metro dosyası niye acaba? Diye kendi kendime sordum. Arkadaşlar dedim, arkadaşlar 8 aydan beri mecliste bekleyen metro dosyası var mı? Ne zaman yapıyor konuşmayı? 10 Ağustos 2021'de yapıyor. Bakın. Bu metro var ya diyor. 8 aydan beri dosya bekliyor mecliste diyor. Ben araştırıyorum. Dosya bize ne zaman geliyor? Bakın. 12.07. Temmuz ayında, Temmuz'un 12'sinde dosya bize geliyor. Ağustos'un 10'da konuşma yapıyor. Temmuz'un 10'un 12'sinde. 28 gün fark var. Evet, yok evet. 28 gün olmaz. 10 Ağustos, 12, aşağı yukarı, aşağı yukarı 28 evet, gün. Evet, 28 gün. 10 Ağustos'ta diyor ki 8 aydan beri bekliyor diyor. Bize dosya ne zaman geliyor? 12 Temmuz'da. Ağustos ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tatil olduğunu dahi bilmiyor. Ağustos'ta doğru çalışmıyor meclis. Buyurun. Kapalı. Şimdi Temmuz'da gelmiş. Temmuz'da görüşme şansı var mı? Yok. Çünkü geldiği tarihte tamam çalışma şey yapmış. Tabii geldiği tarihte görüşemezsiniz. Prensip olarak şöyle yapıyoruz biz. Gelen dosyayı bir ay sonra gündeme alıyoruz. Çünkü öyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 10 dosya 20 dosya gelen bir meclis değil ki. Bazen 1000 dosya 1500 dosya geliyor. Ve biz o dosyaların hepsini okuyoruz teker. Teker teker okuyoruz. Yanlış yapmayalım. İstanbulluların hakkını gasp edilmesin. Siz mi okuyorsunuz? Bütün meclis üyeleri mi? Ben bütün meclis yok. AK Parti'yi söylüyorum ben. Komisyon başkanlarımız. Ben grup başkan vekili olarak bütün dosyalar. Teker teker. Buyur. İşte engelleniyorum dediği şeylerin hepsi bu. Algısı. Hepsi tamamıyla algı oluşturmak. Çünkü niye bu algıyı oluşturuyor anlatıyorum. Bu algıyı şunun için oluşturuyor. Gerçekten ileriye taşıyacağı hiçbir ufuk yok. Bakın çok güzel bir örnek vereyim ben size. Zihniyetli... Soru cevap gidelim biraz daha Tevfik Bey. Tamam soru cevap gidelim ama... Kartonet gösterdiniz. Tamam gösterin de biraz ama... kartonete soru cevap. Vakit ne var göstereceksin sen? Vakit var. Vakit var evet.
Zaten bir de okuyamıyorum da biliyor musunuz, o kadar küçük ki. Peki buyurun soru cevap sorun. Ben siz yok bu bulun o arada. Şunları engellenme kısmına bakın, siz rakamlarla açıklık getirdiniz. Bakın, tamam o. Metro. Bir gün Urfa'dayım. Bir tweet attı. Bir imza eksik diyor. Neye? Beylikdüzü'ne metro götüreceğim diyor. Bir imza eksik. Allah Allah. Bakan bey aradım ben hemen. Ya sayın bakanım, eksik olan bir imza eksikmiş. Siz metro getirmemişsiniz falan diye. Adil Bey mi? Evet. Sayın bakan baktı. Ne imzası dedi. Proje yok. Mimari kesit yok, zemin etüdü yok, jeolojik planlama yok, deprem etüdü yok, tünel ve istasyon kazı destekleri yok. Ortada proje yok. Bir de o çok belediyeciliği bilen bir bakan. Evet. Adil Karaismailoğlu değil mi? Tabii tabii. Yani evet. Büyükşehirden yetişme. Evet. Şimdi yok. Niye bu tweet attı? Tabii canım İBB'de 25 yıl evet, evet, çalıştı onu diyor, Adil Bey. Niye bu tweet attı? Şunun için attı. O günlerde terörle ilgili gündem vardı. Gündemi değiştirmesi gerekiyor. Sonra ama bir düzeldi araları Adil Bey ile Ekrem Bey'in. Sonra şey oldu. Bir takım ben bunu sormuştum. Adil Bey ile Ekrem Bey'in de arasında çok böyle bir polemikler yaşanıyordu. Gerekli şöyle dedi özetle. Yani gerekli istediğimiz belgeler getirilmedi. Biz de imza veremedik gibi. Sonra bir uzlaşmaya vardılar diye hatırlıyorum. Bakın şöyle bakalım. Biz meseleyi Ekrem İmamoğlu ile Adil Bey arasındaki bir tartışma olarak görmüyoruz ki. Bir zihniyet meselesi. Yok hayır, o dönemde engellendiği söyleniyordu değil, bir zihniyet meselesi. Yani kalkıp Ulaştırma Bakanımıza ne hakaretler ettiğini biz biliyoruz. Zavallı, aklını alırım. Ben Ekrem İmamoğlu, sen kimsin? Adil Bey mi? Tabii. Aralarında ya İstanbul, şey vardı da. İstanbul dediğiniz tevazudur. Polemik vardı da. İstanbul dediğiniz samimiyettir, samimiyet. Ve şimdi bakın öyle bir zihinsel kodla bir şey yürütülüyor ki. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bak şunu, şu çok dramatik bir şeydir. İstanbul'a yeni metro. Müjde. Az önce dedim ya, algı. Hı hı. Ya Allah aşkına. Şimdi siz burada bu programda ilişki kim? Onur Bey'le mi götürüyorsunuz? Gökhan. Onur, Gökhan. Evet, şimdi siz Onur'la Gökhan'la bir yazışma yapıyorsunuz. Bunu iletişime döküyorsunuz. Müjde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendi genel sekreter yardımcısıyla, kendi şirketinin müdürüyle protokol yapıyor. İstanbul'a yeni metro müjde ediyor. Elle tutulur bir işi olmadığı için... Elle tutulur bir işi olmadığından dolayı meseleyi algıya dökmek zorunda. Jeton şimdi. Evet. Elle tutulur bir işi olsa insan çıkar. Şimdi biz, Fülya Hanım, ben 15 yıldan beri o meclisteyim. Yaklaşık olarak söylüyorum. Evet. Ben İstanbul'da AK Parti'nin en küçük oyları seçen belediye başkanıyım. En küçük oyları seçen belediye başkanı. Belediyecilik konusunda da hem akademik olarak hem pratik olarak büyük emek sarf etmiş kişilerden birisiyim. Biz İstanbul'da geçmiş dönemde rahmetli Kadir abi döneminde o kürsüde dinlediklerimizle şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hasbelkader geldiği mecliste yaptığı konuşmaları dinlediğimizde aradaki ufku şöyle görüyoruz. Bir megakent İstanbul vizyonu değil... 2000 nüfuslu bir belde nüfusunu belediyesinin vizyonu olarak görüyoruz. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasaydı, bu kendi kurumsal kapasitesini, kurumsal hafızasını yok etmeseydi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesi daha büyük iş yapardı. Daha büyük iş yapardı. Aslında bir gün şöyle karşılıklı hakikaten tartışsalar da. Var ya, çok iyi olur. Ben hazırım. Çok iyi olur. Hangi kanalda, kim ne diyorsa. Buyursun, Bodrum Meydan. Canlı yayında. Hazırım. Hatta hangi kanal, hangi gazeteciyle diyorsa. Yapamaz. 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 Çünkü ben bütün verileri,
Bütün verilere her bir arkadaşımız. Binali Bey'le Ekrem Bey. Binali Bey'le iki aday olarak o zaman daha seçilmemişti. Değil mi? O zaman çıkılmıştı canlı. Yani şimdi siz burada bütün sistemi. Gayet de nezaketli geçmişti o yayında. Evet, bütün sistemi, bütün kurguyu. Siz ortaya pazarlayacak bir ürününüz varsa Hakan Bey. Ortaya anlatacağınız bir icraatınız varsa ne yaparsınız? Bunu anlatırsınız. Anlıyorum. Sizin ortaya çıkacak, anlatacak bir ürününüz yoksa manipülasyona girersiniz. Şimdi burada öyle manipülatif şeyler var ki bakın. Şimdi güleceksiniz. Ama özür dilerim bir şey soracağım. Şimdi aklıma geldi bu dediğinizden. Yani her yerde hiç bu kadar metro yapılmadı diye billboard görüyoruz, evet, yazı görüyoruz. Bu doğru mu değil mi yani? Şimdi evet, İstanbul'un yanlış sokaklarında, yanlış olduğunu metro bölümünde anlatayım. İBB'nin bu yönde reklamları var Ekrem İmamoğlu'nun. Onları hepsini anlatayım ama birkaç şu algı ile ilgili birkaç şeyi müsaadenizle söyleyeyim. Bakın. O nedir? Vallahi ekibi Ekrem Bey'i bu kadar takip ediyor mu ondan yine şüpheye düşmüş. Gerçekten nasıl çalışmışsınız gelmişsiniz Tevfik Bey. Bakın. Tweet. Su baskınları kader değil, ihmaldir. İstanbul'da kentin en önemli noktalarında kısa sürede yaptığımız çalışmalarla bu sorunu çözdük. Üsküdar Meydan Düzenlemesi. Ya insan. Üsküdar çok eski bir düzenleme değil mi Marmara'yla? Ya bu tweet'i atarken biraz böyle çekilir ya. Oysa meydan düzenlemesinin törenleri, indirme ve şeyleri burada. Mevlüt Uysal Bey'in belediye başkanlığı, Hayri Baraşlı genel sekreter yardımcısı. Yani bu Marmara'yla beraber evet, yapılan bakın, şey, proje. Yani şimdi burada şunlar. Şimdi bakın öyle bir dramatik tablo var ki. 150 günde 150 proje diye bir şey yaptı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Üsküdar'da bir açılış yapıyor. Ne açılışı? Ne açılışı? Bak. Bir binada kaç proje açıyor? 1, 2, 3, 4, 5 Bir ne bin. O? Oda açılış. Oda açılış. Ne o Sayın Başkan? Üsküdar'da diyor mahalle evi açtık diyor. Bir proje. Çengelköy İstihdam Merkezi'ni açtık. Binanın bir odası. Çengelköy Yuvamız İstanbul binanın bir odası. Buyur. Ha açılan şey buyur. Bir bina, bir merkez değil. Bir buyur. Binanın oda, beş ayrı merkez değil. Oda oda tören yapıyor. Oda oda tören. Şimdi devam edeyim. Ümraniye'de meydan açtım diyor bakın. Meydan açtım derseniz hepsince girer değil mi? Geç. Ne diyor? 15 Temmuz Şehitler Meydanı. Meydanı bir açılış. İstanbul Kütüphanesi, Ümraniye İstanbul Kütüphanesi bir kulübe yapmış buraya. Her kulübeyi, her koyduğunu bir proje. Bu neyin ifadesi? Sizce bir acziyetin ifadesi değil mi? Küçük bir şey büyük evet. Bir şimdi daha proje gibi gösteriyor diyorsunuz. Daha ilgini söyleyeyim. Gelir gelmez bir algı yürütmeye kalktı. Şimdi 15 tane yaşam vadisi sözü vermiş. 15 tane yaşam vadisini yapmak büyük bir maharet. Yaşam vadisi. Evet. Ne demek? Yaşam vadisi değişik yeşil alanlardan oluşan, parklardan, bahçelerden oluşan alan. Hı-hı. Geri gelmez. Manşete bakın. İstanbul'a yeni yaşam vadileri yapacağız dedik ya diyor, sözüm verdik. Yeşil alanları artıracağız. Sosyal kültürel yapacağı demiştik. Demiştik. Evet. Altı yazmış. Yaptık. Neresi? Kemerburgaz Kent Ormanı. Yapalım. Mevlüt Uysal açılışını yapmış yani. Aynı yere. Evet. Ya bir şey sormak istiyorum. Ben bunları mecliste... Sayın İmamoğlu İstanbul'a hiç mi bir şey yapmadı? Geleceğim bunları da söyleyeceğim. Varsa peki... 9'dan beri bu soruyu soruyorum. Şey, gelmediniz Sayın ama Başkan, o kısmı hala. O zaman bir hakkı şu teslim etmek lazım. Şu kartonetlere gerçekten bir ara verelim ama. Yok Ekrem Bey'e bir hakkı teslim etmek lazım. Yani eğer Sayın Başkan'ın çizdiği tablo bu durum ortadayken Ekrem Bey bugün İstanbul'da işte 300 projeyi yaptığına dair en azından kamuoyunun bir kısmını ikna edebilirse mesela müthiş bir ikna kabiliyeti var demektir. Yani o konuda şey sonuçta o bile bir başarı hanesine yazılacak bir şey olur. Şöyle, yani sonuçta memnun mesela, olan İstanbul'da bak, da var yani neyi, Ekrem Bey'in neyi, çalışmalarından neyi yap derseniz, veya bir, başkanlığından. Algı, manipülasyon, reklam. Çünkü odaklandıkları bütün alan bu. Buyurun. Şimdi
İstanbul. Cemal Kamacı kompleksi çok eskidir şey. Bitti. Ok Meydanı değil mi? Evet. Buyurun. Ne diyor? Bak tweet atmış. Sporun ve sporcunun ihtiyaçlarına göre kapasitesi genişleterek, branşları zenginleştirerek yeniden inşa ettiğimiz. Cemal Kamacı, İBB Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Ya ben eski diye hatırlıyorum onu. Eski diye hatırlamadı efendim. 95, 95. Evet, ya, o yüzden şey mi oldu acaba? Bir dakika, bir dakika. Yenilendi mi acaba? Yeniledik dersiniz. Restore mi etti? Restore ettik yani, dersiniz. Yeniden inşa ettiğimiz diyor. Ya yıkıp yeniden yapmak, yeniden inşa etmek. Buyurun. O. Restorayı kastediyor herhalde. Restorasyonu kastediyor. Onu değil abi. Onu değil. İnşa ettiğimiz. Daha trajini söyleyeyim ben size. Daha trajikomiğini söyleyeyim. Şu bina. Hülya Hanım. Evet. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılmış. Ne binası o? Merter'de Büyükşehir Belediyesi Otopark. Merter'de. Evet. Tamam. Bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tweet'i. Merter'de yapımını tamamladığımız 900 araçlık katlı otoparkı hizmete açtık. Ya onda da muhtemelen restore edildi herhalde. Yani yapılan bir şey yaptık dememişlerdir herhalde. Buyurun. Ha? Buyurun. Restore mi edilmiş? Siz yazın, edilmiş değil mi? Öyle herhalde. Restore edildi demiyor. Badana boya yaptık açtık demiyor. Yaptık. Yaptık. İnşa ettiğimiz diyor. Herhalde Türkçe'nin en güzel konuştuğu yerlerden. İnşa etmek yeniden. Ama bu yeniden... algı yapılamayacak kadar bir şey. Yani belki zaten... şey ama. Peki hani... bu şehir hatlarındaki 300 günde 3 proje reklamları görüyorum ben. Onlar hepsi mı mesela işte. Buna? Hepsi öyle böyle. Hepsi böyle. Metroda, şehir hatlarında falan hep dönüyor. Hepsi 300 böyle. 300 proje diye. Ha, şimdi gelelim. O nedir? Ne yaptı diye. Bir şey diyorsunuz ya. Evet ne yaptı? Mesela, hiç mi iyi bir şey şimdi yapmadı? Şimdi en çok övündüğü mega projesi ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı? Süt dağıttım diyor. Değil mi? Evet. Güzel bir şey gerçekten dağıtsın. Evet. Peki. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın şu 4,5 yılda en büyük mega projem dediği süt dağıtma projesi ne ödediği para ne kadar? 81 milyon. Kaç kişiye dağıtılıyor süt günlük? Hep rivayetler farklı. Bir yerde 150 bin kişi, bir yerde 160 bin kişi, bir yerde 140 bin. Rahmetli babam derdi ki, oğlum, yalancıyı iki defa konuştur derdi. Tevfik Bey anlamadım ben. Ne demek o 80 milyon dediğini? Şöyle, siz... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyüklük kapasitesini düşünebiliyor musunuz? Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hı hı. 2023 yılı bittiğinde 640 milyar bütçe kullanmış olacak. Hı. 640 katrilyon. Tabii en büyük bütçe. Birkaç bakanlık evet. değil. Bazı bakanlıkta 7-8 bakanlıktan daha bütçesi büyük olan bir kurum. Evet. Şimdi toplam şu 4 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o Saraçhane'deki bina var ya Saraçhane'deki bina. Hı hı. O Saraçhane'deki binanın kullandığı bütçe Hakan Bey ne kadar? 134 milyar Türk lirası. Evet. 134 milyar Türk evet. lirası. Benim en büyük projem dediği projeye harcadığı para ne kadar? 81 milyon. 10 binde 6. Anlatabildim mi? Yani çok az demek istiyorum. Evet. Hı. Ve şunun garip tarafı da şudur. Bu süt çok güzel bir şey. Elbette dağıtılmalı. Diyelim ki bu 81 milyon dağıttığı parayla 100 bin çocuğa süt verdiyse eğer reklam mantığıyla vermemiş olsa bu 250 bine çıkar. Niye? Minibüsleri yediriyorlar koca koca. Artırılmalı hakikaten ya. Evet. 300 bine falan çıkmalı. Ya ne kadar komik değil mi? Buyurun. Halep oradaysa harçın. Bak söylüyorum süt dağıtıyor diyorum. Hayır belki ihtiyaç sahibi mi o kadardır değil yani. Değil efendim değil. Ya şimdi bakın burada her şey burada. İstanbul'da geriye gitmeyen hiçbir şey yok. Geriye gitmeyen hiçbir şey yok. İstanbul'da ileriye giden ne var biliyor musunuz tek? Merkezi bütçeden gelen para. Bu büyümüş. Ama bütün yatırımlar, az sonra size örnekleriyle göstereceğim.
tablolarını göstereceğim. Tevfik Bey, peki Sayın İmamoğlu'nun İstanbul dünyada aynı anda en çok metro inşaatı olan şehir. Şunu da söyleyeyim cümlesini ya. De. Evet, demin ben de onu sordum. Ona bir oraya geleceğim. Şunu söyleyeyim ama. İki günü Kurban Bayramı'nda çok saygıdan uzak bir tweet attı. Boğaz'daki şeydi. Çok saygıdan uzak bir tweet attı. Dedi ki Kurban Bayramı'nda. Evet. Kurban Bayramı'nda deniz böyleydi, böyle oldu dedi. Güya İSKİ'de büyük yatırımlar yapmış kendisi. Ve deniz böyle olmuş. İnsan bunu gerçekten atarken, artık bu kelimeyi söyleyeyim, biraz hayal eder. Şu resim 2012'deki resim. 2012'de. Bakın. 2018 yılında Sabah Gazetesi haber yapmış. Deniz tertemiz diye. Çünkü temizlendi, kesim merkezleri başladı. 10 şaft, 9 şaftını bitirdik. Bir şaftı kalmıştı. O da tarihi eser çıktığı için süre uzadı. Denize atıkların atılması ile ilgili. 2018'de temizlendi. İnsan 2012'deki resmi buraya koyup, bir ne zaman? 2018'den beri tertemiz. Boğaz zaten temiz. Yani evet. Kurban Bayramı'nda. Aynı. Çünkü önceden görüyorduk. Evet. İşte Boğaz kana bulandı. Bir, haberler biraz, yapıyorduk. Ben bin defa yapmışımdır şeyden hatta. De oldu. Yani toplama merkezleri açıldı. Yani kurban kesme merkezleri, kesim merkezleri açıldı. Evet. O da fayda sağladı. Yani ha. Gitti. Ve bakın. Niye? Çünkü hemen bir şey yapması lazım. Niye yapması lazım? Şöyle. Seçim kaybedildi. Büyük bir bunlar da biliyorsunuz seçimde şöyle bir kibir vardı. Acayip bir kibir vardı. Sanki sandıklar kurulmuş. Seçimi kazanmışlar. Mazbat almaya gidiyorlar. Biz büyükşehirde falan görüyorduk onu. Sonra hani aramızda kalsın kazandık falan diye böyle seçim gecesi akşamı da Edü'yle Büdü gibi çıkıp açıklamalar falan yaptılar ya. Bu müthiş bir travma oluşturdu. Sonra da bu ortadan çıkıp başka şeyler ortaya çıkınca tartışmalar büyüdüğünde ya bunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bir başarı hikayesi yok diye konuşulmaya başlayınca bir tweet atması gerekiyordu. Attı. Bu. Şimdi ben daha çok bunları çoğaltabilirim. Ama bunları çoğaltıp bir kenara bırakayım ama üzerinde yaşadığımız ki bizim şehir felsefesinde temel bir yaklaşımımız vardır. Şehir üzerinde yaşanılan değil, içinde yaşanılandır. Şehre siz gönlünüzü vermezseniz, şehir size esrarını açmaz. Şehir size küser. Şehir size küser. Çünkü bizim değerlerimizde ve kültürel kodlarımızda şehir canlı bir organizmadır. Sizinle konuşur şehir. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Bu öyle her şehir için söylenecek bir şey midir? Tevfik Bey, toplumda şöyle bir algı var. Tevfik Göksu'yla İmamoğlu'nun işte daha doğrusu Tevfik Göksu İmamoğlu'yla işte sürekli şey yaşıyor. Bir sorunu var. Sürekli uğraşıyor. Sürekli yani siz İmamoğlu'yla sürekli uğraşıyormuşsunuz. İşte sizin bir sorununuz varmış gibi böyle bir algı var. Benim İstanbul. Siz mesela evvelden Beylikdüzü Belediye Başkanı iken Ekrem Bey, bilmiyorum var mı, herhalde tanışıyordunuz tabii ki. Tabii. Konuşuyorsunuzdur daha o dönem değil mi? Nasıl da aranız? Ben evvelini çok merak ederim. Hem onu sormak isterim hem de sizin bir sorununuz mu var gerçekten? Yoksa sadece ya benim sorunum ben İstanbul'a yeteri kadar ilgilenmediğini düşündüğüm için ben ona hani böyle benim, tırnak içinde taktım hani. Benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'yla ilgili hiçbir beşeri sorunum yoktur. Ama toplumda öyle bir algı var. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilgili beşeri hiçbir sorunum yoktur. Benim bir tane meselem var. İnsani ya. İnsani. Hiçbir sorunum yok. Ama bir tane meselem var. İstanbul. Bu tarihin o kıymetli hazinesi bize emanet edilmiş. Ve o emanetin hukukunu korumak üzere de İstanbul halkı bizi meclise seçmiş. Tevfik Bey önceden aranız nasıldı?
bir yani çok yakın bir hukukum yok yani. Beylikdüzü yani Belediye Başkanı. Partinin, bir de partinin göreviniz ha. Ayrıca. Evet. Yani şimdi de grup başkan vekilisiniz. Bir de görevi. Tabii. Evet. Tabii. Görevi evet. Ve takip etmek. Takip gibi, etmek yani. Zorundayım. Hı-hı. Yani ben kalkıp bu yanlışlar evet diyebilir miyim? Az önce anlattım size. Ben İstanbullu, benim derdim İstanbul'un hukukunu korumak. Benim derdim Sultanbeyli'deki çocuğun hukukunu korumak. Benim derdim Sultan Gazi'deki Ayşe ablanın, Fatma ablanın hukukunu korumak. Silivri'deki Mehmet Bey'in hukukunu korumak. Benim derdim bu. Şimdi siz kalkıp sabahleyin işe vaktinden gidemiyorsanız, siz güvenli bir konutta oturup oturmadığınız tereddütünü yaşıyorsanız, siz hangi ulaşım vasıtasıyla gittiğinizde arabanın ne zaman yanacağı konusunda tereddütünüz varsa, ben susabilir miyim? Ben susabilir miyim? Ne zaman çeşmenizde ne olacağının tereddüdü yaşıyorsanız ben susabilir miyim? Ben bu kentin, bu şehrin, dünyanın bu güzel bize armağan ettiği, tarihin bize armağan ettiği bu şehrin, bu gizemli bu kentin ne kadar daha ileriye taşınması, ne kadar daha büyümesi, dünya için ne kadar bir çekim merkezi olması için gayret etmekle mükellefim. Belki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu şehrin tarihi ve kültürel dokusuyla gönül bağı olmamış olabilir. Ama ben bu şehirle gönül bağım var. Ama yola çıkarken Sayın İmamoğlu seçimi kazanmak için çok büyük mücadele verdi. Çok büyük vaatleri oldu. Evet. Çok istiyordu hani çalışmaları, söylemleri, vaatlerini. Aynen. Mesela ben size birkaç tane söyleyeyim. Aha. Ulaşım. Ne oldu da şimdi hani bir anda sizin hani ve yapılan yorumlardan yola çıkarak söylüyorum. Bir anda hani İstanbul'dan hani elini eteğini çekti yorumları yapılıyor ya. Evet, çekti. Başka bir şeye. Çekti. Çünkü ona şöyle dediler. O şöyle zannediyordu. Bir defa kazanma ihtimali düşünmüyordu. Matematik sonucu kazandı. Bir dakika İBB. İyi kazanacağını düşünmüyor. Düşünmüyor muydu? Ya, düşünmüyor idi. Ha. Matematik sonucu kazandı. Sonra baktı ki her şey yapılmış. Ama ne vaatlerde bulunmuş? Bakın ben size okuyayım. Ulaşımla ilgili vaatlerine bakın. Bir, İETT için 15 yeni garaj yapılacak demiş. Bırakın 15 yeni garajı, mevcut garajı sattı. Mevcut garajı sattı, garajı, Ayaza garajını. 1.2 milyara garajı sattı. Bırak 15 garaj yapmayı. 1.2 milyara garajı sattı. Bir daha söyleyeyim. Garajı, İETT garajını sattı. Niye sattı? Kime sattı? Ne bu? Onları siz araştırın, gazetecisiniz. Hayır, elinizde belli ki bunu siz... Hepsi var. Söylüyorsunuz. Hepsi hani bildiğiniz var. İçin. Hepsi var. Yani bunlar tabii ki günü geldiği gün ortaya çıkar. Hepsi var. O gün seçim öncesi mi? TEM otoyoluna megabüs projesi yapılacak. Yapıldı mı? İstanbul'da yaşıyorsunuz. Yapıldı mı? Megabüs ne? Megabüs. Yani biz metrobüs getirdik. O da bir ileri aşama megabüsü getireceğini söylüyor. Onu daha büyük bir şey. Daha büyük bir şey. Evet. Herhalde daha büyük bir şey. Hız ray projesi. Geçen bakın algı dedim ya size. Şimdi benim danışmanım Abdullah Bey var. Çok güzel bir şey söyledi. Hız ray ile ilgili hız ray başlığı dedi. Sonra bir baktık ki 20 saniyelik sosyal medya filmi hazırlamışlar. 5 yıl oldu. Orta Hızray'ı gördünüz mü? Hızray o hatta Havaray çekilmesi galiba, mi? Evet. Ama onun bildiğim kadarıyla rahmetli Topbaş döneminde fizibilitesi yapılmışsa daha az yolcu taşıyordu. Havaray değil, o kaldırıldı. Ha bu ne peki? Hızray. Bu arada Hızray. Sorulara bakıyorum da Twitter'da da TT olmuşsunuz. Teyze. Evet. Şimdi... Metrobüs ters yön uygulaması son verilecek. Hakan Bey verildi mi? Çok basit bir şey değil mi? Verildi mi? Hayır. İspark otoparklarında ilk bir saat ücretsiz olacak. Aziz İstanbullular, CNN ekranlarından bütün İstanbullulara soruyorum. Şu ana kadar gidip de ilk bir saatte İspark otoparklarından bir saat ücretsiz yararlanan bir Allah'ın kulu var mı? Var mı? Galiba orada 0-2 saat parası mı ödüyoruz biz? Yoksa kaldığımız dakika süre kadar mı ödüyoruz? Kaldığınız dakika kadar ödüyorsunuz. 500 kilometre bisiklet yolu yapacağım. Bırakın 500 kilometre bisiklet yolu yapmayı. Hakan Bey, bizim dönemde bisiklet istasyonları vardı. Şu anda o istasyonlar çalışmıyor. Boğazı birbirine bağlayan Marmara'ya bakın, iddiaya bakın. Hülya Hanım,
Marmara'yı birbirine, boğazı birbirine bağlayan Marmara'ya alternatif demir yolu tüneli yapacağım. Gerek var mı? Yani şimdi yatırımın... Ya gereklik ayrı... Bakın, Allah şehit. Özay Bey, gereklik ayrı bir şey. Şimdi siz oturacaksınız, ajans, ajans diyorum ya size. Ajans sizin adınıza proje yazacak. Ya bir oturun. Ya biz şu kadar zengin bir ülke değiliz yani. Ulaştırma Bakanlığı'nın bir tane olsa olsun. Geliyorum. Belediyenin bak, bir geliyorum. Tane olsun diye. İsraf etmemek gerekiyor. Halkın parası sonuçta bu. Toplu taşımada ilk aktarma ücretsiz olacak. Bütün aziz İstanbullulara soruyorum. Toplu taşımada ilk aktarmayı ücretsiz kullanan bir Allah'ın kulu var mı? Bir İstanbullu kardeşimiz var mı? Yok. Peki. Öğretmenlerimize seslenmek istiyorum. Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak. Saygıdeğer öğretmenlerim, ben de geçmişte çok kısa süre öğretmenlik yapmış birisi olarak söylüyorum. Toplu taşımayı içinizden bir kardeşimiz, bir arkadaşımız ücretsiz kullandı mı? İndirimli İstanbul kartları. Oraya geleceğim. İndirimli. İndirimli. İndirimli İstanbul kartları indirimli. Ücretsiz kullandı mı? Bırakın bunu geçin. Biz pandemide sağlık personeline ücretsiz olduğunuz diye meclis karar aldık, veto etti. Bu arada pandemide seyircilerimizin... sağlık personeline toplu taşıma ücretsiz olsun diye karar aldık. Bütün sağlık çalışanlarına duyuruyorum. Doktorlarımıza, hemşehrilerimize, hasta bakıcılarımıza, bütün sağlık personelimiz ki pandemide onlar tarih yazdılar. Dedik ki toplu taşıma ücretsiz olsun. Veto etti. Sonra hükümet kararnameyle ücretsiz hale getirdi. Devam edeyim mi? Başakşehir ve Kurtköy'de iki tane yeni otogar yapılacak. Yapıldı mı? Gidip bakmadım, görmedim. Yok. Neyse. Bu arada şey İBB çalışanlarının şey maaş zam konusu neden gündeme gelmiyor diye ben seyircilerimizin sorularını da yöneltmek istiyorum. Sorduk onu. Onu Sayın Başkan. Sordum onu ben. Onu biz gündeme getirdik mecliste. Tekrar onun takipçisi olacağız. Tamam. Bir başka şey, buyurun. Yok hayır, siz söyleyin. Bakın. Bir de ben sizi kestim galiba Hakan Bey. Bakmayın. Planlanan bizim dönemde toplu taşımada planlanan sefer oranı %97'ymiş 2018 yılında. Şu anda kaça düşmüş biliyor musunuz? 84'e düşmüş. Daha ilginçini söyleyeyim ben size. Daha dramatiğini söyleyeyim ben size. Bizim dönemde İETT'nin sübvansisi %15. Şu anda İETT'nin sübvansisi kaç biliyor musunuz? %55'e çıktı. Kurum batıyor. Niye batıyor? Çünkü kurum, bakın geçmiş dönemdeki CHP'yi ne batırmıştı? İSKİ. Değil mi? Ha, 89. Evet. Bunu da İETT'e batıracak. Siz hiç olmayan bir firmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli halkla yüzü olan İETT otobüslerinin bakımını, ihalesini vereceksiniz. Niye? Bir CHP'li milletvekilinin mali müşavir olduğu firma. Ya keşke buna bir yanıt verselerdi ya. Bu kadarını merak ediyorum ya. Yani. Değil mi? Onu vermez. Basın billboardlardan dolayı yargılanıyor mesela. Vallahi iki cevap defa vermiyor. Çağrı yaptık. Ekrem. Bundan dolayı mesela soruşturma Ekrem var. Bak onlara cevap vermiyor. Yayınımıza katılabilirsiniz. Hiç konuşmuyor onlar. Çünkü onları teşelediği zaman arkasında ne çıkacağını tahmin ediyor. Ya bir firmaya, hiç olmayan bir firmaya şu ana kadar 2,5 milyarlık ihale vermiş. Tevfik Bey, ben şimdi Ekrem İmamoğlu'nun... Otobüslerin bakımı. Sayfasına girdim. Neler yaptık sayfası var. Kent lokantaları açtık. İstanbul için söylüyor. Evet, 5 tane Türk... kent lokantası. Çalışıyorsun. Faaliyette değil mi kent lokantası? 5 tane kent lokantası. Şimdi Türkiye'nin en büyük halk ekmek fabrikasını açtık. Oraya şimdi ekleyin. Bu halk ekmek fabrikası meclise geldiğinde ben hayır demiştim. Onu da ekleyin. Niye? Hayır demişti Ekrem İmamoğlu. Ha, Ekrem İmamoğlu hayır demişti. Ha. Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir olduk. Şimdi gelelim. Yüz binlerce, birkaç tane okuyayım. Yüz binlerce ücretsiz İBB halk süt dağıtıldı aynen. Öğrenci yurtları açtık. Şu anda açmış. Bir dakika, ben de not alıyorum. Sel baskınlarına son verdik. Evet, nasıl? Sel baskınlarına son verdik. Evet. İBB kreşleri açtık.
Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İBB askıda faturayla yüz binlerce fatura ödendi. Şöyle. Biraz sayın bir dakika Tevfik Bey. Hı. Yere batan sarnıcını restore ettik. Evet, doğru. Ne zaman yaptı? Oraya yaz onu oraya. İhalesi 2017 yılında yapıldı. İhalesi 2017 yılında yapılmış. Tek tek geçeriz şimdi ya. Tamam. Özel gereksinimli bireyler eğitim merkezi Özgem'i açtık. Özgem. Evet. Yeni metrobüsler hizmete girdi. Üretici pazarları kurduk. Şarj park istasyonlarını hizmete açtık. Tamam. Ne bu? Enstitü İstanbul İsmet şimdi çok daha etkin. Hmm. Hani böyle okuyalım. En başta da öğrenci yurtları, kreş açtık. Tamam. Evet. Kalem kalem gidelim. Hemen kent lokantaları var. Halk ekmek fabrikası hemen, hemen gidelim. Hemen gidelim. Kreş. Ne kadar kreş vaat etmişti? Bilmiyorum. 150. Kaç tane açtı? Bilmiyorum. 30 tane. Hepsi birer milyon, 30 milyon. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ne kadar? Fulya Hanım, biz... Ya siz diyorsunuz bu bütçelerle daha bir sürü yapabilir, Fulya açabilir. Fulya Hanım, biz Büyükşehir Belediyesi'nde bunları rutin olarak görür, bunlara faaliyet olarak bir aktarmazdık ya. Ha öyle söyleyeyim. Ha. Çünkü 30 kreşte kreştir yani, sonuçta yani. Hizmet. Biz bunları rutin olarak iş görür, bunları bir proje olarak bir aktarmazdık. AK Parti döneminde var mıydı kreş? Var, artı olur, artı 30 mu yani? Ama şunu üzerine söyleyelim. Mesela yok, iyi bir analiz değerlendirme yapacaksanız kreşe odaklanması güzel bir şey. Peki kaç paraya gidiyor oraya çocuklar? Kimin çocukları gidebilir? Bir merak. Sorun. Yarın merak edin bir sorun. Kaça gidiyor? Ya ben şimdi... Dar gelirli gitmiyor mu? Hayır efendim. Kim gidiyor? Gidin sorun kaç para. Başka? Metroyu merak ediyor. Şimdi metroya gelelim. Evet o gerçekten şey. Dünyada... Ama yani boşu boşuna bu kadar övünülmez. Bir şey yaptılar herhalde yani. Başka... Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir olduk. Evet diyor gelelim. Ekrem Bey. Doğru. Yıl 2014. Rahmetli Kadir abinin sloganı. Dünyada en çok metro yapan şehiriz. Seçim sloganı. O da başarılıydı çok. Bakın. Evet. Seçim sloganı seçim. Memnundu Kadir Bey'den değil mi? Bak, İstanbul. Evet. Bayağı tabii, yüksek çıkıyordu. Memnuniyet %75-80'lerde çıkardı. Tabii. Hı hı. Doğru. Bakın Fulya Hanım. Kadir abinin 2014 yılındaki seçim sloganı bu. Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir olacağız. Rahmetli Kadir abinin sloganı. Şimdi gelelim. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir soru soruyorum. Geldiğin günden bugüne bir metre kare metro ihalesi yaptın mı? Biz bilmiyoruz. Yapmadı. Evet biz bilmiyoruz onu yani. Oraya yazmak kolay. Çünkü peki, ne diyor? Planlanmış temkini... hat var mı? Peki hayır hayır efendim. Oraya nedir? Geliyorum. Hakikat şu. Buyurun. Evet. Hakikat şu. Biz İstanbul'da teslim ederken 233 kilometre aktif raylı sistem teslim ettik. 233 kilometre aktif raylı çalışan, çalışan raylı sistem evet teslim ettik. 29 kilometre de bitmiş açılmak üzere olan raylı sistem teslim ettik. İnşaatı devam eden raylı sistemimiz ise ne kadardı? 105.6 kilometre. 105.6 kilometre metro ihalesi yapılmış, finansı bulunmuş, onayları çıkmış metro teslim ettik. Bakın. Onlar mı söylüyor? Evet. Onlar, ama o da bir hizmet başkan yani. Bir şey demiyorum. 105.6 kilometre teslim ettiğimiz metro kaça düştü? 82.9'a düştü. Buyurun. Hat mı iptal oldu? Hat değişikliği mi oldu? İki hat iptal etti. İki hat iptal oldu. Ve bakın. Yani yapılmışları sürdürmüş anlamında. Gerçi o da bir hizmettir. Başka. Elbette. Şimdi bakın. Şurada diyor ki. Kirazlı metrosunu 2023'te açacağız diyor. Metro hattı iptal. Tuzla Kaynarca açacağız diyor. Metro hattının iptal edildiğinden bile haberi yok. 105 kilometre teslim ettiğimiz metro 82 kilometre düşmüş.
Sayın Başkan, mikrofonunuza değiyor. Şimdi bakın. Dikkat edin. 82 kilometre düşmüş. 29 kilometre bitmiş metroyu vermişiz ya. 29 kilometre bitmiş metroyu insan çıkıp... Niye iptal peki? Niye mesela iptal ediliyor? Bu ekonomik dalgalanmada olur. Pandemi sonrasında biliyorsunuz müteahhitlere %10 barajı ile ilgili isterlerse tasfiye edebilirler karar çıktı. Ha. O anlamda müteahhit bırakmış. Şu hatları bakın öyle bir şey ki o kadar sahipsiz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu hatların borçlanması ve parası hazır olmasına evet. rağmen. Tevfik Bey bir dakika. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun şu metro hatları, yapılan metro hatlarını ben bir okuyayım size. Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey metro hattı. Yıldız Mahmut Bey arası. Haliç tramvay hattı. Burada var hepsi aynı. İki telli değil mi? İki aynı, telli yeni hat yok. Ataköy metro hattı. Boğaziçi Üniversitesi, Hisar Üstü, Aşiyan Finiküler hattı. Bostancı Dudullu metro hattını hizmete açtık demiş. Açacağımız metrolar kısmında da Ataköy iki telli metrosu, Kiraz Dağı, Pendik Merkez. Hiç yorulma. Bütün hatları burada. Hepsinin başlangıcını burada. Hı. Bak. O açılacak olanlar. Kabataş Mecidiyeköy metro hattı. Başlangıcı 2015. İki telli Ataköy metro hattı. Başlangıcı 2016. Tamam. Dudurlu Bostancı metro hattı 2016. Kaynarca Pendik Tuzla metro 2017. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Yeniden vesaire 2017. Evet. Ümraniye Ataşehir Göztepe 2017. Kirazlı Halkalı metro 2017. Eminönü Alibeyköy Gep Otogar Bilme 2016. Rumeli Hisarüstü Aşiyan Fünüker 2017. Mahmutbey Bahçeşehir Esenyurt 2017. Buyurun. Var mı 2019'dan sonra? Buyurun. Bunların hepsinin temelini zaten biz attık. Biz attık ve bunlara daha ilginci söyleyeyim mi size? Ama belki de bayağı yeri yapmışsınız. Yer kalmamış da olabilir yani. Bakın daha ilginci söyleyeyim. Onunla da övünebilirsiniz. Hakan Bey daha ilginci söyleyeyim Fulya Hanım. Bunları okudum değil mi? Evet. Şu ne biliyor musunuz şurası? Şurası ne biliyor musunuz? Bu hatlar, bu metrolar meclise geldiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu metrolara hayır dedi. Öyle mi? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu metrolara hayır dedi. Şimdi övündü. Bizim inşasını başladığımız metrolara hayır dedi. Hayır. Başkan değilken demek istiyor. Meclis üyesi orada. Ha, meclis üyesi. Yani İstanbul'a metronun gerekliliğini yeni mi anladı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? Yeni mi anladı? Bir insan, bakın. Şu güzel bir hasret. Alıp devam ettirmek de güzel bir şey. Evet. Elbette. Eksik aksak gidiyor. Çok çürük, yavaş gidiyor. O ayrı bir şey. Hı hı. Bakın şu anda eğer 2019'da AK Parti devam ediyor olsaydı, İlave olarak söyleyeyim, yaklaşık olarak, tam şakam söylemiyorum ama yaklaşık olarak 105 kilometre ilave daha metrosu olacaktı. 105 kilometre daha ilave metrosu olacaktı. Bakın, rakamlar için Ulaştırma Bakanlığı'nın rakam yaptığı hariç. O 103 kilometre. O da az buz rakam değil çünkü. O 103 kilometre. 103 kilometre. Bakın hepsi burada. Belgesiyle, bilgisiyle, her şeyle burada. Nasıl bir manipülasyon? Öyle bir manipülasyon yapılıyor ki. Şimdi insan bunları yaparken az önce söyledim. Bakın algıyı söyledim. Yani bürokrasisiyle protokol yapıyor. Bunu metro olarak, yeni metro olarak yapıyor. Başka? Ya insan şuna yaparken çekinir ya. Müjde. Beylikdüzü'ne metro geliyor diyor. İhale değil ama reklama çıkmış. Geçen gün bir kanalda yayındaydım. Nedim Şener Bey dedi ki ya başkanım dedi Beylikdüzü'ne metro gelmiş dedi. Ortada ne metro var ne bir şey var. Bu yere batan bu iyi bir icraat herhalde. Tabii biz yaptık. Biz yaptık, o açılışını yaptı. He. Tabii biz yaptık. O çok İstanbul'un en önemli mesela. Biz yaptık. İstanbul'la ilgili çekilmiş iki tane Hollywood filmi var. Evet. İkisinde de yere batan sarnıcı var. Şimdi... Görüyor musunuz? Hülya Hanım. Ya şöyle arkadaşlarım rejiden uyarıyor. Bence diğer tarafa alın kartonetleri. Çünkü peki. Mikrofon değiyor. Peki tamam. Sesiniz de kesiliyor. O zaman mikrofonu buraya aman takalım dikkat bundan edin. Sonra. Şimdi bakın burası her tarafa duyurdular. Şöyle dursun. Evet. Daha iyi. Ben daha ne diyeyim?
Ve bu metroların hepsi meclise geldiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bunlara hayır dedi. Bunlara hayır dedi. Ve şimdi insan şunu çıkar bakın. Şunu derim. Bir metronun bugün başladım deseniz başlama ihale süresi en az 2 yıl. En az 2 yıl. En az 2 yıl. Büyükşehir Belediye Başkanı şunu dese, ya AK Parti başlamış, ben bunlara devam ediyorum. Ya AK Parti'nin başladığı metroları sen toprak doldurdun ya. Toprak doldurdu, toprak. Yeni Doğan metrosuna toprak doldurdu. Kanalını kapattı. Çekmeköy'de. Evet. Evet, haberini yaptınız. Levazım tünelini kapattı ya. Günde diyor 70 bin araç geçecek diyor, ben tünel mi açarım diyor. 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecekmiş, onun için tünel mi açarım diyor. 220 trilyon o zamanki rakamla devletin paraca tüneli kapattı, Levazım tünelini. İstanbul'da ulaşımla ilgili yatırım kapatılır mı Hakan Bey? Niye? Yerin altına gömüyor çünkü reklam yapıyor. Levazım tüneli dediğiniz Etiler'in o. Evet. Ha. Kapattı. Toprak doldurup kapattılar ya. 220 trilyon harcanmış tüneli kapattılar. Yeni Doğan metrosunu kapattılar. Toprak doldurdular. Ve ondan sonra siz çıkacaksınız. Kadir abinin, rahmetlinin temel sloganı olan o sloganıyla övünmeye kalkacaksınız. Yok öyle bir şey. Ha siz bakın şunu yaparsanız bir şehir ufku geliştirirsiniz, bir vizyon geliştirirsiniz. Değil mi? Yeni bir metro hattı yaparsınız. Yeni bir metro hattının inşaatını başlatırsınız. Yeni bir metro hattında İstanbul'a yeni bir ulaşım aksı belirlersiniz. O zaman ben de size ayakta alkışlar. Bir tane ulaşım aksı mı belirlediniz? Bir tane İstanbul için yeni bir ulaşım vizyonu mu koy? Ya, daha ya hiç mi metro ihalesi hayır, yapılmadı hiç ya? Hiç yok. Hiç, hiç. Hiç yok. Allah Allah. Evet. Peki ihtiyaç var mı? Yapılacak. Olmaz olur mu canım? Olmaz olur mu? Bu kentin ulaşımı sorun mu? Ya ama o kadar afişler var, sloganlar, reklamlar var. Hepsi algı. Hepsi algı. Ya siz diyorsunuz geçen ki gün, zaten geçen gün AK Parti İBB'yi alsaydı bu zaten bizim yaptığımız metro hatlarıydı. Ve metro bitmişti. Biz zaten bitmişti. Yapacaktık. O reklamlar muhtemelen onu teslim etmek lazım. Yapılmış işi de bitirmişler yani. O... Bitmedi. Devam hayır ediyor. Yani... Bitirdikleri de zaten başlanılan. O bir hizmet yani. Bizim bitirip verdiklerimiz. Bitirmiş olması da önemli değil mi? Bizim bitirip verdiğimiz. Anahtarını açmamışız o kadar. Bitenler. Ya şimdi bitecekler var ya yapılanlarda. Ne bitecek? Durak durak açıyor. Durak durak. Öyle bir şey görülmemiş daha. Şimdi durak durak açıyor. Açtım demek için. 10 kilometrelik hat var diyelim değil mi? 2 durağı açıyor. Açtım demek için. Bu özel kolay. Geçen gün... Maslak'tan bir yerden geçiyorum. Büyük bir cibort gördüm. Cibort'ta yazmış. Çöpten diyor elektrik elde ediyoruz. Evet. Çöpten elektrik elde ediyoruz. Hı. Kim yaptı? Çöpten elektrik elde ettiğimiz Kemerburgaz geri dönüşüm atık tesisleri yapıldığında, borçlanması geldiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı buna hayır dedi biliyor musunuz? Ve şu anda bizim o çöpten elde ettiğimiz yakıt tesisimizin aylık, yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne katkısı ne biliyor musunuz? 2,5 milyar TL. 1 milyon 400 bin nüfuslu bir kentin elektriği üretiliyor orada. İmamoğlu, bu kimin vizyonu? AK Parti'nin vizyonu. Peki soruyorum size, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonunda... Çöpten elektrik elde etmek var mı? Yeni bir proje yapabilmiş mi? 30 yıldan beri İzmir'i yönetiyor. Çöp hala da vahşi depolamayla yapılıyor. Biz de İstanbul'da AK Parti vizyonu çöpten elektrik elde ediyoruz. Daha ilginç söyleyeyim mesela Hakan Bey. 1.4 milyon karbondioksit emisyonu azaltmışız biz bu şehirde. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bak ilk defa duyacaksınız Fulya Hanım. Dünyaya karbon kredisi satıyor biliyor musunuz? Duydunuz mu? Büyükşehir Belediyesi şu an dünyaya karbon kredisi satıyor. Neyle? Bizim yapmış olduğumuz çevre yatırımlarıyla. Peki bunlar çevre yatırımını ne yapmışlar? Eğer şurada bulabilirsem size göstereyim dramatik tabloyu. Ha şu. Güya sözüm ona çevreciler ya.
Bakın. AK Parti döneminde dikilen yetişkin ağaç 524 bin 3 yılda. Bunlarda ne kadar biliyor musunuz? 169 bin. Bakımı yapılan ağaç sayısı AK Parti 1 milyon 453 bin 3 yılda. Bunlarda ne kadar? 708 bin. Onarılan anıt ağaç sayısı 7119. Bunlarda kaç? 5000 küsür. Revize edilen yeşil alan 5 milyon 960 bin metrekare. Bunlarda ise ne kadar? 1 milyon 518 bin. Aynı sürelerde mi? Aynı 3 yıl. 3 yılları mukayese ettim. Hepsinin son 3 yılını. Şimdi ortaya mesela yeni bir ulaşım aksı koyarsınız. Ortaya yeni bir ulaşım projesi koyarsınız. Ya bakın daha dramatiğini söyleyeyim Hakan Bey. Fülya Hanım. İstanbul'un ulaşım master planını bile güncellemediler ya. Bu kadar dinamik bir kent değil mi? Ulaşım master planı var bu kentin değil mi? Hı. Ulaşım master planı var. Yenilenmesi mi lazım bu? Yenilenmesi olur mu? Hayat dinamik. O anlamda. Tabii hayat dinamik. Girdiler değişiyor, araçlar değişiyor, sistem değişiyor, hızlar değişiyor. Hepsi değişiyor. Bunların yenilenmesi lazım. Yenilendi mi? Hayır. Hayır yenilenmedi. Ve öyle bir noktaya geldik ki bakın karayolu sisteminde, denizde, deniz ulaşımında 6.7, deniz ulaşımında 8.4'ten 6.7'ye düştük. Deniz ulaşımında düştük. Lastikli ulaşımda 2017 yılında dünyada 6. sıraydık yoğunlukta. Bugün dünyada kaçıncı sıradayız biliyor musunuz? 1. sıradayız yoğunlukta. AK Parti döneminde İstanbul şehir içi ortalama hız 30 kilometreydi. Şu anda ne kadar? Hülya Hanım, şu anda ne kadar biliyor musunuz? 24 kilometre. Kaç? 24 kilometre. Toplu taşımada bekleme süremiz 44 dakikaydı. Şimdi ne kadar? 63 dakika. Enteresan rakamlar. Evet. Tam istatistik rakamları. Evet. Yani. 60 dakika. Geriye gitmeyen hiçbir şey yok. Geriye gitmeyen hiçbir şey yok. İstanbul'da tabii biraz şehrin nüfusuyla da bağlantılı ama ya. Nüfus değişmiyor. Tabii nüfus geri düşüyor. Bir dakika nüfus düşüyor. Tam da 16 milyon oldu değil mi? Nüfus 4 yıldan neredeyiz? Beri nüfus artış böyle ciddi bir artış falan yok. Ciddi bir artış falan yok nüfusta. Hasılı şu. Bakın şehircilik, belediyecilik şöyle bir şey. Siz her gün oturup yönettiğiniz kente bir insan dokusuyla bakmanız gerekir. Bugün ne ihtiyacı var diye bakıp tabiri caizse şehri yönetenler kendisini bir yönetici olarak değil, şehrin lideri olarak görmeleri gerekir. Şehrin lideri olarak görüp bu şehrin sosyal, kültürel, mekansal neye ihtiyacı var diye günlük çalışma yapmak zorundasınız. Çünkü hayat çok dinamik. Hele hele öyle bir dönemden geçti ki pandemi. Düşünün siz pandemiden önce e-ticaret payı, ticaretli %10'larda falandı galiba. %16 falan yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda %50'nin üzerinde. Hayat değişiyor. Alışkanlıklar yeni sosyolojik gruplar bakın. Yeni sosyolojik gruplar çıkıyor. Yeni çalışma mesela, hayatı bile değişti ya. Çalışma hayatı değişti. Yeni sosyolojik gruplar değişiyor. Bakın şunu söyleyeyim ben size. Oranlar yanlış olabilir. Sizin buradan vaktinizi almayın. Mesela İstanbul'da yolculuk güzergahı ne tarafadır? Ağırlıklı olarak. Kuzey taraftaydı. Avrupa. Ağırlık Avrupa'dır. Ama pandemiden sonra daha önce Avrupa en yüksekken Asya %16'lardan %22'ye çıkmış. Avrupa'da kısmi düşme olmuş. Asya'dan Avrupa'ya geliş daha fazlayken Avrupa'dan Asya'ya gidiş daha fazla olmuş. Şimdi aks siz, değişmiş. Aks değişmiş. Şimdi siz eğer ulaşım master planını yenilemezseniz bunu nasıl göreceksiniz? Bunu nasıl okuyacaksınız? Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bunu oturup okuyan bir grup var mı? Maalesef yok. Niye yok? Mesela Tevfik Bey, sizin gördüğünüzü İmamoğlu veya ekibi niye görmüyor? Bu kadar siz verilerle, rakamlarla, istatistiklerle niye konuşuyorsunuz. Niye görmüyor biliyor musunuz? Yani, niye görmüyor biliyor musunuz? Hani niye bu kadar niye görmüyor biliyor musunuz? İstanbul'u göz ardı etsin. Niye görmüyor biliyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyelim. Deprem haberlerini siz de yaptınız, bir başkası da yaptı. Niye sizin haberleriniz etkili oldu? Mesele buradan davranmak. Peki Sayın Başkan deniz onun içindir ki Yunus der ki söz var dudaktan çıkar bir kulaktan girer öbür kulaktan çıkar.
söz var. Yürekten çıkar, yüreğe gider bunlar. Siz bu şehri dert edindiniz mi? Az önce ben girişte ne söyledim? Dört kelimedir bizim şehir tasavvurumuz. İdrak, inşa, ihya, tevarüs. İstanbul'u ayağınızı dert etmiyor mu İmamoğlu? Evet, dert etmiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ci, belediyeciliği halkla ilişkiler oyunu olarak görüyorlar. Meseleyi halkla ilişkiler oyunu olarak gördüklerinde çözeceklerini ve meseleyi sadece ve sadece ertesi gün alacakları oyla ilgileniyorlar. Ama bir yandan da o şehrin yapılan hizmetlerini de sıralıyor İmamoğlu. Bakın işte kent, ben şu kent lokantalarını da merak ettim. Çok özürüm Fulya, bir şeyi çok merak ediyorum. Ulaşımla ilgili bir şey söyleyeyim. 5 tane lokanta bizim şimdi siz çok mu uyguna yemekler ya, veriliyor? Şimdi Fulya Hanım Allah aşkına ben tabii ki yapılan hizmeti küçümsemem lokanta. Ya tabii ki küçümsememek gerekir. Küçümsemem. Asla küçümsemem. Tabii ki elbette bu şehre bir katkı sağlıyorsa, insanımıza bir katkı sağlıyorsa bundan dolayı mutlu olurum. Ya biz bu şehirde sosyal tesisleri açıp halka açan biziz ya. Köşe bucak sosyal tesis açıp insanlara İstanbul'un en güzide mekanlarında İBB en tesisleri, uygun evet. Yani yapan biziz. Bunlar çok açık ve net. Şimdi o kent lokantaları da bu şey gibi mi? Böyle İBB tesislerinin benzer. Yeni versiyonu. Yeni versiyonu. Yeni versiyonu. Şimdi söyleyeyim yeni versiyonu esnaf lokantası evet. Deniz ulaşımındaki pay artmadı mı? Düştü. Şaka. Tabii. Ben istiyorsanız oranda söyleyeyim ben size. Ben şekliyle ilgili çeşitli itirazlarım olsa bile mesela deniz taksinin tekrar gelmesi vesaire bakın gibi şeyler de olunca artmıştır diye düşünüyorum ama. Şu oranı iyi bakın. Hakan Bey. Göz. Evet. Siz okursanız daha iyi. Söyleyeyim. Şunlar ulaşım mecraları ve materyalleri, kavşaklar, yollar, köprüler vesaire. AK Parti 2014-2018 AK Parti dönemi. Bunlar. Bu da CHP dönemi. Hepsi eksi. Yani deniz ulaşımında da yolcu sayısı her azaldı. Her şey %33 düşmüş. Her şey %33 düşmüş. Ve daha dramatini söyleyeyim ben size. Bu %33 de niye %33 biliyor musunuz? Normalde 50'nin üzerinde. Bizim yaptıklarımız devam ettiği için 33. O zaman bir daha Ekrem Bey aday olmak istemiyor mu İstanbul'a? Ben aday şöyle söyleyeyim. Mali konulara girecek. Dert edinmiyor İstanbul'a. Evet ben mali konulara gireceksek ben size onu anlatayım. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi kürsüsünden yüzüne bakarak şunu söyledim. Eğer siz 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı düşünüyorsanız bu kenti böyle yönetmezsiniz dedim. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda telafisi mümkün olmayan bir borç krizinde. Borç krizinde. Tabii. Telafisi mümkün olmayan, yönetilemez bir finansal yapı içerisinde. Mali yapı içerisinde. Anlatacağım. Mali yapı içerisinde. Borç döviz kuruyla mı? Hepsini borcu söylerim. Dövizde söylerim, TL'sinde söylerim, hepsini söylerim. Ama İmamoğlu biz borç zaten biz göreve geldiğimizde İBB'nin çok borcu vardı gibi bir açıklaması olmuştu sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani borçla reklam arası verecekseniz bekleyin. Reklam var mı arkadaşlar? Yoksa bilmiyorum. Ha daha varmış reklama. Peki. Bir 30 dakikamız şimdi bakın var. Ben size şunu anlatayım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne dedi? İstanbul'un dedi bütçesini ben iki katına çıkartacağım dedi. Yani öz kaynağını %50 artıracağım dedi. İstanbul için borçlanmak ihanettir dedi. Değil mi? Bu açıklamalar bunlar. Buyurun. Kendi açıklamaları benim açıklamam değil. Peki ne yaptı? Şimdi ben size bir tasarım olarak şunu göstermek isterim. Şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane'deki bina var ya. Evet. O binanın evet bütçesi. 2023 yılı bütçesi. Ne kadar yazıyor? 115 milyar. Evet. Peki bütçe gelirleri nereden yazıyor? Diyor ki ben bu 115 milyarın 78 nokta küsür milyarını merkezi bütçeden alacağım diyor. Başka? 16 milyarını öz kaynak geliştireceğim diyor. Borçlanma? 20 milyar mı? Evet. Kendinden daha çok neye güveniyor? Bankalara güveniyor. Peki ne oldu? Ben diyor, ben geri gelmez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarını iki katına çıkaracağım. Değil mi? Bunu diyor. Peki ne olmuş?
AK Parti dönemi 2018, kısmen 2019. Bütçe içerisinde öz kaynağın oranı %29-28 AK Parti dönemi. CHP dönemine gelelim. Burada. Kaç? %9, %10, %11. O rakamlarda pandemi etkisi olabilir mi Sayın Başkan? Pandeminin avantajı olur. Dezavantajı yok. Daha az harcamayamıyorlar işte. Genel gideri düşürdü. Buyurun. Peki merkezi bütçe geliri ne olmuş? AK Parti dönemi 71-72 bütçe çizgi payı. CHP dönemi kaç? 91-90-89. Hani partizanlık vardı, hani kesiliyordu. Gerçi o biraz enflasyon farkıdır da şu şeyi merak ettim. Bir dakika. Enflasyon farkı alakası yok. Mevcut yapıdaki oranı söylüyorum ben. Ha oran, pardon. Tabii oranı söylüyorum. Şu deminkini merak ettim. Şu demin ilk okuduğunuz... Şu mu? Evet, 9-10'lara düşeni evet, söylediniz. Evet, öz kaynak. Ha, neyi kapsıyor? Birkaç kalem söyle. Kendi ürettiğin şey. Biliyorum da yani mesela yani birkaç... Yani cezalar, işler, ticari hanelerin, kiraların, tamam, gelirlerin, tamam, arsa payların, satışların, imar işlemlerin, kendi kazancın. Biliyorum yani. Buraya düşmüş. Kalem sormuş. Peki başka ne olmuş? Esas dramatik olan, bakın. Bakın Fülya Hanım, buraya çok iyi bakın. Bunlar çok önemli. Büyükşehir'i gelecek nesillere taşıyacak olan şey nedir? Yatırımdır değil mi? Evet. Yatırım yaparsanız taşırsınız. Elbette. Buyurun. AK Parti'nin 2016'da bütçesinin yatırım oranı %53, 2017 %56, 2018 %55. Gelelim CHP'ye. Bakın. Bu AK Parti, bu CHP. Şurada da yükseldi. Niye yükseldi? Biz çok eleştirince mecliste rakamı yüksek tutmak için, çok komik bir şey söylüyorum size. Rakamı yüksek tutmak için sosyal yardımları ve mal hizmet alımlarını da yatırıma koymuşlar. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bu Hakan Hanım belki sizin konunuz ama şimdi ben sosyolojiye ilgi duyan mühendisim. Ama sosyolojiyle ilgi duyan ve akademik alanda çalışma yapma gayret etmiş birisiyim. Toplum sosyolojik anlamda baktığımızda parametreyle ilgili okuma yazma yapan birisiyim. CHP sosyolojisi çok farklıdır. Bu CHP sosyolojisi hep üstencil bakar, ötekileştiricidir. Kendini özgün görür. Yaptığı her şeyi doğru kabul eder. De siz nasıl burada sosyal yardım yatırıma korsunuz ya? Ha. Esas şeyi söyleyeyim bakın. Yönetilemez hale gel dedim ya. Bakın. Buyurun. AK Parti döneminde borcun bütçeye oranı %89. Borcun bütçeye oranı %89. Evet. CHP döneminde kaç? Yani karşılayabilirlikten karşılayamaz. Hayır. Noktaya gitmiş. Hayır. Bütçesinin %89'u borcu %89'u kadarmış. Şimdi %176.8. Büyükşehir Belediyesi şu anda finansal olarak yönetilemez durumda. Devam edeyim mi? Bu arada şu demin 3 kalem saydınız ya sosyolojik konuda. Belki ikinci, üçüncü saydıklarınız tartışılabilir ama üstencillik konusunda haklısınız. Evet, üstencil. Tabii tartışılabilir. Bunlar izafi kavramlar. Bakın, buradan şuraya bakın. Dediniz ya çok borç devraldı. Kaç para borç verdik? Öyle söylenmişti. Söyleyeyim. Biz Büyükşehir Belediyesi'ni devrettiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 28.525 milyar. Bu kadar borçla devrettik. Bu devrettiğimiz borcun 6.4 milyarı İSKİ İKDAŞ emanetleri. Yani İSKİ ve İKDAŞ'ın Büyükşehir'e verdiği emanet paralar. Onu da borç kabul etti ki borç değildir o. 5.2 milyarı da şeydi. Müteahhit borcuydu. Normalde 30 yıla yayılmış borcu 17 milyardı. Şu andaki borç ne kadar? Ne kadar? 103 milyar, 103.17 milyar. Vade? Değişik. 103.7 milyar. Şimdi söylüyorum. 2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'u terk edip gittiğinde, seçimlerde
İstanbulluya bırakacağı borç 169 milyar. Siz ne? Diyorsunuz ki şimdi hizmet yapmadıysa bu neyin borcu? Evet, oraya geliyorum. Ne? İşte söyleyeceğim. Bak, 169 milyar. Şimdi ben bunu bir öngörüyü söyleyeyim. Şuraya bakın şimdi. 2021 yılı bütçesini sunarken, anlatırken mecliste diyorum ki 2022 yılı bittiğinde sizin borcunuz 103 milyar olacak diyorum. Bakın, 2021 yılı bütçesini konuşurken meclise diyorum ki sizin diyorum 2022 yılı bittiğinde borcunuz 103 milyar olacak. Çıktılar açıklama yaptılar, yok öyle bir şey falan. Ne oldu? 103 milyar. Oo. Evet. Peki şimdi de diyorum ki 2024'te bırakıp gittiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbullulara tam 169 milyar borç takarak gitmiş olacak. Sayın Başkan, şeyse yatırım bütçesi düştüyse artan gider kalemi ne? Yani gider kalemleri ne ya da atıyorum personel ücreti mi diyoruz? Personel zam almadığını yazıyor. Evet. Yani genel gider mi? Nereye gidiyor para? Niye bu bütçe artıyor o zaman? Evet. Niye artıyor sizce? Anlamaya sizce? Çalışıyorum. Anlayamıyorum. Ya biz ne Hakan Bey'im ne benim ben ne Fulya'nın. Siz yılların belediyecisiniz. Ben de rakamlara da amma hakim ya başkan. Evet evet. Bayağı. Ben de avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Valla rahmetli Kadir Topbaş döneminde şey vardı. Başkanın konuşmalarından böyle bilgi notları kitapçık haline gelirdi. O zaman onları okuyarak hakikaten 3 aşağı 5 yukarı rakamlarla ilgili bir şey söylemek mümkün olurdu. Sonra o kaldırıldı. Aslında bana sorarsanız son derece faydalıydı. Hani İstanbul'a dair konuşabilmek için. Ama bu gece biz de bayağı istatistik dinledik. Şey, evet, evet. Faydalandık. Evet ama yani şöyle Sayın Başkan kadar konuyu bilmemiz ya da başka rakamlara sahip olmamız için. Elbette bu kadar rakamlara hakim olamayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İşçi çıkarımı mı bu? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 1 Temmuz. Bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2023'e. Bir daha söylüyorum. 1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2023'e aldığı eleman sayısı 66.712. Kaç kişi çalışıyor şu anda o zaman? 100 bine yaklaştı. 70-80'e buluyor. 100 bin civarı diye duyuyoruz. Evet. 100 bin civarında duyuyoruz. Evet. 1 Temmuz 2019, evet. 1 Temmuz 2023, evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ve bütün şirketlere sigorta kaydı yapılan kişi sayısı 66.712. 66.712. 20 gün öncesine kadar yani. Atılan 23.298 kişi de ekmeğine verilmiş. Atılan niye atılıyor? Siyasi nedenler. Tek sebep bu mu? Tek sebep. Mesela diyelim ki yanlışlıkla CHP aleyhine bir tweet atın. Ya da yanlışlıkla AK Parti'nin önüne geçerken sizi görsünler. Ertesi gün kapı dışarısınız. Eleştirdiğini yapmak gibi bir duruma karşı karşıya kalıyor o zaman. Ve yani. Ne dedi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ne dedi? Size namus sözü veriyorum. Hiç kimseyi ekmeğinden etmeyeceğim. Etmeyeceğiz dedi bu açıklaması. 23 bin kişi. İzmir ve Ankara'da durum nasıl acaba ama bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben İstanbul'da da. Peki mesela bu ayrılanlardan siz ilçe belediyeleri vesaire işe alındı mı o insanlar? Çünkü şöyle bir mesaj geldi. 2019'da çıkarılanlar işe iade olacaklar mı ya da ne olacaklar diye. Böyle bir onlarla soru geldi. İlgili bir düzenleme yapıldı bir kısmıyla ilgili. Onların birçoğu mahkemeyle dönüyor. Ama takdir edersiniz ki bu kadar farklı alanlarda istihdam edilenler var, çalışanlar bu arada, var. Bu arada iş mahkemelerinin evet, de yükünü biçim artmıştır o zaman. Evet. Buyurun. Peki bu arada bir şey daha sorayım personelle ilgili. Mesela EYT'lilere kıdem tazminatları ödenebiliyor mu? Yani bütçeyle, biz ödedik. Bütçeyle ilgili durum kötü dediniz yani, o yüzden ödedik. Sormak istiyorum. Büyük şehirde ödeme sıkıntısı yaşandıklarını duyuyoruz. Siz dediniz ya siyasi nedenlerden dolayı. Evet, siyasi nedenler. Sizin kendi belediyenizde çalışanlarınızdan biri veya birileri işte illa AK Parti'yi destekleyecek değil ya, değil mi? Atıyorum X Parti'yi, Y Parti'yi destekledi, ne bileyim sosyal medyaya da yazdı veya o partiyi daha yakın hissettiği biliniyor.
Bu kişi işten çıkartılıyor mu? Bakın ben 15 yıldır belediye başkanıyım. Aha. Bütün kriterim performans ve ahlaktır. O kadar. Siyasi... Hayır, performans ve ahlaktır. Durumlarla ilgilenmem diyorsunuz. Hayır, kimsenin özetini değil. Ben performansına ve ahlakına bakarım. Şimdi bu soruyu beraber soralım. Nedir o? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın partizanlığının İstanbul'a dört dürük faturası 25 milyar Türk lirası. Paralar ne oldu dediniz ya. Ne onlar? Yeni otobüs. Dur, 25 milyar faturası var. Tamam. Bu partizanlığı yapmasaydı. Hangi partizanlığı yapıyor? Mikrofona dikkat Sayın Başkan. Hangi partizanlığı yapıyor? Ne dedi? CHP İl Başkanı, İl Başkan Yardımcısı. Biz Büyükşehir'de kadrolaşmayı şöyle yapıyoruz dedi. %35 CHP'den alıyoruz. %15 İyi Parti'den alıyoruz. %25 Kariyer Merkezi. %15 diğer ortaklarımızdan alıyoruz. Buyurun. Hani bunlar da partizanlık falan olmayacak diye liyakat falan diye. Diğer ortaklar kısmı neresi? Mesela görünmeyen ortaklar. Hayır, şunun için söylüyorum. Yerel seçimlerde ne Davutoğlu'nun partisi vardı, ne Babacan vardı, ne Demokrat Partisi vardı. O zaman HDP mi? HDP. Orada yani evet, görünmeyen ortak. Aynen. Bu savurganlığı yapmasaydı İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu kaynaklarıyla şu anda ne yapabilirdi? Önemli olan bu. Ne yapardı biliyor musun? 5000 tane yeni otobüs alırdı, otobüsler yanmazdı. Başka? 25.000 tane kentsel dönüşüm konutu yapabilirdi. İnsanlar can güvenli olan evde otururdu. 30 kilometre metro yapabilirdi. Paralar ne olmuş biliyor musunuz? Paralar böyle. Ve Sayın Başkan bir şey soracağım. Bir mesaj geldi de. Buyurun. İşten çıkarılan Murat isminde bir arkadaşımız bu. İBB'den mi? İBB'den. Aha. Evet. Yani ben hemşerim olduğu için tanıyorum. Diyor ki, abi diyor ulaşım AŞ'yi kurduk. Bu diyor iyi bir hizmettir. İBB kendi bünyesinde araç kiralama süreci yapılıyor. Fakat diyor işten çıkarıldım diyor. Neden çıkarılmış olabilir? Yani şimdi yazar o ama yani 25'e 2 diyor bir maddesi diyor. 25'e 2. Ya iş kanunu ile ilgili maddeler. Hmm. Onu ya mutlaka yargıya gitmesi lazım arkadaşlar. Hmm. Ve bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu soruyu hep beraber soralım. 2023 yılında 640 milyar para kullanmış olacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Dönem boyunca. Tabii. Ya 2023 bittiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 640 milyar bütçe kullanmış olacak. Ve şu soruyu soralım. Nerede bu 640 milyar para? Bu 640 milyar paranızla niye 1000 tane otobüs alamadınız? Öz kaynağınızla neyi yaptınız? Bakın borçlanmayı az önce 103 milyar dedim ya Funda Hanım. Daha dramatini söyleyeyim. 65 milyar da mecliste bekliyor. 65 milyar mecliste bekliyor. Geçen 1 milyarını verdik halk otobüsçülerin ödemesi için. Bu sarı ve mor otobüslerin ödemeleri. Ödemesi için 1 milyarını verdik. 2023 bütçesinde reklama ayırdıkları para ne kadar biliyor musun? 1.8 milyar. Deprem yenilenmesine ayrılan para ne kadar Sayın Başkan? 65 milyon. 1.8 milyar reklam 65 milyon. Yok şöyle onu söyleyeyim ben. 65 milyon 9 küsür milyon. O 2022. 2022 rakamı mı? Geçen rakamlar. Gerçekten rakamlar. 2023'ü söylüyorum. Ve bakın mantık şu. Sosyal konuta 2022'de ayırdığı para 12 milyon. Depreme ayırdığı para kentsel dönüşüme 492 milyon. Reklama kaç? 849 milyon. Gerçekleşen bu nasıl oldu? Ya bunlar gerçekleşen rakamlar. 2022 bu. Tamam anladım. 2022 bu. Deprem bütçesinin gerçekleşmesi yüzde kaç biliyor musunuz? Kaç? %56. Reklam bütçesinin gerçekleşmesi %115. Yani aslında bütçede vaat edilenden üzerine çıkmış. Bütçeyi de kullanamadı. Hakan Bey, bu arada sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya bizim daimi izleyicimizdir. Az önce sorduğunuz soruya diyor ki Hakan Bey'in sorduğu soru iyi niyet ve ahlak kurallarını ihlalidir. Tazminatsız işten atmanın gerekçesidir o da biraz galiba. Öyle bilirim. Tabii. Öyle bir şey. 17. maddeye atıf mıydı? Bilmiyorum.
İşte bakın. Öyle yazmış. İşin özetine gelirsem bütün çerçevede. Hı hı. Şu işte CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özeti burada. Bakın. Şurası AK Parti dönemi 2018. Raylı sistem çalışmaları. Bütçeden ayrılan para %15.97. Şimdi 2021 yılı kaç? %11. Yol, kavşak, üst geçit, alt geçit, köprü, tünel yapımı %15.6, 9.59. Yeşil alan çalışmaları 6.15, 4.75. Otopark çalışmaları 1.5, 0.7. Kentsel dönüşüm faaliyetleri 1.34, 0.5. Bizim dönemde ortalama %5'ti. Bütçenin 5'iydi. Şimdi 1 nokta küsur düştü. Sosyal konut faaliyetleri 0.25, 0.02. Kültür varlıkları çalışmaları 1.84, 1.6. Kamulaştırma faaliyeti ki en İstanbul için en kritik bütçe kalemi budur. Kamulaştırma faaliyetleri. Düşünün 3.25'ten 1.53'e düşmüş. Sosyal konuttan kastedilen şey ne Sayın Başkan? Hiç sıfır yapmadı, hiç yapmadı. Hayır, şunun için söylüyorum. Yani kiptaş deseniz parayla, parayla konut, alıyorsunuz zaten sosyal orada. Sosyal konut şu, eviniz yolda kalıyor, eviniz çöküyor, ihtiyacınız var. Devlet olarak siz yapılması gereken şey. Aynen. Mesela seçim vaatlerinden bir tanesi, çok önemli vaatlerinden bir tanesi de ben diyor 15 bin sosyal konut yapacağım. Nerede? Yok. Hasılı İstanbul şu anda yeşiliyle, otoparkıyla, İstanbul ulaşımıyla, ulaşım akslarıyla beraber geriye giden, finansal olarak da bütçe açığı ve borçlanması sürekli büyüyen ve tamamıyla yönetilemez bir noktaya doğru gidiyor. Tevfik Bey, önümüzdeki seçimde İmamoğlu diyelim aday gösterildi yeniden. Seçilme olasılığı, kazanma olasılığı yüzde kaç? Ben şimdi halkın iradesiyle ilgili ne diyebilirim? Yani o İstanbul, ya çünkü İstanbul kazanabilir mi yani? İstanbul halkının... Çünkü şöyle bir kesim de memnun olduğunu da söylüyor. Şimdi Hakan Bey'in yanında ben tabii söz söylemeyeyim. Hakan Bey bilir, ben de araştırma kültüründen gelen birisiyim. Hı hı. Biz sürekli ölçüyoruz. Araştırmacıdır başkan. Evet, kendisi de sürekli ölçüyoruz. Var mı elinizde son veri her rakam? Şey. Hatta bugün bir tane veri var ama söyleyeyim. Açıklamam. Yok söylemeyeyim. Lütfen söyleyin. Merak ettim. Bizim vallahi gördüğümüz tablo, aha, İstanbullular yeniden İstanbul ve yeniden AK Parti diyecek Allah'ın izniyle. Çünkü İstanbullular yaşananları görüyorlar. İstanbul'un nasıl geri gittiğini görüyorlar. O yeşil duvarların, dikey bahçelerin nasıl söküldüğünü, trafikte o araçların nasıl yandığını, metrobüslerin nasıl yandığını, otobüslerin nasıl yollarda kaldığını, otobüslerde ne kadar kuyruk beklediklerini, ulaşım, deniz ulaşımının ne kadar geri gittiğini, bunların hepsini görüyorlar. Ve hele hele partizanlık had safhada şu anda. Eğer CHP'den yolunuz düşerse, CHP ya da diğer koalisyon ortaklarından yolunuz geçmezse Büyükşehir'de işinizi yapma şansınız yok. Bunu görüyor vatandaş. Peki. Ve bende İstanbullular, de bir anket var, bakayım öğreneceğim şimdi. Evet, İstanbullular. Aa, ne zaman gelecek? İstanbullular. Kaç çıkar? İstanbullular burada bu sistemi ve bu kurguyu çok iyi gördükleri için ben şunu inanıyorum. Yaptığınız ankette İstanbul'a isim verdiniz mi yoksa parti üzerinden mi yaptınız? CHP, AK Parti diye mi? Bunları ilgililer açıklar. İlgili sizsiniz ama ya. Siz yapmıyorsunuz. Hepsini sormuşlar. İlgililer açıklar. Peki. Ama ben şunu söyleyeyim. İstanbullular 2024 yerel seçimlerinde, aha, Allah'ın izniyle inşallah, hı-hı, yeniden İstanbul, yeniden AK Parti. Siz aday olmak istiyor musunuz? Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde? Ben bütün gayretlerimi aday olmak için değil, adanmış olmak için yapıyorum. İstiyor musunuz? Aday olmak için değil, adanmış olmak İstiyor için yapıyorum. İstiyor gibi bir enerji kadar, yayılıyor. İstediğin kadar sor, buna cevap ver. Buna ama cevap ben, enerji yayılıyor. Ben iddiaları ve ben iddiaları olan bir insanım. İnancı olan bir insanım, davası olan bir insanım. İddiaları olan bir insanım diyorsanız istiyorsunuz İstanbul Büyükşehir. Aslında nazik bir cevap çıkıyor. Adaymışım diyor. Evet, İddiamız davamıza aittir. Adanmışlığımız partimizin zaferine aittir. Bu arada İstanbul'un belediye başkanlığı istenmeyecek bir şey değil ki. Yani değil, herkesin gelmeyi hayal edecek. Şimdi İstanbullular şu tabloyu mutlak surette okuyacaklar. Şimdi İstanbullu her anne baba ne ister abi? Çocuğunun güvenle seyahat etmesini. Okula vaktine gitmesini ister, değil mi? Rozete bakar mı? Bakmaz. Evet. İstanbullu her hanımefendi eşinin ya da kendisinin
İşe gidecekse vaktinde gitmesini ve konforlu bir alanda gitmesini ister, değil mi? Rozete bakar mı? Bakmaz. İstanbullu her kapıdan çıktığında yeşil alanda oynamak ister. Millet bahçesinde oynamak ister mi? İster. Rozete bakar mı? Bakmaz. Çünkü bu şehir insanın irfanı da idrakine de katkı sunan bir şehirdir. Hani İstanbul'da okuyanlar mı, İstanbul'u gezenler mi daha çok bilir diye bir tartışılır ya böyle. İstanbul'da gezmek, İstanbul'da okumak gibi bir şeydir. Kitabı okumak gibi bir şeydir. İstanbul'un sokaklarında gezerken siz başka bir kültüre sahip olursunuz. Tevfik. Bu şehir sokaklarıyla birese bir kültür verir. Fulya Hanım, pardon. Biraz önce söylediğiniz, yani aday mısınız diye sorduğunuz soruyla ilgili ben kısa bir, biz bu gece biraz dinledik. Çok da faydalandık ayrıca bazı rakamlarda. Şimdi İstanbul'da son 25 yıldır, çeyrek asırdır, evet, ilçe belediye başkanlığından gelen birisi başarılı oluyor. Dikkatinizi evet, çekerim. Evet. Rahmetli Kadir Topbaş, Beyoğlu'ndan geldi. Beyoğlu belediye başkanıydı. Yani bir ilçede belediye başkanıydı. Çünkü toplumda şöyle bir kavram o. Yani belediyeciliği bilen diye algılıyorlar. Şimdi Sayın İmamoğlu da Beylikdüzü'nden geldi. Beylikdüzü belediye başkanıydı. Mevlüt Bey de ilçeden gelmişti. Mevlüt Bey de. Bahçeşehir miydi? Evet. Öyleydi galiba. Bir de şey, mesela Ankara'da da mesela Sayın Gökçek, o da ilçe belediye başkanlığından. Keçiören'den geldi. Keçiören'den tabii. Şey de yine Mansur Bey de, Sayın Bey. Yavaş da. O da mesela yine ilçe belediye. Şimdi dolayısıyla yani isim vermek için değil. Şu isim, İlçe bu isim, o ayrı bir konu. Gösterir, ama toplumda belediyeciliği bilen kişi diye bir algı oluyor. Ya da çok kişisel yetenekleri olan bir şey bulacaksınız. Yani, ama İstanbul için eski bakanların adı da geçiyor. İşte onu diyorum. Murat Kurum'un adı geçiyor, Süleyman Soylu'nun geçiyor. Nitelikleri olan birini bulacaksınız. Ya popülaritesi olan birini bulacaksınız. Bunu tanımlayınca zaten 7 kişiye, 11 kişiye falan iniyor sınır. Hatta son zamanlarda Fahrettin Koca'nın bile adı geçiyor. Duydunuz duyduk, mu onu? Duyduk. Evet, söyleyeyim. Tabii. Bu arada ben Hakan Bey hem de Sayın Başkan'a söyleyeyim. Şimdi seçmen davranış açısından baktığımız zaman seçmen işte CHP belediyeciliği ya da işte başkanın, İmamoğlu'nun belediyeciliğine mi bakacak? Yoksa hayatındaki zorluklara mı bakacak? Geçim sıkıntısı yaşıyorsa ona mı bakacak? Seçmen neye göre oy veriyor? Hepsi etkili, hepsi tabii. Değil mi? Yani oranları var ama hepsi etkili olacak. Büyük şehirlerde yani kazanmak da sadece aslında elbette adayla alakalı olmuyor. Tabii olabilir. Ama aday ilk kez çok önemli. Mesela şimdi bir galiba AK Parti'de bir karar alınacakmış. 3 dönem kuralı geçerli olacak mı diye. Mesela şunu söyleyeyim. Yani ısrarla söylüyorum bunu. Aynı şey CHP için de geçerli. Milletvekilliğinde bunu uygulayabilirsiniz. Ama belediye başkanlığında bunu uygularsanız inanılmaz bir yanlış olur. Çünkü belediye başkanlığında kişiyle bazen seçim alabiliyorsunuz. İsim önemlidir. Milletvekilliğinde bir hizmet süresidir. Sen dur diyebilirsiniz. Evet. Ama mesela öyle il ya da ilçe oluyor ki o kişi dördüncü kez aday olmazsa CHP veya AK Parti ya da İYİ Parti orada o seçimi alamaz. O yüzden sanmıyorum o 3 dönem kuralını çıkacağını. Yılmaz Hoca da, Yılmaz Büyükerşen de mesela baktığınız zaman neredeyse çok uzun yıllardır 4. dönem. Elbette. Yani elbette. Yani Eskişehir'de efsane ya adam. 4'ten de fazla tutar yani. Belediyecilikte şey tabii ki bakarsan 5 yıla belediyecilikte tecrübe hakikaten. Netice itibariyle şey. Şunu söylememiz gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları itibariyle, kurumsal kapasitesi itibariyle dünyanın, Türkiye'nin demiyorum bakın, dünyanın en önemli birimlerinden bir tanesidir. Bunu siz ufukla ve vizyonla yönetirseniz şehrinizde geometrik hızla büyütürsünüz. Bunu yanlış yönetirseniz de logaritmik hızla aşağı çekersiniz. Maalesef şu anda şöyle düşünün, İstanbul'un büyüklüğünün farkına Boğaz'da yediği balıktan sonra karla mücadelede farkına varan bir belediye başkanı yönetiyor. Ne diyor? İstanbul gerçekten büyük bir kentmiş diyor. İstanbul'a sırtını dönen değil, İstanbul'u kucaklayan, İstanbul'un dertlerini kendisine dert edinen,
İstanbul'un her bir sokağının sevincini ya da hüznünü yüreğinde hisseden insanlar İstanbul'u alır ve taşırlar. Yoksa koltuğu burada, gözü Ankara'da ya da gözü başka makamlarda olanların İstanbul'u bir yere taşıma ihtimalleri yoktur. Sayın Başkan, bu 4,5 yıllık süreçte İBB AK Parti tarafından yönetilseydi nasıl bir İstanbul olurdu? Söylüyorum. Bir, kentsel dönüşümde çok daha büyük mesafe kat edilirdi. Hmm. İki, karayolu ağında çok daha büyük mesafe kat edilirdi. Hmm. Üç, yani 200 kilometre daha ilave metrosu olurdu. Hmm. Basit birkaç tane maddeyi söyledim. Hmm. Evet. Şimdi tabii İmamoğlu'yla alakalı şu açılan davalara da biraz değinmek isterim. Ama şu depremi bir... Depremi de konuşalım. Tabii depremi de. Depremden bahsetmemiz lazım. Çünkü tabii. O zaman dünyanın da İstanbul'un da en önemli bence üzerinde durması gereken... Kesinlikle. Bir yine numara Naci, ya, bir Naci numara. Görür ve bilim insanları yine İstanbul'a dikkat çekti. Yine gerçekten ürpertici açıklamalar geliyor İstanbul için. Şimdi deprem özellikle 6 Şubat'tan yani İstanbul sonra... İstanbul ne kadar hazır? Kaç ev yıkılmalı? İstanbul'da... Şöyle baktığımızda her birimiz bu deprem meselesini... 1 milyon muydu yıkılması? Söyleyeceğim. 400 bin mi? Söyleyeceğim. 400 bin ciddi ağır hasarlı yapının olduğu söyleniyordu. 1 milyon binanın şimdi da dönüşmesi gerekiyor. Şimdi biz 6 Şubat'ı siz çok rahatlıkla gittiniz, gördünüz ve yaşadınız. Ben Adıyamanlıyım. Benim doğduğum ilçenin şu anda %75'i yok. Hangi ilçe? Gölbaşı. Gölbaşı. Evet, Gölbaşı'da. %70 evet. Çok yıkıldı Gölbaşı. %70 bir şey yok. Aha, ben o sabahtan itibaren o acıyı en fazla yaşayanlardan birisiyim. Çok geçmiş olsun bir kez. O acı Allah çok teşekkür ederim. O acıyı en fazla yaşayanlardan birisiyim. Benim buradaki imkanlarım çerçevesinde gittim ve ben şehrimin sorunlarını büyük bir oranda çözdüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın o büyük desteğiyle ki gerçekten o yakın takibi, o bize verdiği dirayet, o bize verdiği destek, o kararlılıkla birçok şeyi çözdük. Ama Allah korusun İstanbul'a bir şey olduğu zaman çok farklı bir şey. Evet ya. Şimdi bakın. Ay gerçi düşündükçe ürperiyorum. Evet yani 15 gün kimse gerçekten giremeyecek ürperim diyorlar ya. Böyle tablolar şimdi çiziliyor. Şöyle. Evet. Şöyle yapalım. İstanbul'da 7.1 milyon bağımsız bölüm var. Hı hı. Toplam 7.1 milyon bağımsız bölüm var İstanbul'da. Bu 7.1 milyon bağımsız bölümün 3.8 milyonu 2000 yılından sonra yapılmış. Yani yenilenmiş, yarıdan, yapılmış. Yarısı aşağı yukarı. Evet. Bu ne demek? 3 milyon 800 bin sağlam. Sağlam tabii oldukları... Ya otomatik tamam. Öyle kabul ediyoruz. Yani şöyle yönetmeliğe bakıp o yönetmeliğe aynen göre yapılıyoruz. Tabii ama mesela çok özür dilerim. Diğer belediyelerden farklı olarak şimdi şunu söyleyebilir miyim ben? Bu 3.8 milyonun tamamının zemin etüdü o 30 metreye tabii, kadar. Onlar aşağı. Tabii. Onlar yapıldı oraya değil geleceğim mi? Oraya geleceğim. Tamam. Burada geleceğim. 3.8 milyonu 2000 yılından sonra yapılmış. Zemin etüdü, bina stoğu, değişik şeylerle tespiti yapılan 1,5 milyon dönüşmesi gereken konut tespit edilmiş. Az önce sorduğunuz soru planı. 1,5 milyon. Bunun, bu en son güncel rakamları söylüyorum ben şu an. Bakanlıktan aldığım güncel son rakamları söylüyorum. 600 bini ivedilikle dönüşmesi gereken, öncelikli dönüşmesi gereken konut. İstanbul'un fotoğrafı bu. Ha, şimdi bu fotoğraf çerçevesinde... Şöyle bakalım. Sizin geldiğiniz soruya gelelim. Şimdi diyorlar ya 25 yıl siz İstanbul'da ne yaptınız kardeşim falan diyenler var. Onu bir standart haline getirdiniz diye biliyorum şeyi. Getirdim, zemin etüdünü. Bakın. İstanbul şu anda 1996 yılında hiç olmayan deprem müdürlüğü kim zamanda kuruldu? Cumhurbaşkanımız zamanında. Evet. Kimsenin gündeminde yokken Cumhurbaşkanımız ileri bir vizyon ortaya koyarak 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Deprem Müdürlüğü'nü kurdu. Kimsenin gündeminde yoktu deprem. Tabii 99'da biz öğrendik İstanbul'un evet, 96'da kuruldu müdürlüğü. Evet. Başka ne yapıldı bakın?
Sırayla söylüyorum. Ben Esenler'de, yani siz buradasınız diye söylemiyorum ama bu konuda hassasiyetinizi biliyorum. Zamanında çok habere de geldim. Evet. Yani şimdi Sezar'ın hakkı Sezar'a derler ya. Bayağı riskli yapıların yıkımına hız verdiniz. 60 bin. Belki de en çok... Tabii Türkiye'nin en büyük kentsel... Şey değil mi? Sizin ilçede, Esenler'de. 60 bin konu. Bravo, böyle olması lazım ya. Yani... Şimdi bakın. İlk müdürlük kim kurulmuş? Cumhurbaşkanımız. Türkiye'de deprem master planı olan tek şehir neresi? İstanbul. İstanbul. Peki ne yapmış bu deprem master planı müdürlük? Bir, İstanbul'un kent jeolojisini yapmış. Ne demek biliyor musunuz? 5400 kilometrenin bütün yerin altında ne varsa hepsi büyükşehirinde şu anda. Hmm. Formasyon, yani Gülpınar vesaire hepsi, bir sürü yeri de o sayede öğrenme şansımız oldu. Hepsi elinde. Başka? Mikro bölgelendirme çalışması. Avrupa yakası 250 metre, 250 metre. Asya yakası 500 metre, 500 metre. Bütün hücresel ağlarda Asya yakasında 8 metrede bir, 8 kazık, 8 kuyu. Avrupa yakasında 16 kuyu olmak üzere. Bütün mikro bölgelendirme çalışması bitmiş. Neyin mikro bölgelendirme çalışması? Nüfus olan bütün bölgenin %90'ı bitmiş. 30 metrekareye kadar, 30 metre derinliğe kadar nerede ne var hepsini biliyorsun. Bu Eurocap standartı mıydı? Neydi? Bunun hep Eurocap. Eurocap standartı değil mi? Doğru hatırlıyorum. Aynen. Standartta bitmiş. Başka? Yer bilgi sistemi. Hakan Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde öyle bir veri var ki fakat kullanamıyorlar. Yer bilgi sistemi ne biliyor musunuz? Hülya Hanım. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde devletin ve özel sektörün ne kadar güvenilir kurum varsa, bu güvenilir kurumların bütün yer bilimine dair bütün etütleri var, verileri var. Hepsi bitirilmiş. Ha, şu haritalarda görüyoruz hepsi falan var, böyle. Ha. Hepsi var. Evet. Ve şu anda bilgi altlığı itibariyle baktığınızda, bilgi altlığı itibariyle baktığınızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, dünyada deprem dediğinizde en çok örnekliği nereden alırsınız Hakan Bey? Japonya. Doğru. Başka? Los Angeles. He. Evet. San Andreas. Ama şunu söyleyeyim ben size. İstanbul hem Tokyo'dan hem Los Angeles'tan daha ileride. Daha? Daha ileride. Evet. Veri altlığı itibariyle, know-how itibariyle İstanbul, Los Angeles'tan da Tokyo'dan daha ileride. Allah Allah. Evet. Bunlar hepsi yapıldı. Ve ben ta ilk gün dedim ki mecliste, gelin madem bu kentte siz depremi sorun olarak görüyorsunuz, ki hepimiz görüyoruz, tehdit diyoruz. Yapacağınız bir şey var. Bina stonu yenilemek. Evet. Çalıştay yap. Hangi çalıştay yaparsan yap. İstanbul'un en önemli sorunu bu ya. Bu evet. Yani. Hangi çalıştayı yani, yaparsan yap, hangi işi yaparsan yap. Yediğinin üzerinde yapacağın deprem bekliyor. Bir şey var kardeşim. Bina stonu yenile. Evet. Sayın Başkan bir şey diyeceğim. Yalvardık ama... Şu şey biraz garip gelmiyor bize artık. Yani bu deprem olacak. Artı 30 yıl, eksi 30 yıl, evet, bilemem. Bu, evet, deprem olacak. Ya biz artık bu işi inşaat mühendisleriyle, mimarlarla vesaireyle konuşmalıyız. Biz hala yer bilimlerine dönüyoruz. Deprem olacak mı? Olacak. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Şimdi. Bir virgül koyalım. Kısa bir reklam. Reklama gidelim. Yeniden beraber. Tekrar bütün izleyicilerimizi selamlıyoruz. Konuğumuz Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili, Esenler Belediye Başkanı. Reklamdan önce İstanbul'un bence ve bence herkesin de bu kadar bu meseleyi önemsemesi gerekiyor. Deprem, kentsel dönüşüm, binaların yenilenmesi, İstanbul'daki durumu ele alıyorduk. Sayın Başkan'a bu yönde sorularımız oldu reklam öncesi. İstanbul'da kaç ev acil yıkılmalı manşetini attı arkadaşlarım. Oradan devam edelim Sayın Başkan. Şimdi İstanbul'da bilim adamları bizi yanıltmıyorlarsa, ki yanıltmıyorlardır. Vallahi hep dedikleri çıkıyor. İnşallah doğru. Olmaz. 3-800 dedi. 7 üzerinde bir deprem olma ihtimali, evet, konuşuluyor. Evet.
Peki İstanbul'da yapılacak iş ne var? Bir bina yapı stoğunun yenilenmesi değil mi? Evet. Bunun adı ne? Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Peki. İstanbul'u şu anda kim yönetiyor? Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yönetiyor. Yani bu kentsel dönüşümde birinci derece sorumlu olan kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kentsel dönüşüme bakışına gelelim. Ha, onu izledik. Uygulamalarına hep birlikte son vermemiz gerekiyor. Bitti, daha uzatmıyor. Bir daha ben duyamadım. Bir daha açabilir misiniz? Ben izlemiştim, evet. Bence seyircilerimiz de şimdi reklam dönüşü yeni başladık. Kaçırmış olabilirler. Sulukule'de, Bayrampaşa'da, Üsküdar Kirazlıtepe'de, Başakşehir Bayramtepe'de, Tozkoparan'da, Ok Meydanı'nda, Sarıyer'in, Eyüp'ün, Pendik'in, Beyoğlu'nun birçok mahallesinde, yani burada sayamayacağım, yani İstanbul'un her noktasında türlü türlü mağduriyetler söz konusu. Artık insanlarımızın birçoğu kentsel dönüşümün adını bile duymak istemiyor. Yani bu zihinsel yapı, bütün kentsel dönüşümü durduralım diyor. Kim söylüyor bunu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne zaman? Bu eski bir şey mi, yeni bir şey mi? Seçim kampanyasında söylüyor. Bir dakika, niye adını bile duymak istemiyor? Durduralım diyor kentsel dönüşümleri diyor. Ama bunun da bir maliyeti olduğu için hani konut sahiplerine aynı zamanda. Onu mu kastetmeye şöyle, çalışıyor? Şöyle bir şeyleri var. Yok. Kentsel dönüşüm o zaman oy kaybettiriyordu. Oy kaybettirdiği için bu yönetmek çok zor bir şey kentsel dönüşümü. Kentsel dönüşüm yapıp da oy artan herhalde en değerli belediyelerden bir tanesiyiz biz. Oy kaybettiriyor. Bu oyu kaybettirdiği düşüncesiyle oy kazanmak için şehrin geleceğini, insanın geleceğini bir tarafa atıyor. Diyor ki kentsel dönüşümü durduralım. Zihin bu. Zihin bu. Şu anda İstanbul'u yöneten zihin bu. Evet. Gelelim depreme. Bakın. İstanbul'da şu anda 7.1 milyon bağımsız bölüm olduğunu söyledim. Bağımsız bölüm ne demek? Bağımsız bölüm şu demek. Ev ve iş yeri demek. Daire, dükkan, daire, merkez, dükkan abi. Bu demek. 3 milyon 800 bini 2000 yılından sonra yapılmış. 1,5 milyonu dönüşmesi gereken, 600 bin ibede dönüşmesi gereken. Peki ne yapılıyor? Şimdi bakın. Şurayı çok iyi okuyalım. Şimdi İstanbul'da şu anda 168 tane riskli bölge ilan edilmiş. Bu deprem kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılan kavramlar var. Riskli bölge, rezerv alan, riskli yapı. Riskli bölge ilan edilmiş. Yani ne demek riskli bölge ilan edilmiş demek? 68 tane bölgede alan taranmış. Bu yapılar riskli demiş, ivedilikle dönüştürelim demiş. Ne kadar? 116 bin konut. 116 bin konut. Bu 116 bin konutta en büyük sorumluluk nerede, kimde? 48 bölgede 82 bin konut şu ilçelerde. Yani risk üstlenen, iş yapan şu ilçeler. Kim? Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Esenler, Gaziantep, Pendik, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu. İki tane CHP'li var. Kartal, Küçükçekmece. O da AK Parti'yken ilan edilmiş. Bakın, CHP yok. Şu 116 bin konuttan 68 bölgeden bakanlığın sorumlu olduğu yer ne kadar? 8 bölge 30 bin konut. Büyükşehir'de ne kadar var? 8 bölge 3.313 konut var. Oralar nereler büyükşehirin? Söylüyorum. Beykoz, Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Kağıthane, Sarıyer. Mesela Bahçelievler nerede Sayın yok, Başkanım? Yok, Bahçelievler'in yok. Ya orada yok, o yüzden gördüm yok. Ama hani mesela konusu eski bunlar, değerler, o yüzden söyledim. Bunlar özel ve ilan edilmiş yerler. İşlem yani, gören, işlem yapılan yerler. Daha edilmesi muhtemel yerler var top, yani. Top var. İşlem bu. Şimdi şu anda 600 bin dedim değil mi? Şu anda kentsel dönüşümle ilgili yürüyen konut adeti inşaatı ne kadar biliyor musunuz? Hayır. 170 bin. 170 binin 140 bini AK Partili belediyeler,
ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. 140 bini. 30 bin kaldı. 30 bin de özel sektör, ağırlıklı olarak özel sektör tarafından yürütülüyor. 170 bin konut var bu. Peki biz ne yaptık? Şurada bir 636 yasa çıkarttık. Şu anda İstanbul'da bu yasayla yenilenmiş konut sayımız ne kadar? 852.323. 792 bini bitmiş, 60 bin inşaatı devam ediyor. Sayın Başkan, bunların içinde şey var mı? Soru gelmiş de vatandaşlara hemen sormakta fayda var. Evi arsa tapusu olan yerler dahil mi bunlara? 636 onlara bakmıyor. Eviniz riskli ise yıkıp yapıyor. O anladım. Şey, ya yok, bu şeyde riskli yapılar içinde dahil buraya. Mülkiyete bakmıyor. Anladım. Bir de bilgi için bir şey soracağım. Bu ilçe tasnifinde. Evet. Acaba mesela eski ilçeler daha çok 2000 öncesi bina diye bir ayrım yok mu? Yoksa olmaz olur mu? Ha, yani böyle bir tasnif mesela, var. Mesela şimdi yarısı senden yarısı bizden kampanyasında ağırlıklı olarak eski ilçelerden başlayacak. Niye? Çünkü orada daha risk yüksek. Anlıyorum. Tabii. 2000 öncesi yapıldığı için. Tabii daha çok yüksek. Peki mesela yeni gelişen bir ilçe 2000 yılından sonra daha çok bina yapılmış. O yok, onlar zaten sağlam kabul ediliyor. Eğer zemininde ciddi bir problem yoksa. 792 bin konut yenilenmiş. 60 bin inşaat devam ediyor. Bu yasa çıktığı andan itibaren 127 milyar para harcamışız. Şimdi gelelim. İstanbul'u kim yönetiyordu? CHP. CHP'li belediye başkanı. Eğer AK Parti'nin gücü olmasaydı, 6306 sayılı yasa olmasaydı bunlar dönüşmeyecekti. Bu yasanın iptal için CHP nereye gitti? Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Hatay'da da aslında bir benzeri oldu galiba. Hatay'da, değil mi? İskenderun'da. Evet. Şimdi bakın, kentsel dönüşüm. Hatay, evet. Ben size dramatik bir şey göstereyim. Çok eleştirdim. Şimdi biz burada bak, siz deprem deyince gözleriniz açıldı değil mi? Niye? Hepimiz konuşuyoruz. Bakın. Şu kentsel dönüşüm çalışmaları var ya. Bunlar ne biliyor musunuz? Bu kentsel dönüşüm çalışma açılan davalar. İptal için. 1537 tane. Açan kim? Cumhuriyet Halk Partisi, Şehir Plancılar Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ben şimdi aziz İstanbullulara şu soruyu sormak istiyorum. Bütün kentsel dönüşüm çalışmalarının hayat kurtarmak olan, insanları güvenli konutlara teslim etmek olan, kentsel dönüşümü durdurmak için dava açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un depremsellikle ilgili çalışmalarını yapabilir mi? Yapamaz, çünkü kentsel dönüşüm emek ister, yürek ister, gayret ister, samimiyet ister, heyecan ister, şov istemez, şovu kaldırmaz. 6 Şubat'tan yani sonra açılmış. Yani ne kadar zoomlarsanız zoomlayın, kentsel dönüşümde zoomlu iş yapamazsınız. Önemli abi, bak, bir sorusu. Hayır, zoom toplantısında atıfı gördün mü? Kapa parantez. Evet. 6 Şubat'tan önemli sonra açılan dava var mı orada Sayın Başkan? 6 Şubat'tan sonra da açılan dava var mı bilmiyorum ama 6 Şubat'tan sonraki davaların hepsi kentsel dönüşümün lehine sonuçlanıyor. Anladım. Ya biraz orada yargının da bakışı değişti anladım. Bakın, tabii. Evet. Açılan davalar bunlar. Bunu aziz İstanbullulara göstermek istiyorum. 1300 kaç dedin? Seni 1537. 1537. Aziz İstanbullulara göstermek istiyorum. Seni güvenli konutlara kavuşturmak için, çocuğun geleceğini inşa etmek için bakanlığımız tarafından ve bizim belediyeler tarafından yapılan kentsel dönüşümleri durdurmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP tarafından şehir plancısı açılan davalar. Durdurulur yani. Buyurun. Sadece Esenler'deki dönüşme geldiniz gördünüz. 12 tane dava açıldı. 12 gerekçe tane. Gerekçe ne? Yatay ya, evet, yani mimari siyasi. Tamamen siyasi. Hayır şöyle ya, mahkemeye bir gerekçe sunuyorlardı. Tamamen teknik bir şey sunuyor. Bakın teknik ben size söyleyeyim. Şey. Esenler'de açılan bir davayı söyleyeyim de size. Tuna Mahallesi'nde bir yerimiz var. Kentsel dönüşüm yapıyoruz. Biliyorum Tuna Mahallesi'ni. Büyükşehir Belediyesi itiraz etmiş. İtiraz gerekçesi de gülmeden öleceksiniz. Yani Milliyet Gazetesi'nde bir karikatür gülme köşesi koyarsanız koyabilirsiniz. Peki. Şimdi Tuna Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapıyoruz. Plana itiraz etmiş Büyükşehir Belediyesi. Mevcut yerin planı 3 emsal. 3 emsal ne demek?
Şu demek. 1 metrekareye yatay ya da dikey 3 metre inşaat yapabilirsin demek. Hı hı. Ben de dedim ki arkadaşlara, arkadaşlar 3 emsal yüksek. Bunu 1,5'a düşürelim. Yüksek dedim, yoğun olur. Emsali 1,5'a düşürdük. Plan emsalini 1,5'a düşürdük. Bakanlık riskli alan olduğu için bakanlıktan plan yapıyoruz. Bir gün arkadaşlar geldiler, büyükşehir planı itiraz etmiş dediler. Hayırdır dedim, yoğunluk artışı var diyorlardı. 3 emsalden 1,5'a düşürüyoruz. Yoğunluk artışı var diyerek plana itiraz ediyor. Siyasal tutumu görüyor musunuz? Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bütün gözlükler altı okla çalışıyor. Ya da koalisyon partileri, kendi ortaklarıyla. Her şey siyasi. Her şey partizanca. Asla liyakat. Öyle bir şey yok. Ya kentsel dönüşümün siyaseti mi olur ya? Olmaz olmamalı. Ya kentsel dönüşümün yani, depremin siyaseti mi olur ya? İnsanların hayatı söz konusu. Hayatı. Evet. Sayın Başkan, depremzedelerin sokağa atıldığı bir ülkede seçim sonuçları beğenilmiyor Tekirdağ diye depremin siyaseti şimdi olur burada, demeyin ne olur. Nasıl? Maalesef. Yani bütün, o hepimizin, hepimizin yani, yüreğini dağladı. Bu Tekirdağ'da şimdi, yaşadıklarımızdan başlayarak. Şimdi burada öncü kim olması lazım Hakan Bey? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Değil mi? Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi olması lazım. Bu işin taşıyıcı gücü kim olması lazım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi olması lazım. Ben şimdi soruyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. 5. yıla giriyorsun. Bu 5. yıla girerken İstanbul'da bir tane riskli yapı alanı plan müracaatı yaptın mı bakanlığa? Bir tane riskli yapı bölgesi alan, riskli alan ilan ettirdin mi? Sonuçta belediyenin başvurması bakanlığında ilan etmesi gerekiyor. Bu değil mi prosedür? Bu kadar. Siz bu kente, bu kentin çocuklarının geleceğini bu zihniyete nasıl teslim edebilirsiniz? Nasıl teslim edebilirsiniz? Siz çıkacaksınız, diyeceksiniz ki deprem bu şehrin en büyük tehdidi diyeceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için deprem neyi biliyor musunuz Hakan Bey? İletişimin konusu. Sadece iletişmek için var. Göstereceğim şimdi şeyleri. Şurada iki büyük iftira atılıyor. O iki büyük iftirayı müsaade ederseniz aktarmak istiyorum. Evet, çok büyük bir iftira atıyorlar. Ne? Toplanma alanlara imar açıldı. Duyuyorsunuz bunu. Bu çok büyük bir iftira. Çok büyük bir iftira. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde... Toplanma benim... alanlarına AVM yapıldı. Evet, yapılacağı yönünde. Ben de... İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, bu işin mekanı neresi, orası değil mi? Hodri Meydan dedim. Bana çıkın bir tane toplanma alanı şurasıydı, imara açıldı diye açıklayın. Hiçbir toplanma alanına AVM yapılmadı mı İstanbul'da? Ha, yapılamaz. Bizde toplanma alanı diye bir lejant yok çünkü. Hiçbir yerde toplanma alanı diye kısıtlama getiremezsin. Öyle bir lejant yok bizde. Bizim imar mevzuatımızda öyle bir şey yok. Belediye bakıyor, boş arazi. Hülya Öztürk'ün arazisi. Burası toplanma alan diyor. Paranoyla inşaat yapıyorsun, bitti. Kimse sana burası toplanma alan yapamasın diyemez. Hakan Bey'in arazisi. Boşmuş. Toplanma alan diye not düşmüşler. Sonra Hakan Bey para bulmuş, gidiyor yapıyor. Kimse şey yapamaz. Engelleyemez. Benim o toplanma alan... Ama eleştirilen çok özürüm abicim. Buyurun söyleyin. Yok ya, benim toplanma alanlarıyla alakalı bir endişemden bahsetmem lazım. Mesela çalışıyorum nerelerde. Mesela bir yerde bir caminin yanı toplanmaları, ama biliriz ki depremde mesela minareler zarar görmesi yakın yerlerdir. Bir de bazı yerlerde... Ben son güncel verileri söyleyeceğim. Anladım. Bazı yerlerde mesela parklar var. Orada kişi başına düşen metrekare, hele ki depremde uzun kalacak. Peki hepsini tamam. Buyurun. En güncel verileri söyleyeceğim size. Bunu Hodri Meydan olarak söyledim ben. Cevap yok. İftira rahat. O kadar rahat iftira atıyorlar ki. Geçen dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir kanalda konuşuyor. Osman Gazi Köprüsü ile ilgili o kadar rahat yanıltıcı, kamuoyu yanıltıcı bilgi veriyor ki. Diyor ki Osman Gazi Köprüsü'nün diyor maliyeti diyor 1.2 milyar. Şu ana kadar ödenen rakam 4.2 milyar diyor. Daha 30 yıl para ödeyeceğiz diyor. Şimdi ilk kez baktığınızda ne kadar vahim bir tablo değil mi? Hakikat ne peki? O
Osman Gazi Köprüsü'nün bütün yollarla beraber maliyeti 13 milyar dolar. Şu ana kadar ödenen para ne kadar? 3.2 milyar dolar. Devletin garanti ettiği ödeme ne kadar? 10 milyar dolar. Sayın Başkan, siz parasal söylüyorsunuz da çok büyük bir hizmet o. Ya, Allah aşkına parasını ya, bırakın bir tarafa ya. Ya. Ya bu ülkenin ulaşımına evet. O köprü çok büyük hizmettir. Sabaha kadar söylerim. Bu arada köprü yani, tek başına bir şey yaramıyor ki. Otoyolların da olması lazım. Yani maliyeti onunla beraber hesaplamak işte ben lazım. Ben burada Hakan Bey. O körfezi dolaşma çilesini ya da o arabalı burada, vapur çilesini çeken insanlardan bunu burada anlattığım şeyi, anlatmaya çalıştığım şey şu zaten. Bakın bu fotobloklar, bu çalışmalar, bütün emek şunun için. Aziz milletimize anlatmaya gayret ettiğimiz, İstanbullulara anlatmaya gayret ettiğimiz şey şu. Hizmet zihniyet meselesidir. Hizmet heyecan duyma meselesidir. Sizi konforlu bir alanda daha güzel ve ileriye taşıyacak bir yola, köprüye karşı olmak. Hani Özan'ın rahmetlinin bir sözü vardır, siz bilirsiniz. Ne diyor? Bir proje ne demiş? Bir proje yaparken solcuların görüşlerine bakarım. Solcular karşıysa yaparım. Değilse tereddüt ederim. Ya Osman Gazi Köprüsü, Marmara'ya niye karşı çıkarsınız ya? Avrasya'ya niye karşı çıkarsınız? Ya Sultan Köprüsü'ne niye karşı çıkarsınız? Zihniyet bu. Şimdi bakın. Toplanmalar, son güce verileri söylüyorum o zaman. Ayrıca bak, özür dilerim. O tür hizmetler sadece parayla ölçülmez. Onun getirdiği katma değer. Ha, siz bugün İstanbul'daki mesela şu yeni kapı tünel var ya alttan. Avrasya. Avrasya pardon. Siz Avrasya'yı kaldırın, iki köprü adım atmaz. Bitti. İki köprü biter. Bitti. Neyse yani olay ben, sadece şu kadar harcandı, şu geldi bazen getirdi. Olayı, bazı hizmet insana hizmet. Şöyle ben olayı karikatür ederken bazen şöyle diyorum. Üsküdar'dan bir anne elini çocuğunu aldı, Çapa'ya hastaneye gelecek. Tam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, şimdi 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz Köprüsü'ne geldi, köprü yok. Diyorlar ki CHP iktidarda, köprü gitti. Fatih Sultan Mehmet'e gidiyor. Diyorlar köprü yok gitti CHP iktidarda. Yavuz Selim'e gidiyor. Diyorlar ki köprü yok CHP iktidara geldi. Marmara'ya gidiyor. Diyorlar ki Marmara'ya ne yok. Ne bu? Fıkra mı bu? Fıkra. Karakıdan söylüyorum. Dün ne bu? Sonradan jeton düştü bende. Ya bende de. Şimdi CHP zihniyeti olsaydı Fatih Sultan Mehmet köprüsü yoktu bu ülke İstanbul'da. 15 Temmuz yoktu. Yavuz Sultan Selim yoktu. Marmara yoktu. Avrasya yoktu. İstanbul'un hayatını düşünebiliyor musunuz? Buydu. Bir de bu saydıklarınızdan birini çıkarın İstanbul kilitlenir. Kilitlenir. Bir yer durur. Birini. Bakın daha çıkartmadan trafiği söylüyorum size. Evet toplanma alanları şu. Hanım, bakın önemli bir şey. 5633 adet toplanma alanı var şu anda. Ortalama standart kişi başı 2,5 metre. Şu anda İstanbul'da 3.36 metre. Ve bunu AFAD internetten herkesin bulabileceği şekilde plakalama sistemine doğru gidiyor. Bütün apartman girişlerine plakalama sistemini de asacak. Toplanmanın şurası diye. O zaman ben Sayın Başkan'ın moralini bozayım. Bizi takip ediyorlardır. Mesela bu arada AFAD'ın İstanbul'la ilgili hakikaten hazırlığı, İstanbul'a girişleri çıkışı falan. Bir tane yine temel itiraz noktamı söyleyeyim. Denizden tahliye noktaları. Onlar da belirlenmiş. Fakat tahliyenin gerçekleştirileceği illerden bir kısmı yine deprem bölgesinde olan iller. Özellikle ikinci kategorideki yedek iller. İşte Adana'yı da almışlar oraya, Fulya. Senin memleketi de almışlar. Belki onu bir daha bir gözden geçirmek lazım. Yani depremzedeyi hani aktarılacak yer ama çok inanılmaz bir hazırlığı var. Şimdi, İnternet sitesinde de herkese açıktır. Esas burada toplanmadan daha çok barınma. Tabii. Şimdi 7 üzerindeki bir depremle simülasyon yapılmış. İstanbul'da ne kadar insana barınma ihtiyacı olur diye. 1.789.383 kişiye barınma ihtiyacı öngörülmüş. Peki şu anda ne kadar yer hazır? 2.380.000 kişinin barınma ihtiyacının yer hazır. Öyle mi? Bilmiyordum. Bir dakika bu neyin AFAD'ın verileri? AFAD'ın mı? Tabii. Ben bilmiyordum şahsen. Ben de.
Bu arada o kişi başı metrekarede çadır alanları dahil mi hesapta? Ama şey de az değil mi ya? Toplanma ayrı, barınma ayrı. Tam o yüzden sorayım. Yani yapması lazım. Barınma, ben bu barınma. Anladım. Sayın Başkan, o rakam da az değil mi? 1 milyon, yaklaşık 2 milyon simülasyon insan... yapılmış. Simülasyona 1 milyon 780 bin kişiye... 20 milyon nüfuslu şehirde... 16 milyon. Bu, bence 20 milyon olduğu ülke şöyle, İstanbul'u. Bazılarının yıkılmayacağı varsayılıyor ya. E tabii yani. Yıkılan artı ağır, yani yıkılana şimdi, bir şey yapamıyorsun, burada, ağır hasarlı rakamı. Burada bu gerçekliği ortaya koyduk. Peki şimdi biz burada sabaha kadar bağırsak. Deprem riski var, tehdit var. Önce bunun ne olacağını anlamamız lazım. Bunun için bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dinamiklerini harekete geçirmemiz lazım. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuna bakın. Vizyonu. Yayınlanmıştır. Yaklaşımlar geliştirilecektir. Kararlaştırılmıştır. Amaçlanmıştır. Hedeflenmiştir. Saha gezileri düzenlenmiştir. Deprem vizyonu. İlk günden bağırdık, dedik ki yapmayın. Bu çalıştay, toplantılar, şunlar, bunlar. Bunların bir karşılığı yok. Ha, yapın bilimsel olarak. Ama bu şehirde yapacağınız tek bir şey var. Yapı stonu yenilemek. Sayın Başkan, Ekrem Bey paylaşımlar yapıyordu ama bu kentsel dönüşümle alakalı yıkılan binalar. Söyleyeceğim 4 bina. Kaç? 4. Nasıl 4? Anlatacağım müsaade ederseniz. O kadar da değildir. O kadar da değildir başkan. Müsaade ederseniz anlatacağım. Bakın AK Parti ile CHP'nin vizyon farkı. Şu AK Parti'nin vizyonu Esenler. Kentsel dönüşüm. Bu da CHP'nin vizyonu. Nasıl ya? 4,5 yılda 4 bina mı yani? Değil, anlatacağım şimdi. Ama gelelim konuya. Kentsel dönüşüm diye yıktığı 4 bina. Ben de sabırsız. Kentsel dönüşüm diye yıktığı 4 bina. Hepsini anlatacağım. Şu görüntülere bakın. Hepsi AK Parti. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı büyük bir iş başarmış diye tweet atıyor. Japon ya JICA deprem konusunda en kapsamlı çalışma yapan kuruluşlardan bir tanesi. Ne diyor? 18 yıl sonra JICA ile çok önemli görüşmeler yaptık diyor. JICA ile anlaşma yapıldı. JICA çalıştı Türkiye'de. 2002, İstanbul'da. 2002'de. Tamam, İstanbul'da çalıştı JICA. Ben yani, okudum JICA'nın raporunu. Biz çalışma yapmış, anlaşmalara sağlamış. 2002 yılında JICA'yı bütün parametreleri almışız. 2020 yılında 18 yıl sonra İBB Başkanı bize duyuruyor. JICA ile çalışmaya başlıyoruz. Bu zihniyetten siz İstanbul için bir şey bekleyebilir misiniz? Gelelim şeye. Bakın. Bizim dönemde Kiptaş 80.189 konut yapmış. 89. Yılda ne kadar? 3.200 konut. Şimdi 1.396 konut. Yılda 349 konut. Ki bunlar deprem konutu değil. Bunlar parayla satılan. Tabii yani bedava satılan. Değil. Bedava verilen bir şey değil. Sosyal parayla konut. Satılıyor. 17 bin konut yapmışız. Yılda 680. Şimdi ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Sıfır. Ha. Şimdi bir şey söylemesi lazım ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir algı söylemesi lazım. Ne demiş Goebbels? Yalanı büyük büyük söyle. Tekrarla. Şimdi Kiptaş Genel Müdürü televizyonda konuşma yapıyor. Ben diyor bakın çelişki hani yine rahmetli babam hatırıma geldi. Yalancı iki kere konuştur diyor. Şimdi Kiptaş Genel Müdürü açıklama yapıyor. Diyor ki ben diyor 9190 konut yapıyorum 18 milyara diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı ne diyor? 6892 konut yapıyorum 42 milyara diyor. İmdat. Vallahi imdat. Birim hesaplamaya çalışmıyor, çıkamıyorsun işin içine yani. Ben burada gecenin bu saatinde bizi izleyen kardeşlerimiz varsa şu soruyu sormak istiyorum. Biz deprem konusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapma diye sıkıştırdığımızda bize cevap olarak bir yayındaydı, televizyon ismini söylemeyeyim burada. Benim bir tweetimi sordular. Ona bana cevap olarak verdi. Kardeşim sadece biz onu mu yapıyoruz? Ben 42 milyar para harcadım Kiptaş'ta. Dönüşüm konutu yapıyorum dedi. 42 milyar. Ben burada sizin ekranınız vasıtasıyla soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı.
42 milyar konuta harcadın ise 42 milyar 42 bin konut yapar. Nerede bu 42 bin konut? Bir metrekareden hesaplıyorsunuz. Evet, tabii onu hesaplıyorum. Ama Sayın Başkan, inanın şunu merak ediyorum şu aşamada. Yani bu tip bayağı olay dinledik. Mesela ne diyor, ne derler, ne cevap verirler? İnanın duymak isterdim. Yani gelemezler. Mesela, keşke aransaydı. Hakan Bey, yani gelemezler. Duydunuz 4-5 kere çağrı yaptı. Evet, yani biliyorum ben Hakan Bey, Ekrem İmamoğlu'na. Hakan Bey, elbette gelemezler. Yani cevap hakkı var. Çünkü gelmesi için insanın isterim. Küfesinin dolu olması lazım. Değil mi? Anladım. Bakın söylüyorum, 42 milyar Kiptaş'ta geldin geleli konuta para harcadın ise 42 bin konut yapar. Bu 42 bin konut nerede? 42 bin konut olmadığına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 42 milyar nerede? Buyurun. Bunlar kendi sözleri. Ben oturup da 42 milyar yazmadım, 10 milyar yazmadım. Ve bakın daha dramatiğini söyleyeyim ben size. Bu arada konu kentsel dönüşüm konuttan açılmışken muhatabı siz değilsiniz ama belki bir bilginiz vardır diye size de sormak isterim. Bu yönde de çok soru geliyor. Yarısı bizden kampanyası. Ne durumda diye hemen vatandaşımız çok soruyor. Hemen anlatırım. Bu kadar başvuru yaptık. Şimdi evet. Hemen anlatırım. Dört gözle bekliyor insanlar şimdi yarısı bizden kampanyası. Şimdi depremle ilgili bir şey dediğinizde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bizim diyor çalışmalarımızı İstanbul Güçleniyor sitesinden görebilirsiniz diyor. 13 milyar para harcadın diyor. Merak ettik neymiş diye bu. Yani yapılanları okuyayım mı size? Deprem bilgilendirme afişleri yaptık. Muhtarlara dağıttık. Tsunami tabelaları astık. Meydanları toplanmalar olarak hazırlanma projesi yaptık. Sosyal konut kaynak geliştirme projesi yaptık. Toplumsal hazırlık projesi yaptık. Toplumsal iyileştirmeye katkı için kültür sanat etkinlikleri yaptık. Yeni nesil kütüphaneler çalışması yaptık. Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nı açtık. Ne alaka diyeceksiniz? Öyle diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Ekmek fabrikası önemli depremde. Elbette. Bakın elbette önemli yani. Hı hı. İstanbul'da konutların, depremin, konutların güçlendirilmesi bir alakası şey var mı? Yok, Sayın Başkan bunlar da yok, bir şey değil mi? Yani? Yok yok herhalde şunu diyor. Bunların hepsi lazım ama en mühimi kentsel dönüşüm. Yok başlıkla uyuşmuyor. Orada sıkıntı konutlarla alakalı olmaması. Ya çünkü buradan küçümsemek gibi olmasın yani. Bunlar evet, da hizmettir. Bunlar da bir şeydir yani. Bu da yanlış anlaşılır. Şimdi onu bunları küçüm... Ya Allah aşkına deprem çalışması yaptık diyerek afiş astığı deprem çalışmaları mega bir şey diye sunabilir misiniz? Yok onların içindeki mega akademik değildir ama... Anladım 13 milyar harcadın. Bir şeydir yani. 13 milyar harcadın. Elbet diyor. En önemlisi birinci madde kentsel dönüşüm. Binayı yenile deprem değil bina öldürür bitti, diye. Bu bu. İlk bunu yapman lazım. Bunu biliriz. Ve esas en dramatiği ne biliyor musunuz? Şu. 2300 kentsel dönüşüm projesi yapıyorum diyor. Ben şimdi soruyorum. Mesela yazmış buraya. 2300 diyor. Soruyorum. Kasımpaşa'da oturan bütün vatandaşlarımıza soruyorum. 600 küsür konutluk Vihaliç projesi. 4 yıldan bu tarafa Vihaliç projesine bir tane kazma vuruldu mu? Yok. Bu arada en zorlu alanlardan bir tanesinden bahsediyorsunuz. Şu evet. Anlamda zorlu. Nüfus yoğunluğu, evet. Kilometre kareye düşen şimdi, nüfus yoğunluğu İstanbul'un en kalabalık ilçesi Gazi Osman Paşa'dır. Ve çok ilginç. Bakın. Ya depremde en iyi korumamız gereken yerlerden bakın, bir tanesi. Bakın bizim İstanbul Büyükşehir'de deprem ve afet komisyonumuz var. Deprem ve afet komisyonumuz Büyükşehir Belediyesi ilgili kurumuna yazı yazdı. Kentsel dönüşümle ilgili şu anda vaktinizi almamak için yazıyı çıkartmıyorum. Kaç konut teslim ettiniz diye. Buyurun yazın cevabı. Teslim edilen konut sayısı. Kaç? Sıfır. Buyurun, resmi evrak bunlar. Ha, sonra bu yazıdan sonraki faaliyet raporu kitabında diyor ki kentsel dönüşümle ilgili evet ben diyor 320 tane konut teslim ettim diyor. 320. Buyurun. Hepsi resmi belge. 320 konut. Kim yaptı bu konutları?
Hani Bayrampaşa'da Sağmacar cezaevi vardır eskiden, bilir misin? Evet. Orası da bizim dönemde konut yapıldı biliyorsun. Kentsel dönüşüm konutu. 2400 konut. Bizim teslim ettiğimiz 2400 konutu dağıtamadılar bile. Oradan 320 konut teslim etmişler. Ve bu 320 konut teslim etmiş. Bayrampaşa kentsel dönüşüm geldiğinde, vaktinizi almayın. Bu kentsel dönüşüm projesi meclise geldiğinde Ekrem İmamoğlu dahil bütün CHP meclis üyeleri buranın planlarına hayır oyu verdi. Hatta şu anda hapiste kentsel dönüşüm daire başkanı diye getirdiği kişi buranın 3 defa planını iptal ettirdi. Pardon, kim hapiste? Kentsel dönüşüm daire başkanı diye getirdiği kişi bu gezi olaylarından dolayı içeride ya. Ha. İptal ettirdi. O mu? Evet. Bu zihniyetten siz bu şehrin geleceğini inşa etmesini bekleyemezsiniz. Bakın, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. AK Parti döneminde bütçenin %5'i bizim bu kadar baskımıza rağmen en son geldiği nokta 0.0'dan 1.5'i kentsel dönüşüme ayrıldı. Ve başka, bakın. Geçtiğimiz yıl 2021 yılında kentsel dönüşüme ayırdığı para 257 milyon, gerçekleşen 134 milyon. Bütçe de iyi kullanılmamış yani. Evet. Kentsel dönüşüm için ayırdığı bütçede gerçekleşme %52, reklam için ayırdığı bütçede gerçekleşme %115. Bizim şeylerimiz olunca rakamlar yazıyor. Ben diyor şunları kentsel dönüşüm yapıyorum diyor. Bakın. Burada. Kentsel, az önce söylediniz ya. İşte burada. Bağcılar kiraz evler. 250. Bak şunları yaptım diyor. Hı. Faaliyet raporunda bunları yaptım diye yazıyor. E biz de okuma yazma bilmiyoruz ya. Yazdığını yutacağız. E biz tespitler yapıyoruz. Meclisin en büyük grubuyuz. Meclisteki grup üyelerimizin hepsinin niteliği yüksek arkadaşlar. Bağcılar kiraz evler. 250 konut. Gerçek ne? 190 konut. Beşiktaş Erenler Apartmanı. Bak apartmana düştü. Sayın Başkan biliyorsunuz zaten şey yapsat müteahhitçiliğinden gelme. Apartmana düştü. 13 konut. Beylikdüzü Kırlangıç Evler. 505 konut. Kaç demiş? 500. Bu burada şey, Eyüp Sultan Yeşilpınar. 664 konut. Gerçek ne? 192 konut. Ya siz tabii bunların hepsi resmi rakamlar, araştırmalar, analizler. Evet, bakın Yeşilpınar'da, Yeşilpınar'da yürüyen kentsel dönüşüm bizim dönemde başlamış bir dönüşüm. Ve vatandaşla anlaşmayı beceremediler. Vatandaşı borçlandırdılar. Vatandaşın borcunun yarısını da Eyüp Sultan Belediye'miz ödedi. Aslında şöyle, Ekrem Bey ve ailesi bildiğim kadarıyla müteahhitlikle uğraşan evet. bir aile değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet. Ya muhtemelen kendi yaptığı inşaatla belki bu şehrin kentsel dönüşümden hani daha fazladır. Bu anlattıklarınız hele ki deprem bekleyen bir şehir için yani üzücü baktığınız zaman. Hani çünkü bu binaların acilen dönüşmesi lazım, yenilenmesi lazım. Hani kendi de bir yerde bir uzmanlık alanı aslında aileden. Doğru mu? Yani müteahhitlik evet, ama orada Hülden, her şey burada bakın. İşin hani özeti bu. Bu konuyu daha da önemsemesi buyurun, gerekir. Buyurun buyurun Fulyan söylüyorum. Yani. Kentsel deprem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı sadece iletişimin konusu olarak ilgilendiriyor. Bakın yıl 2019 Silivri depremi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı bir şey demesi lazım değil mi? Çıktı bir tweet attı. İBB meclisimizde paylaştığım daha fazla beklemeye tahammülümüz yok. İBB deprem seferberliğini başlatıyoruz. 2019. Sonra Bingöl tarafında bir deprem oldu. Yine aynı tweet. Deprem seferberlik planımızı hayata geçiriyoruz. İstanbul'da da beklemeye vaktimiz yoktur. Eyleme geçiyoruz. Ne zaman? 2020. Sonra gitti. Bir daha deprem oldu. Bir daha iletişime ihtiyaç var. Ne zaman? 27 Şubat 2023. İstanbul deprem seferberlik planımızı çarşamba günü açıklıyoruz. Buyurun. Ne açıklandı? Açıklandı. O da zaten evlere şenlik. Ben bu sefer dedim gerçekten herhalde bir şey yapacak diye bekledim. Şunu açıkladı. Ne o? Deprem konseyinin kurulması. Bu arada konsey demişken Murat Kurum döneminde kurulan deprem bilim kurulu bütün farklı uzmanların... Yok deprem bilim kurulu değil o.
risk kapan şeyi. O başka bir şey. Hayır, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında mevzuatı şey yapan yani ve bütün tavsiyeleri de bakanlık dedi ki biz bunu hayata geçireceğiz dedi. Yani öz itibariyle ilgili 13 alt 13 komisyon var. O 13 komisyonun çok iyi alt birimleri var. Onu çok iyi takip etmek gerekiyor. Yani İstanbul'daki depremle ilgili çok iyi çalışmalar yaptılar. Şimdi yalnız bu başka. Bu başka bir şey. Bu deprem konseyinin kurulması. Deprem konseyi dediği şey şu. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koordinasyonunda valilik, bakanlık emrine girecek beyefendinin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim söylediğim yani gerçek konseyi, ve doğru olanı. Yani deprem konseyi kursanız deprem konseyi şey mi, fay hattını yerini mi değiştirecek? Ya yapılacak hiç konut. Yapı stonu yenile. Ve bakın. İkinci madde. Konsey de kurulsun. O da önemlidir. Mutlaka çalışmalar elbette olacaktır. Elbette kurulsun. Ama senin yapı stonu yenilemen için konsey kurman, konsey kurman yapı stonu yenilemene mani mi? Değil. İBB'nin diyor bütçesini revize edelim diyor. 2 yıl önce çıktım mecliste bağırdım. Dedim ki bak gelin. İBB'nin bütçesini revize edelim. Depreme göre yeniden düzenleyelim. Sonra benden 2 yıl sonra aklı başına geldi. 2 yıl sonra açıklama yaptı. Revize edelim dedi. Bir hafta sonra Büyükşehir Belediye Meclisi var. Heyecanla bekledik gündeme getirecek mi diye. Gündeme gene getirmedi. Niye? Çünkü sadece o gün için bir iletişime ihtiyacı vardı. O toplantı yaptı 23 Şubat'ta bitti. Gitti. Var mı yapı stonu yenilemesi? Yok. Neymiş bakın maddeleri okuyayım. İstanbul güçlenir çalışması yapacak. Mevzuat çalışmaları yapılacak. Hızlı taramanın yaygınlaştırması sağlanacak. Bütüncül konut politikaları tartışılacak. Toplanma ve geçici barınma alanlara ek alanlar üretilecek. Altyapı yatırımları, erken uyarı sistemi kurulması, arama kurtarma organizasyonu, İstanbul genelinde yasa çalışması. Seferberliğe bakın. Ya bir de şu gerçekten yapacağız, olacağız. Peki, dışına çıkılması lazım İstanbul için. Acil yani aynen. Ya tehlike 2000, çanları çalıyor. 2022 bütçesi gerçeği. İstanbul'un güçlenmesi için harcanan para 63,5 milyon. Reklama harcanan para 908 milyon. Ya bunu birçok belediye yapıyor ama reklama çok bütçe ayrılıyor. Burada. Reklam PR işlerine. Bu çok yanlış orada bir şey. Orada bir hata yok değil mi? 900'e. Yok hatta bu 1,5-2 milyar civarındadır. Bu bizim tespit edebildiklerimiz. Yani bir de resmisinin kaçağı var öyle mi? Tabii edemediklerimiz var. Yarısı bizden ne oldu Sayın Başkan? Yarısı bizden şöyle. Şu anda bakanlık bir modelleme çalışması yapıyor. Aha. Çok kısa bir zamanda başlayacaklar. Oradaki müracaatlar... Ya unutulmadı o iş değil mi? Çünkü hayır, çok insan bekliyor. 1 milyon civarında müracaat var. 1 evet. Milyon müracaattan %100 olanlar, %100 olanlar eleniyor. Tek şahs, nasıl söyleyelim? Tek sahipli olanlar binalar var. Onları tasnif ediyorlar. Diğer %100 uzlaşmalı onları tasnif ediyorlar. Planları tasnif ediyor. Zannediyorum çok yakın bir zamanda Sayın Bakanımız şeyleri açıklayacak. Valla Sayın Bakan'a da buradan seslenelim. Çevre Şehircilik Bakanı'na çok soru geliyor. Acayip insanlar yarısı bizden hakkında. Yarısı bizden. Şöyle eyvah söyleyeyim. Diyorlar seçim öncesi bir vaat. Sayın Bakanımız şu anda çalışmalarını başladılar. Modellemeyi geliştiriyorlar. Modellemeyi çalışıyorlar. Çok yakın bir zamanda. Zaten programın başında söyledi ya sıralamayı Sayın Başkan. Yani yarısı bizdenle ilgili ilçeler belirleniyor diye. Tabii. Hani o şey orada bir yürüyen proses var orada. Ama bir açıklama yapılmalı bence bu konuyla alakalı. Bugün yarın evet. Merak etmeyin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti %5 bütçesinin %5'ini deprem kentsel dönüşüme ayırıyordu. Şimdi bu afet risk yönetiminde hesaplamalar yapılırken şöyle yapılıyor. Normal zamanda bir harcadığınızda afette 7'ye de tekabül ediyor. Bu dünya standardı. Bu 4 yıllık süreci hesapladığınızda İstanbul bir Allah korusun. İstanbul bir afetle karşı karşıya kaldığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın İstanbul'a maliyeti 99 milyar oluyor. 3.7 milyar dolar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çıktı mecliste gözümüzün içine baka dedi ki ben 100 bin konut yapacağım. Ve İstanbul'un kentsel dönüşüm sorununu bitireceğim. Nerede? Yok. Ve işin ilginç tarafı şurada ilçeleri refüz etmemek için ilçelerin isimlerini söylemiyorum. Riskli en çok riskli yapın olduğu yer 2 tane. Bak en yüksek ok var burada görüyor musunuz? Ben onu merak ettim. İkisi de CHP'li ilçe. Bir bakabilir miyim ona? Sonra vereyim ben size. İki CHP'li. Ama şehirleri hayır söylemeyeceğim bir şeye bakacağım.
Kendi içime bakmayayım mı yani? Hayır, meraklı sonra şey değilim. Valla sonra unuturum falan, kahrolurum. Ne? Evet. Eyvah! Benim ilçem birinci sırada. Şimdi... İyi ki söylemedin. Şöyle baktığınızda... Kim biliyor ki? 3-5 kişi biliyordur burada, ya. Burada hep beraber bu meseleyi bir... Şok. Önce birincil derecede yerel yönetim ve yerel sorumlu olarak çözmemiz gereken insani, vicdani bir sorumluluk olduğunu kabul edeceğiz. İki, bu meseleyi bir siyaset varsayımı ya da bir siyaset tasarımı olarak değil, toplumsal emaneti üstlenmiş insan sorumlu olarak göreceğiz. Başkan, bağımsızlık meselesi yani İstanbul'u kılırsa gittik. Tabii geleceğim. Üç, hiçbir şey... Bir insanın hayatından daha kıymetli olamaz. Hiçbir rozeti hiçbir insanın hayatıyla mukayese edemezsiniz. Elbette. Onun için biz AK Parti olarak sürekli şunu söyledik mecliste. Cumhur İttifakı grubu olarak sürekli şunu söyledik. Depremle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili bize ne getirecekseniz biz evet diyeceğiz. Getirin. Ama yok. Ama yok. Ha, sadece şu var. Kentsel dönüşümün iletişimi. Depremin iletişimini yapmak istiyorlar. Çünkü her şeyi iletişim üzerine kurguluyorlar. Her şeyi iletişim üzerine kurguluyorlar. Ve yapılan hiçbir şeyde bu kentin, bu şehrin önünü, ufkunu açacak bir vizyon değil. Tamamıyla kendi kariyer planlaması çerçevesinde bir İstanbul dizayn etmek istiyor. İstanbul onun için sadece kariyerinde bir basamak. Burada oturduğu mekan... Ama gözü başka bir mekan tasarımında. Durum da böyle olunca tarihin bu kadar yükünü üzerinde taşımış bu kent, Türkiye ekonomisinin %50'sinin sorumluluğu üstüne taşıyan bu kent, Türkiye nüfusunun büyük 7'de 1'ini kendi bünyesinde başlatan bu kent, Türkiye'nin araçlarının %18'inin var olduğu bu kent, günde 1500 aracın çıktığı, yeni trafiğe katıldığı bu kent, günde 33 milyon yolcunun yapıldığı bu kent, dünyanın en fazla destinasyon alanına uçulan bu kent. Bakın, dünyanın en fazla destinasyon alanına uçulan bu kent. Dünyada en fazla misafir kabul eden havaalanına sahip olan bu kent. Dünyada en fazla konaklama merkezine sahip olan bu kent. Vekaletle ya da geçici konaklamayla yönetilemez. Kemal Bey yeniden Ekrem Bey'i aday gösterir mi sizce? O beni ilgilendirmez. Kim gösterirse tahmin göstersin. Tahmin ya, konuşuyoruz. Onu Sayın Başkan, o konulara yeniden, ısrarla girmiyor. O beni Sayın Başkan, siyasete girmiyor. Yok, CHP. Şunu, evet. Şunu merak ediyorum ama. Mesela bugün bu sabah CNN Türkiye'nindeydi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterimiz Mehmet Seviyen. 3 tane ilçenin işte Beşiktaş, Esenyurt, Beylikdüzü bildiğim kadarıyla İYİ Parti'ye verileceğini, hani ittifakın ve belki Yeşil Sol da alacak bilmiyorum. İttifak tekrar olmazsa seçim sonucuna dair öngörünüz ne olur? İttifak olursa eskisi gibi geçen seferki gibi böyle at başı bir yarış mı gider? Siz de modellemeler çalışıyorsunuzdur tahmin. Bu soruya ben de şunu ilave edeyim. Evet, İttifak deyince bir altılı masa ittifakı var. Bir de yerel seçim. Geçen yerel seçimlerde HDP'nin verdiği bir destek var. Onun da dahil olması ya da olmaması durumunda bu soruyu. Şimdi bakın, biz şöyle bakarız olaya. Başkalarının ne yapacağını stratejik olarak, hamlelerin ne olacağını önümüze bir fotoğraf olarak koruruz. Hı hı. Ama biz kendi yapacaklarımızla ilgiliyiz. Hani Anadolu'da bir tabir vardır. Yaza göre hazırlan, kış gelirse, kışa göre hazırlan, yaz gelirse bahtına. Biz bütün senaryolarımızı kışa göre yaparız. Yolumuzu, haritamızı ona göre belirleriz. Gerisini bizi ilgilendirmiyor. Biz şu anda İstanbul'da 26 ilçede birinci partiyiz. İstanbul'da. Evet, son seçimde 26 ilçede birinci partiyiz. Bizi en yakın takip eden partiyle aramızda nereden baksan 10 puandan fazla fark var. Biz bu 26 ilçede birinci parti olmanın vermiş olduğu domino gücüyle, İstanbul halkının destek ve katkılığıyla 2024 vizyonumuzu ortaya koyar, yolumuza çıkar ve devam ederiz. Başkaları şunu yapacakmış, bunu olacakmış, orası bizim... Tabii ki dikkate alırız, tedbirlerimizi alırız, fotoğrafları karşımıza koyarız. Ama biz kendi yapacaklarımızla ilgili kendi yol haritamız üzerine gideriz. AK Parti biliyorsunuz bu 20 küsur yıldan beri
iktidar gücünü muhafaza ederek yoluna devam ediyorsa her seçimden sonra kendisini check etmesi, analiz etmesidir. Bu seçim sonucu nedir, ne değildir diye oturup okumasıdır. Yani %50 oy alıyorsa niye %50 oy vermiyor diye bunu analiz eden bir partidir. Yani yüzde dün diyor ki bir kanalda soruyorlar Sayın Kılıçdaroğlu'na. Seçim zafer şey kayıp seçim diyor. Yenilgi değil diyor. Kaybettik diyor. Nasıl bir şeyse. Böyle bu arada yok. Bütün söylediklerinizden anladığım aslında sizi en çok mutlu edecek CHP adayı Ekrem İmamoğlu olur herhalde. Ya biz CHP'nin şey adayını... Yani şöyle bir tercihte hani... Ama diyor zaten anketlerde AK Parti önde. Dur sana diyor. Başlık çıkaracağım dur. Sarıgül'ü mü? İmamoğlu mu Sarıgül'ü mü? Mesela hangisi olsun evet. İsterseniz CHP adayı? İnan ki söyleyeyim bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama biraz da konuşalım bunu bunları biraz, yani. Onu siz konuşursunuz. Sayın Tevfik Başkan bunu Bey. Belki biraz şey edebilirsiniz. Hani evet. Onu siz konuşursunuz. Evet. Ama şimdi İstanbul'u konuşuyoruz. İşte önümüzdeki 7-8 ay sonra yeniden bir başkan seçiliriz. 7-8 ay sonra seçiniz. Konuşuruz o zaman. Şu an CHP kulislerinde İmamoğlu yerine Sarıgül'ün olduğu da yani Sarıgül'ün aday gösterileceği de konuşuluyor. Bu arada Sarıgül daha önce İstanbul'a aday oldu ve kaybetti. Kaybetti doğru. Evet. Yalnız bir şeye dikkatinizi çekeyim. Kaybettiği seçim Sarıgül'ün AK Parti'nin en popüler seçimlerinden biriydi ve ona rağmen 40'ı geçti Sarıgül. Yani ciddi bir başarıyla kaybetti. Bu arada çok ilginç Beşiktaş ilçesi o zaman da hani Sarıgül'ün biliyorsunuz ilçeleri vardı. Kendisine yakın isimleri istedi. O zaman da Beşiktaş'ta Murat Hazinedar aslında Sarıgül'le beraber gelmiş yatırıyorum. Beşiktaş çok kolay verilebilen bir yer anladığım kadarıyla. Arada, böyle gidiyor. Bu arada CHP kulislerinde İstanbul'u alırsa Sarıgül alır iddiaları da var. Beni ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren bizim yapacaklarımız. Biz bakarız ne tür senaryolar var karşımızda onları gözlemleriz ama kendi yapacağımız işi. Biz çünkü kendimize güvenimiz tam. Biz bugüne kadar halkımızı hiç aldatmadık. Yani Sarıgül de olsa aday, İmamoğlu da olsa veya başkası da olsa AK Parti mi yine alır? İstanbullular şu 5 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin fragmanını izlediler bir daha o filme gelmezler. Peki Sayın Başkan internette biliyorsunuz değil mi? Meclisteki konuşmalarınız, videolar, atışmalar falan seyredilme rekorları kırıyor. Evet. Yani bir taraftan da bir partinizin geleneğinde muhalif olmak yoktu. Galiba bir muhalif olmayı öğrenme süreci, deneyimleme süreci oldu galiba sizin için. İki. Ama ben şimdi refah kültüründen geldiğim için uzun yıllar evet. Çok genç gençlerde o... onu yaşamıştık diyorsunuz. Yaşamıştım. Peki... İki, bu popülariteden memnun musunuz? Yani çünkü bildiğiniz ya bir pop yıldızı kadar çok seyredilmiş videolar. Sayılara bakıyorum. Milyonlarla seyredilen videolar var. Şimdi bakın Özay Bey, ben daha önce söyledim. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız elinde büyüdüm. Bizim siyasi kişiliğimizin şekillenmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bize abimiz, babamız kadar emeği vardır. Ve biz bütün siyaset mücadelemizi bir siyasal kariyer planlaması uğruna yapmadık. Kendi ideolojik kurgumuz içerisinde Türkiye'nin daha büyük Türkiye olması, yeniden büyük Türkiye olması, özgür, emek, hakkaniyet, adaletin inşası, yeryüzündeki her bir insanın mutluluğuna vesile olmak bizim için bir hayat felsefesi ise önce kendi insanımızın mutluluğuna vesile olmak için bir gayret için, bir siyasi mücadele için yola çıktık. Biz o heyecanımızı devam ettiriyoruz. Yani şöyle bir şey var. Sizin ortaya koyduğunuz samimiyet. Ben şuna inanıyorum. Biz yüreğimizdeki samimiyetimizi dışa vurmaya çalışıyoruz. Yani gerçekten bizim siyasetteki varlık ve mücadelemiz bir kariyer planlaması değil. Bu siyasetteki varlığımız ve gayretimiz bu toplumda iyiliklerin ve güzelliklerin neşvinema bulması, iyiliklerin ve güzellikleriyle büyütülen bir toplumun inşasıdır. Bu açıdan mesele hiç öyle yani popüler olmak şu açıdan da bakmıyorum ben. Peki bir şeyi söyleyeyim. Sizin benim çok mutlu olduğum bir projeniz vardı. Bir Woodbury benzeri bütün outlet center'ların evet. Bir yere toplandığı ve hem dağınıklığın ortadan kalktı hem de hem vatandaşın uzra alışveriş bunu. Edeceği hem de turistin gelebileceği bir yerdi. Nereye takıldı da olmadı o proje? Çok uğraştım, çok emek verdim. Çok da güzel gidiyordu ama... Orada kabul etmesi gereken kooperatif kabul etmedi. Yoksa İstanbul'un çok, bir New York yani New Jersey'deki tabii, gibi yani bir rahmetli Kadir Outlet Center olacaktı.
Rahmetli Kadir abi de kabul etti. Kadir abi de o zaman bana çok büyük destek verdi. Ve 6 ay bir grup çok ciddi çalışmalar yaptı. Ve İstanbul'un tam göbeğinde dünyanın en büyük outlet merkezi. Dünyanın en büyük bu, yani. Bu bölümün hakikaten güzel fiyat avantajı da olan, evet, bir iş. Dünyanın en büyük outlet merkezi. Aslında çok büyük bir noktaya getirdik ve çalışma yapan kişiler de günde ortalama 150 uçak dünyadan müşteri getirmeyi taahhüt etmişlerdi. Evet, yani o gerek Orta Doğu'dan gelecek turistler büyük gerek diye. Yani hakikaten böyle İstanbul'a çok lazım olacak bir işte. Bir de aslında dağınıklığı kaldırıp şehrin tabii diğer yani parçalarında yakın tabii, çevreyi de rahatlatacak bir işti. İstanbul çok kıymetli bir şeydi. O zaman kabul etmesi gereken... Peki bu tür işlerde Emir Demir'i kesemiyor mu? Ya burası demokratik bir ülke yani burada. Şu anlamında söyledim. Yani şimdi devletin elinde bir sürü araç vardır. Hani kamu faydası söz konusu ya orada yapılabilir. Biz, o bu şeyle dünyanın en büyük outlet merkezini kurarken bir taraftan da mevcut insanların varlığını kıymetlendiriyorduk. Yani devlet mülkü değildi. Bir özel bir kooperatifin mülkü üzerine işlem yapacaktık. Onu da kıymetlendirmiş olacaktık. Bir taraftan atıl kalan insanların yatırımını niteliklerle getirmiş olurduk. Bir taraftan da İstanbul'a çok büyük bir katma değer katmış olacaktı. Ama nasip olmadı. Ama hala aklımda var öyle bir proje. Ya valla ihtiyaç mı ihtiyaç? Var, hala yani İstanbul'da var. İhtiyaç güzel olan işlerden ya, bir tanesi. Güzel olur yani. Ben ilk dinlediğimde Sayın Başkan'dan yıllar önce hakikaten tabii. Çok iyi bir örnekti. Tabii ki. Ha gittim o bahsettiği Woodbury'ye. Gittim oraya gittim gezdim. Ne olur ne gider diye gittik araştırmalar yaptık baktık geldik falan. Çok emek verdik ama. Bu arada adaylar ne zaman açıklanacak? Son yani kesin. Yerel seçim. Onun bir Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihini açıklıyor. Genelde 3 ay öncesinden. 60 gün 90 gün gibi şeyler var. Mesela aday bildirimleri var. İşte adayların kesinleşmesi var. Yıpranmamak için çıkmamak var. Tabii yani çok çeşitli şeyler oluyor. Vallahi ama şu bu an... son yerel seçimle ilgili size bir şey söyleyeyim. Yani biraz da konu şey etmiş olsun biraz. Başkan bayağı yoruldu. Yok ben 4 saat daha devam edebilirim. Sayın Başkan siz kaç yaşındasınız bu arada? 4 saat daha 57. Aa genç daha genç gösteriyorsunuz. Yaşını göstermiyor. Vallahi göstermiyorsunuz. Evet. Enerjiniz de iyi. Evet. Ve o şeyi de hissediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma isteğini. O şeyi Fulya görüyoruz da, yani. Fulya'nın da lafını esirgemez. Sayın Başkan o manşet almadan rahat etmez. Ya evet ama istediği belli bence. Ha, ona bir manşet verin ve kurtulun. Manşeti kendisi söylüyor ama. Ama istediğiniz belli yani. Nereden? Konuşmalarınızdan, enerjinizden diye. Sayın Başkan, o şeydir Sayın Başkan, manşet almadan bırakmazsınız. Bence başka bir türlü olsun evet, bir manşet verin ve kurtulun. Hakikaten başka türlü yok. Çünkü siyaset bugüne kadar hiçbir zaman için kariyer planlaması için yapmadım. Bundan sonra yapmayı düşünmüyorum. Yani hakikaten ben bu gece hiç siyasi konularda mesela evet, evet, girmedi siz konuşun. CHP'ye. İşte ben biraz size bu konuda bir şey söyleyeyim o zaman. Hem de Fulya Hanım'ın sorusuyla ilgili. Şimdi geçen seçim, yerel seçim, yani 2019 belediye seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'i kazanarak ve Antalya'yı da kazanarak bir zafer ilan ettiği seçimde, dikkatinizi çekerim, Türkiye geneli ortalamasında Cumhur İttifakı'nın oyu Türkiye ortalamasında 52 idi. Yani muhalefetten yarıdan fazlaydı. Bakın son Cumhurbaşkanlığı seçimi de 52,5'a 47,5 bitti. Tamam mı aşağı yukarı? Evet. Şimdi bu seçim bu birinci gerçektir. İkinci gerçek ekonomik vaziyet olacak her şeye rağmen. Evet, belediyeyle evet. Ne alakası var diyeceksiniz. Bir ölçüde yansıyor. Yani zamlar olsun, ekonomik gidişat olsun, devalüasyon olsun etkileyecek. Ama yerelde seçmen daha çok isme bakıyor değil mi? Üçüncü bir faktör, onu da söyleyeceğim elbette. Yani ekonomi bir etken olacak. Ama kişiler, isimler burada çok önemli. Onun için biraz önce üçüncü dönem kuralını hiçbir parti kullanmamalı dedim. Çünkü kişilerle bazı yerleri bazı partiler alabilecek. Yani tek bir parti için söylemiyorum. Birçok parti için geçerli. Büyük şehirler için de bu geçerli, ilçeler için de geçerli. Dolayısıyla bakın dört faktör saydım. Kişiler, isimler, ekonomik gidişat,
O da etkili olacak her şeye rağmen. Tabii. O iktidarın aleyhine çalışır. Toparlanırsa 7-8 ayda bazı şeyler lehine de çalışabilir. Üçüncü faktör, son seçimi herkes 4 il için baz alıyor, dikkatten kaçıyor. O seçimde Cumhur İttifakı'nın oyu 52.6 faktördür. Ve en önemlisi de yine bu önümüzdeki yerel seçimlerde bütün bunlar devreye girerken partilerin kendi içindeki adayların birbirlerini yıpratma ihtimalleri de önemli olacak. Tabii. Bu az tesir edecek çünkü seçmen bunu çok fark etmeyecek ama bazı yerlerde etkili olacak. Birkaç şey söylemek isterim. Buyurun. Bir tanesi, siyasetçileri en çok bağlayan şey sözleridir. Evet. Seçmen sizi dinler, bir kenara not eder ve seçimde vaat ettiklerinizi günü geldiği gün değerlendirir. Şimdi ben buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın verdiği birkaç tane sözü ifade etmek istiyorum. Bir, mesela demiş ki İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözeceğiz. İstanbul'da ulaşım trafik sorunu olmaktan çıkacak. Ben burada Sayın İstanbullular, saygıdeğer İstanbullular sormak istiyorum. Oğlum ben kim gelse İstanbul'daki trafik İstanbul'daki, sorununu çözebileceğini düşünüyorum. İstanbul'daki trafik o zaman... Çünkü çok bu, nüfus çok. Müsaade eder misiniz? O zaman bu sözü veren cümleyi ona göre kuracak. Mesela Binali abi ne dedi 2019'da? Trafiği hızlandıracağım dedi. Bak hızı artıracağım dedi. Anladım. Hızı artıracağım dedi. O başka bir şey. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki İstanbul'da trafiği sorun olmaktan çıkartacağım. Buyur. Çıktı mı? Çıkmıyor ki. Gitti. Toplu taşımada ilk aktarma ücretsiz olacak. Oldu mu? Hayır. İstanbul'da 630 kilometre metro yapacağım. Yaptın mı? Hayır. Temel yolunda Başakşehir'den Sultanbeyli'ye kadar megobüs. Az önce söyledim. Oldu mu? Hayır. Ha, bunun farkı ama Sayın Başkan özür dilerim. Bir şey hatırlatayım. Muhalefet eleştirerek evet yol kat eder. Ama bence eleştirilerinizin yanı sıra yapacaklarınızı da... sizin bir avantajınız. Biz 25 yıldır şunu yaptık diyorsunuz. Ha tamam eyvallah ama hangi biri? Ona rağmen yeni dönemde de şunları şimdi, yapacağız. Şimdi bakın Hakan Bey, AK Parti'nin yaptıklarını şöyle çekip alırsanız şu andaki mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sokakta konuşacağı bir kelime kalmaz. Yüz bin araçlık kapalı otopark. Nerede? Çok ilginç, eğer bulabilsem göstereyim size. 100 bin araçlık kapalı otopark yapacağım diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şu ana kadar yapmış olduğu bir tek ihale var. Şişli, Fulya Mahallesi, Cami Meydanı, Zemin Altı Otopark İnşaatı. Bu bitti mi? Daha yeni ihale etti. 546 araç. 546. 100 bin kişilik nasıl olabilir? 100 bin kapasite, 100 bin araç kapasiteli. Tamam, bu nasıl olabiliyor İstanbul'da? Olabilecek bir şey mi farklı bu arada? Farklı 39 ilçeye yok hani ben rakamı için söylüyorum. 39 tane ilçe var ya. Ha, toplum bir şey anladım. Evet, ihtiyaç sahibi düğünlerini sosyal testi ücretsiz yapacağız. Soruyorum şu anda. Bir ihtiyaç sahibi olup da büyüklerin sosyal testinde düğünü ücretsiz yapan bir kardeşimiz var mı? Ya o biraz zaten şey bir ifade mi senin? Bakın 40 yani doğum evi, 40 doğum evi, 20 kadın sağlık merkezi, 3 ağız diş sağlığı merkezi yapacağız. İstanbullulara, saygıdeğer hanımefendilere soruyorum. Ağız diş merkezi yok değil mi öyle bir? Yok öyle bir şey. İstanbul'da 15 bin yeni sosyal konut yapacağız. Sıfır. 15 adet yaşam vadisi 20 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız. Nerede? Yok. 30 yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu, 3 atletizm pisti yapacağız. Nerede? Yok. İstanbul'a 15 yeni müze kazandıracağız. Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın taahhütleri. Şimdi onun için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 2024'te 5 yılın hesabını vermeden başka bir yere gitmek istiyor. Ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na diyorum ki 2024'ün hesabını ver. Ve siz bu kent, bu nadide kent size emanet etti İstanbullular ve siz bu kenti maalesef ve maalesef söylüyorum aldattınız. Siz bu kenti
geleceği taşımak yerine kendi geleceğinizi inşa etmek için, kendi kariyer planınızı yapmak için bu kentin imkanlarını bunun için kullandınız. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sadece ve sadece kariyer planlama merkeziniz olarak gördünüz. Ve bu kentin, bu kurumun varlığı sizin için sadece masası ve kasasıyla önemliydi. Bunu kullandınız. Maalesef. Üzülerek söylüyorum. Keşke bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çıkıp da kilometrelerce metrolarından, yeni raylı sistemlerinden, yeni lastikli ulaşımından, yeni efendim otobüslerinden, yeni yapmış olduğu kültür merkezlerinden, teknokentlerinden bahsedebilseydim. Ama böyle bir şey yok. Ben bir de şu taksi meselesini de bir konuşmak istiyorum. Yani İstanbul'un gerçekten en çok sıkıntı çektiği konuların başında geliyor. Bir de biri bana bugün şey dedi, indi bindi 75 bin lira. Öyle bir şey mi var İstanbul'da? 75 lira oldu. Olmadı, hayır. Olmadı değil mi öyle bir şey? İndi bindi 75 lira. Özer abi? Bende öyle bir bilgi var mı? Tekrar kontrol edelim. Yani veya olacak mı ihtimal? Perşembe günü, UKM'de görüşülecek. Ha, görüşülecek daha değil mi? Yani şimdi tamam indi bindi ücretini. Şu anda hangi aydayız? Temmuz. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Hı hı. 8 ay sonra taksi sorunu çözülür. 8 ay sonra çözülür. Tabii. Nasıl çözülür? İmamoğlu seçimlerden bahsediyor. Şimdi. Ama iyi de taksi sorunu. Taksi için bir şey söyleyeyim mi? İmamoğlu'ndan önce de vardı İstanbul'da taksi mevzusu, sıkıntısı. Şimdi, tam son zamanlarda arttı. Şimdi, evet. Şimdi Fulya Hanım, ben 5 yıl öncesini değil. Şimdi ben bugünü değerlendiriyorum. Bugün için, hı hı, eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi sorununa taksi sorunu oldu diye baksaydı. Nasıl çözülür meseleye, sorun? Meseleye... Sayın Başkan, aha, bir şey bu taksicilerle ilgili. Ben size hani ya şey için bir şey söyleyeyim. Burada vatandaş değil, taksiciler mağdur. Emin olun. Neden biliyor musunuz? Şimdi adam biniyor. Allah seni bazıları linçleyecek şimdi. Hiç, hayır olmaz. O zaman gücü yetmeyen toplu taşımaya binecek abi. Benim çocukluğumda ve gençliğimde taksi lüks bir şeydi. Ona sırf maddi gücü olan binerdi. Yani öyle önüne gelen de taksiye binmesin. Ama gücü şimdi öyle bir duruma geldi, parası olan şunu, da bulamıyor. Hayır, ben taksi. Neden mağdur diyorum taksici? Ya bilmem 33 lira para yazıyor. 33 liraya bu devirde siz ne alabilirsiniz? Adam 33 liraya indi bindi yapıyor. Veya 38 lira yazıyor. Bir de şimdi yeni bir adet çıkmış son 5-10 yıldır. Eskiden öyle değil. Mesela 37 lira yazsa 40 lira verirdin. Yuvarlak 3 lira fazla verirdin veya 50 lira. Şimdi öyle değil. 3 lira para üstünü istiyor adam. Dolayısıyla işin gerçeği şu. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Zor bir iş. Zor taksicinin bir işi zor. Taksiciyi gözetmek lazım. Ya bak, gerçekten zor şimdi bir iş yapıyor taksi şey şoförleri. Onların da Allah yardımcısı olsun. Ama İstanbul'da özellikle şimdi çok da büyük sıkıntı var. Müsaade ederseniz anlatayım size. Soru sordunuz. Nasıl, evet, çözülecek? Birkaç dakikamız kaldı bu arada. Şimdi taksi meselesi şöyle. İstanbul'un taksi sorunu var, plaka sorunu var. Taksi sorunu var değil mi? Hı-hı. Araç bulamıyoruz. Bir anlatacağım müsaade ederseniz. İndiriyorlar, almıyorlar. Vallahi neler yaşıyoruz ya. Müsaade eder misiniz? Tabii ki, buyurun. Taksi sorunu var değil mi? Evet. Bir taksi İstanbul'da yüzde kaç kapasiteyle çalışıyor? Kaç? Kaç? %39. Avrupa'da bir taksi yüzde kaç kapasiteyle çalışıyor? %65. 450 km yaklaşık olarak söylüyorum. Bir taksi bir günde 450 km yol yapıyor. Kaç kilometrede taksimetre açıyor? 150 km. Şimdi siz bu taksi meselesinin düzeninden, dizaynından kim sorumlu? Kim sorumlu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evet. Peki siz daha yeni iki aplikasyon yaptılar. İstanbul'da bir sokakta taksi yok, öbür sokakta müşteri yok. Bir aplikasyon yapsanız, bir tamam, aplikasyon yapsanız. Hı hı. Artık bu çağda cep telefonu olmayan herhalde çok az insan var. Cep telefondan taksinin aplikasyonuna, taksinin nerede olduğunu görebilseniz, tamam, bir aplikasyonla. Bu taksilerin çalışma kapasitesini %39'dan %60'a çıkartsanız, şu anda 17 bin taksi var değil mi? 11 bin daha ilave taksi gelmiş oluyor. Sayın Başkan, pardon, aplikasyon uygulama mı demek? Evet. Uygulamada. Hayır, çok Avrupa'yı tabirler kullanıyor. Evet. Rejant diyor, aplikasyon diyor. Evet. Aa, aplikasyon kullanılıyor yahu. Evet. Yani. Şimdi bak, geliyor.
Bu yapıldı mı? Hayır. Daha yeni başlamışlar iki uygulamaya. Öbür taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki ben 5000 taksiye ihtiyacım var. UKAMA ne yaptı şu ana kadar? 3125 taksi izin verdi. Ne oldu bu taksiler? Ne oldu bu taksiler? Nerede? 3125 taksinin daha şu ana kadar 1300'ünü aktif hale getirebildiler. Yani İstanbul'un taksi sorunu değil, İstanbul'un zihniyet sorunu var şu anda. Acilen bu zihniyet değişecek, taksi sorunu da bitecek, ulaşım sorunu da bitecek, başka gördüğünüz sorunlar ne varsa bitecek. İstanbul'un şu anda yönetilememe sorunu var. İstanbul'un şu anda bir vizyonsuzluk sorunu var. İstanbul'un şu anda bir eksensizlik sorunu var. İstanbul'da şu anda bir ne diyelim yönetim kuraklığı sorunu var. Bunun için 8 ay kaldı. Adaysınız yani. İstanbul'da 2024'te AK Parti Allah'ın izniyle alır diyorsun, aziz milletimizin tercihleriyle ve dualarıyla Allah'ın izniyle yeniden İstanbul, yeniden AK Parti inşallah İstanbul'u yönetecek. Tabii önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız. Bir adaylar ortaya çıksın. Yine anket şirketleri bakalım neler, hangi rakamları, oranları verecek, neler konuşacağız. Siz başlıyorsunuz galiba araştırmalara. Tabii. Kamuoyu yoklamasına değil mi? Bir de şimdi bizim için en aktif ve en zor dönem genel seçimlerden daha ağır bizim için bu dönem. Yani her çünkü değil şehir, mi? Büyükşehir, ilçe hepsi kendi başına ayrı bir şey, ünite. Yani. Bu arada yani azdır mesela İstanbul'u bu kadar hani ilçe belediye başkanının tabii ki siz şimdi Meclis AK Parti Grup Başkan Vekilisiniz yani. Ama azdır yani İstanbul'u bu kadar dert edinen, İstanbul'a bu kadar hakim olan değil mi? Yani siz gerçekten yani dert ediniyorsunuz. Onu görüyorum. Şunu bir çeker yani misiniz eleştiren arkadaşlar? De söylüyor, çok güzel övgü de söylüyor. Hayır yani şimdi eri eri doğruya doğru. Beni şey yapmaz, ben gazeteci olarak soruyorum gördüğümü, duyduğumu anlatıyorum. Ama şimdi baksanıza şu Tevfik Bey'in masasına. 4 tane sehpayı birleştirdik de bu işte dokümanları sığdırabildik. Dokümanları sığdırabildik. Kartonetleri yani. De var orada. 4 sehpa var, daha gerisi başka var. Başka soru gelirse diye. Ama arkadaşlar ilginç dedi ki, olan hepsini de kullandı. Evet, hepsini kullandı. Tek tek baktım. 2 gün dedi başkan yayına çalıştı dedi. 2 gün arkadaş Hüseyin Bey söyledi galiba değil mi? İlginç olmayacağını söyleyeyim. Fulya'nın son sorusu aday mısınız olacak? Bir şey söyleyeyim mi? Ama yani bir dakika ya. Bu kadar İstanbul'a hakim. Şimdi bu kadar araştırma yapıyor. Dert edilmiş bir insan herhalde aday olmak da ister. Ha, aday gösterilmezseniz üzülür müsünüz diye bir soru sorayım. Nasıl biz AK Parti'nin zaferiyle mutlu oluruz. Ha. Çok tecrübeli, hiç şansını zorlama. Ya tabii ki her ilçe için, her şehir için, her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Amin. Yani. Her şeyin tabii hayırlısı. Önümüzdeki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdi açıklamalarına... Şimdi İbni Arabi'nin bir sözü var. Ne? Der ki, kader gayrete aşıktır, nasipse gayrette gizlidir. O gayret de aşk da bende var mı diyorsunuz? Nasıl son soru yok, verir miyiz? Yok, takılıyorum şey. Öyle. Programın sonuna gelmişken hani böyle bir hoşluk olsun diye. Bir de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını ben bugün 13'te bültende söyledim. Dün uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Körfez turu sonrası. Şey dedim, adaylar üzerinde çalışmaya başladık. Ekim'de de kurultayımız var dedi. Hani AK Parti'de, Cumhur İttifakı da yoğun bir şekilde. Onlar da kendi içlerinde adaylar, isimler üzerine çalışmalara başlamış. Tabii ki erken değil, normal bir süreç artık başlıyor. Hayırlısı olsun bütün hayırlısı partiler olsun için diyelim. Tevfik Bey çok teşekkür ediyoruz. Şehirlerimiz hayırlı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Hakan Bey'e, Özel Bey'e teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, bazen sağ olun. Bazen böyle sıkıştırdık, bazen... Ya bizim çalıştık. Yani ama keyifli, güzel bir yayın oldu diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben Hakan evet. Sizin tarzınızda bu güzel siz... var. Ben Sayın Başkan her sene ve her dönem biraz daha hitabet konusunda hakikaten... Yok, hitabet gerçekten iyi başkanım. Onu ben birkaç yıldır keşfettim, hitabet konusunu. Evet, ya yani. Hitabet ama yani çok enteresan. Bunları kaybetmeden konuşabilmek o düzen içerisinde indeks var ama yanında bildiğim kadarıyla değil mi? Bir tane indeksiniz var galiba ya bak, değil kaç mi? Kaç tane şey var yani.
Ama arkadaki ekibin işte yani hiçbir tek kişiyle olmaz bu iş. Ekip işidir. Tabii ekip işidir. Bütün başarı. Efendim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Tevfik Bey katıldığınız için programımıza. Hakan Bayrakçı teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yorumlarınıza sağlık. Özel Şendir çok sağ olun. İyi akşamlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı geceler. Hoşça kalın. Gerçi biz çok konuştuk ama. Estağfurullah. Çok.